House of the Dragon. İ ikinci sezon yedinci bölüm. Red Sowing. Ne ekersen onu biçersin. Bu bölümde de biçtik. <laughs> Hoş geldin karşı. <laughs> hiç, biçtik. Hiç biçtik. Piç biçtik. Biçtik. biçtik evet güzel doğru bayağı ortalık. Ya şey sayesinde çok komik değil miydi? Renira'nın oğlum bu kadar piç var mıymış ya diye bakıyor ya böyle şeysin. <laughs> Atalarım hiç rahat <laughs> durmamış. <gülüyor> Oğlum ne ara <laughs> yaptınız ha? <an? gülüyor> 250 yıldır göt kadar adada yaşıyorlar herhalde artık herkes akraba almış artık. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> değil, kaç kişilik ada zaten? Ya evet. işte susuz tarım böyle bir şey tohumlama, <laughs> Tohumluyorlar sonra aç bırakıyorlar susuz bırakıyorlar sonra onlar geri geliyor. <laughs> böyle bir iş Aynen. sistem var yani orada. Evet artık sezonu Targeni. bitiriyoruz az kaldı son iki bölüm. De. son iki bölümün ilkini izledik. Artık haftaya son bölüm. Ee, bol bol ejderha gördük bu bölümde. Seyirci yine bir coşkulu <laughs> bu yüzden. Geç. <laughs> ya bu, bu ejderhaları gördük. Um, bunu bir izlerken hani geçen hafta demiştik ya HBO'nun finansal durumu iyi değil falan evet. diye konuşmuştuk. Evet. Hani bu bu sezonda herkes şikayet etti ya yavaş gidiyor işte ya bir şey olmuyor hani sürekli bir herhalde takıldı işte Yok kansı... Şu bölümü izlediğimde ben anladım ki <laughs> evet bütçe meselesi bu sezonun yavaş gitmesinin <laughs> sebebi. Çünkü bu bölümden hani ben hayatımda gördüğüm en iyi ejderha tasvirleri bu bölümdeydi herhalde. Film ve dizi olarak evet. düşünürsen ben... Hatta açtım şeyi izledim. Yani çünkü şu altın sahnelerinde aklıma Bilbo geldi şeyde. Smog'un bir ile Smog sahneleri falan. Hani onları açtım fren izledim. Sonra bakınca nasıl geldin? Dedim ki evet. <laughs> yani tabi 10 sene oldu mu o Ne kadar oldu? Olmuştur gene. Oldu bayağı. yapan bakayım. İlginç olan bunları da beta yapıyor ha. Yani şey evet. aynı şirket şirketi yapan. Ama yani 2013. hiç o hayattaki ha, 11 sene olmuş. Kıyaslayamazsın yani o sahnelerle bu sahneleri. Hani şu sahnelerin kalitesi Sezonun neden yavaş gittiğini açıklıyor <laughs> bana. Çünkü abi sek hani Hobbit desen 3 saatlik film değil şey bu yani. 8 saat ejderha'lı, savaşlı şey çekmeye ne HBO'nun gücü yeter. Evet. <laughs> Kimse o kadar para vermeye Çok şey yapar. Ya yani o yüzden kaliteli Ejderha bölümü izlemek istiyorsanız 3 bölümde Harun he, Oğlan, <laughs> <laughs> psikolog sahnelerini izlemek zorundasınız. Başka türlü olmuyor bu iş yani. <laughs> ya hiç ejderha görmeyeceğiz. Bütün her şey savaşlar o şey gibi olacak. Burning Man'de nasıl bir sahne falan gösterdi. Bitti. Evet. Ee, yani Ruknest'i göreyim. İşte burada Vermitor'u tarihinin en iyi ejderhası <laughs> <laughs> Eşteri tasviri gibi göreyim, onları göreyim. Bir de her bölüm bunlar olsun diyorsanız üzgünüm. Evet, <laughs> Böyle uzman, bir şey yok. Bölüm başına 50 milyona falan çıkar herhalde. Şu an 25 <laughs> falan herhalde. <laughs> Öyle bir tecrübe yaşamak istiyorsanız bir tavsiyem var. Şöyle mümkün. Kitabı okuyun. Kendi <laughs> <de> hayal, <laughs> hayal gücünüz hayal gücünüzle <de> beleşe. E <laughs> yap, yaparsanız... yaptırın ya da, değil mi? AI... <laughs> e <Aynen. gülüyor> Yok ben hayal gücümü kullanmak istemiyorum bana onu yapsınlar diyorsanız üzgünüm. Bu kadar oluyor bu. Yani evet kesinlikle bu bütçe meselesi ee, sezonun yavaş gitmesinin sebebi. Yoksa Kondala ver yani yüz milyonlarca doları yapsın her bölümü böyle. Adamın neden yapmasın ki adam? Tabii canım. Ya bütçe de zamandan bu arada aslında. Öyle bir paralellik de var. Sonuçta bu iyi çıkması için e, işte 3DG'yi iyi bir süre vermen lazım. Mesela Marvel bunun sorununu çok yaşadı son yıllarda. Hep kısa sürelerde büyük crunch time'larda çalıştırıp çok kötü sonuçlar aldılar. Şirketler falan ...isyan etti çalışanlar oğlum. Bana kötü referans oluyor. Ben işte sen de dedin ya mesela onu da veta yaptı, bunu da yaptı. Yani yine yapabilirdi belki eskiden ama o crunch time'lar çok yoruyor onları. İyi iş çıkmıyor. Burada da muhtemelen 10 gün yerine 20 gün verince bütçede iki katına çıkıyor. Ya yani ona ayırdığın adam saat başına <laughs> ödediğin. E zaten 2 şey... iki, iki senede bire geldik yani sonu. Game of Thrones'da bile her sene 8 senede her sene çıkardı herifler sezonu. Çünkü ejderha yoktu anca. Evet. <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir sene post production oluyordur bunlara. Bir, bir, senede sene de çekiyorlarsa bir senede <laughs> post production Tabii. yapıp ancak iki senede getiriyorlardır yani. Anca çok uzun. Neyse ki yani. Duncan Egg'de ejderha yok. o belki <laughs> daha rahat olur. o düz onda bir şey yok. Ki aynı anda bir de Last of Us yaptılar ki o da hani e, bütçesi yüksek bir işti. O da mekanı VFX'i yüksek bir <gülüyor> işti. <gülüyor> Aynen. Ya o, o bir de yapıyor HBO bir yandan da. Yani ondan da takdir ediyorum. Batık matık firma <laughs> bok kokuyor içerse ama bir şekilde bunları da yapıyorlar yani. <laughs> yani işte insanlar CGI kötü olsaydı Hıcralar güzel gözükmeseydi başka Nerd Rage yapacaklardı. E, onu yapalım derken her şeyi yavaşlamak zorunda kaldı. Şimdi çok yavaş oldu diyen adamlar var. Evet. Maalesef kazanmak mümkün değil. <laughs> ben hala memnunum bu arada sahnelerinden. Ha, ben, ben de memnunum. De. Ha, benim bir derdim yok. Evet. Ha, ben normal izleyici için belki biraz evet. yavaş geliyordur. Ama ben hani... Normal izleyiciye yazıyorum, izliyorum. Hep de herhangi bir şikayeti yok yani. Doğru. O zaten Damon aşı olduğu için. O Damon bekliyor yani. sadece. <laughs> Aynen. Damon gözüksün de ne gözüküyorsa gözüksün. <laughs> şey yapmıyor adam. İyi, iyi güzel duruyor herif. Vallahi şöyle dursun <laughs> Bu bölümde acılar çekti. Onu, onu da göreceğiz. Konuşacağız. <laughs> evet. E, Renira ile başlayalım. Hatta Renira ve Adam. Adam ofu. Eee... Bu sahne ta fragmanda, ilk sezon fragmanda gözüken sahneydi. Evet diğer e, ejderha da acaba ben Silver Wing mi falan diye düşündüm. Bu Sea Smoke'muş. İlk gördüğümde de böyle düşünmüştüm. E, bu karşılaşma da güzel olmuş bayağı. Yani bu bölümün başına koymaları da iyi olmuş. Geçen bölümün sonunda olsun isteyen de çoktu. Ama kesinlikle bölüm açılışı için daha iyi. Yine Renira'nın fazlarını gördük. Sinirli çıkıp sonra helal iyi, iyi binmişsin ha falan diye böyle adımla kaynaşması. Ee, eve kadar sürebilir misin geyiği falan güzeldi yani. Ee, da böyle direkt vakur kraliçem sen neyiz falan böyle hemen o da ikna oldu. Renira'nın bu kadar hızlı diz çökmesine tepkisi falan da güzeldi bu sahnede. Kullanmıştır. Niye bu kadar hızlı? Değil evet. söylüyor gerçi. Çabuk çöktün ya falan diye. <laughs> çok komikti. Hemen çöktün hayırdır sen? <laughs> Ulan size de çökmesek başka çöksek başka nedir abi? Ne kadar hızla çök. Japon şeyi gibi miyiz yani? Çok çok eğilme. Çok eğilirsen saygısızlık falan diye. Hemen Az da eğilme. <laughs> Açısını bilmen gerekiyor. <laughs> Bizim Japon Japon patron vardı. Eskiden bana öyle diyorlar. Çok eğilme. Çok az da eğilme. <laughs> <laughs> Eskiden eğilmiyorum. Ver elini abi. Açıklayayım diye. <laughs> adamın elini sıkıyordu. <laughs> ona kızıyor muydu ne ay sıkıyorsun falan diyor. <gülüyor> aynen <gülüyor> of ya inanılmaz daha gece 11 saat niye eve gidiyorsun falan diyordu Japon patron <laughs> <Ç> çalışmak <laughs> ofiste, ya, ofiste ya. çalışmadığın için mi diyordu bunu yok ya şaka yani. kendisi öyle çakıldı, çalışıyordu da bizi ellemiyordu ha anladım geyik yani. yapıyor <laughs> yani. Daha saat gece 11 oldu. Nereye gidiyorsun erken erken? <gülüyor> 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 um, İyi komik adam. Şey, bu şeyin ertesi günü ya burası. Uh, çok komik. Um, ne o Seismok'un um, Adam'ı kovaladığı sahneler var ya. Evet. Aynı plajda ertesi gün çekmişler bunu. Bir gün önce hava günlük güneşlik. Burada neredeyse fırtına Hava <laughs> <geldi. gülüyor> kapanmış. <gülüyor> Ama güzel arka plan olmuş burada fırtına. Evet. Hani şey, neredeyse evet. adamlar adamlara biraz işkence olmuş rüzgarda çekmek bunu. Arkada böyle windsurfing yapan adamlar falan var. Onları silmişler. <laughs> Oğlum bunları nasıl uzaklaştıracağız? Siktirat posta sileriz deyip yollamışlar. <laughs> <laughs> Bir de buradan falan, dememişim de. Tamam bırak ya yapsın. <laughs> sileriz onları biz. Oğlum ejderha koyacağız oraya. Onu mu silemeyeceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> evet ya çok iyi. Benim İki saniye arasında merak ettiğim bir şey var. Renier'a çıkmıştı yani böyle... ...o gideyim ben Bejderay'a bakayım evet. falan diye. Sonra işte... ...hani böyle arkadan gelip selektör falan mı yaptı böyle? Çek çek çek. Şey, sağ evet. Yemin ediyorum bunu ben de merak ettim ya. İn lan in çek çek. çek. Şurada boşluk var oraya çek. <laughs> diye bir arkadan ses yapıyor değil mi? <laughs> Elektör. Bunları yapıyor lan. Neyse öyle saçma sapan şeyler düşündüm böyle. Evet, Nasıl indirdiler acaba bu? <laughs> Buna takılıyormuşuz değil mi? yani yanına böyle gelip böyle elektrik hareketi falan mı yaptı? Bu şeyde de falan. bunun geyiği var ya Dune izlediysen o wormlar çok büyük ya. İşte bindiği sahneyi gösterdin, inişini göstermedin diye işte Villeneuve soruyorlar. İnişi üçüncü filme sakladım, onu planladım nasıl yapacağım ama kitapta da anlatılmıyor, biraz zor oldu demiş. Herkes onu merak ediyor, Oğlum, koca kurttan nasıl iniyorsun lan diye. Bir de gidiyor ya, o, durmuyor devam <laughs> İyice saçma. Burada da öyle bir sürü lojistik sahne var. Bütün bu zaten ejderha alma olayı adamların icat etmesi gerekiyor. Evet. <laughs> Çünkü Martin bindi ejderha gitti yazıyor. <laughs> Büyü geldi, Vermitor'u aldı. okey. Nasıl aldı? Hani böyle onlar oh, oh. hiç bilmiyoruz. Evet. Lojistik <laughs> hiçbir şey yok. Hiç yok. Yani geçen bölüm konuştuk onu zaten. Burada um, ilginç olan tabii ki Corliss'in adının geçmiyor olması. Evet. Um, sanırım adım şey diye düşünüyor. Yani Corliss gençken biz onurlu bir gençtim. Corliss benim adım almıyordu. Ha olabilir. çünkü söylüyor ya hiç bunu sallamamış tamamen görmezden gelmiş. Hani alını biraz bizim olan bu hani az şey bu falan denizci bu iyi bu falan derken Adam'ı hiç siklememiş. Herhalde oradan şimdi adımda bir şey oluyor. O bak şimdi Dragon Rider oldum şimdi ben onu siklemeyeceğim mi oluyor acaba diye düşündüm bir an için. Kim senin baban oğlum? Senin baban kimi? <laughs> Adını gerek yok. sevmem ya. Alkolikti zaten falan diye. Yani bence burada zaten adı o Marilla de of denen kadın daha önce konuşmuştuk. Böyle e, tersane sahibi işte evet. böyle 6-7 tane gemisi olan hali vakti da bir ablamızdı. Hatta bu Dragon Seed olduğunda kadın iki oğlunu o getiriyordu. Hı -hı. Benim oğlanlar Targaryen Pichi diye ya da Velenarion Pitch'i diye. Çok büyük ihtimal o kadında geliyor oh, bence yes. şey. Corlys'ten gelmiyor. Um, kadın da Targaryen. Yani. Çünkü Dragonstone'da şeyde yaşayan, Driftmark'ta yaşayanlar için um, bu bayağı bir şey. Yüksek bir olasılık. Yani ufak bir şey yer zaten her iki ada. Sonuçta um, böyle daha zamparalık yapmak isteyen prensler güldüm <gülüyor> sürekli. <gülüyor> hani bunu daha önce konuştuk. Kitapta da bir şey var ya işte. Smallfolk bayılır Targaryen piçi ya, o, o, yapsın. Çünkü işte hani zengin olmanın ya da lordlara karışmanın kısa yolu olarak görünür falan diye. Evet. Hani ne kadar bayılır bilmiyorum. Hani tecavüze uğramaya ya da şey yapmaya <laughs> insanlar. Ama <laughs> Tabii, en azından kitaptaki anlatı o. Yani burada işte Corlys'in ıı, Babası olmamasını söylemi söylemiyor. Orası ilginç. Onu söylememesinin şöyle bir etkisi oluyor. Hatta bu şey eğer söylese benim babam Corlys diye belki Rhaenyra bu e, normal insanlardan, Smallfolk'tan ejderha sürüsü çıkarma planını uygulamayabilirdi. Çünkü ne olacaktı? Hani benim babam Corlys deseydi evet Velaryonlar soylu hani aileden geldiğin için sen bu ejderhaya biniyorsun. O zaman hani Velaryon'da Targaryen'de aramaya devam edelim soylularda. Çünkü daha önce de işte Darkling'e denetmelerin sebebi işte soylu bu evet. adam. Hani diye şey yapıyorlar Hatta diye. sorup annesini de öğrenebilirdik ki Kolis de bunun mesajını verdi. Anneni ben aslında tanıyorum falan dedi. Yani biraz biliyorum dedi alınca. Sanırsın. Tanı biraz zaten. Ananı tanıyorum. Kan bağını biliyorum falan. <laughs> Her neyse işte burada Corliss'i söylemiyor olması Renira bu tamamen hani random bir pitch ya bu hani diye düşünüyor. Tabii o zaman, ama Adam o bunu zaman... düşünmüyor tabii. Böyle kompleks düşünmüyor. Bence babasına Yok, tripten ben... söylüyor. Aynen. Adam büyük ihtimalle um, o beni işte ejderha sürücüsü değilken sallamıyordu. Şimdi ben uh, ejderha sürücüsü oldum. O zaman da ben onu sallamayacağım lan. Evet. Gibi düşünüyor <laughs> herhalde. Ama farkında olmadan bütün bu hani Dragon Seed olayının kapısını açmış oluyor. Yani soylular arasında aramak tabi daha sonra konuşacağız bunu. Hani Jason'ın da bahsettiği gibi normal halk arasındaki piçlere bu fırsatı vermesi bambaşka bir olay. Belki de burada adamın soylu aileden gelmiyor olduğunu düşünmesi ona şey yapıyor Veya tamam oluyor o zaman bu. Hani soylu mollu olmaya gerek yok. Çünkü biz hani bildiğimizi sanıyoruz hani ejderha olayını ama şimdi bu Rhaenyra için tamamen bir soru işareti. Yani, kim mi yapar? Nasıl yapar? Nasıl bilinir? Hiç bil bilmediğini düşün yani. tabi Kafasında belki hani soylu olması gerekiyor diye düşünüyordu ama adamı görünce e olmuyor, olması gerekmiyormuş belli. <laughs> Herkes yapabiliyormuş lan filan. O yüzden de sonunda diyor ya işte imkansız olduğunu sandığım bir şeyi başardın filan diyor. İşte orada bence kapıyı adım açmış oluyor ki em, dizi bütün bu sahnelerin hiçbiri kitapta yok. Burada iyi bağlamış orayı yani. Yok bayağı iyi Direni bağlamış yani. Şeyi de güzeldi. O diyalog bayağı iyiydi zaten ya. Yani bayağı burada ha bir de Adam'ın tabii ki bu diz çökmesi sanırım <laughs> şeyden hani Targaryen exceptionalism denilen hani Targaryenların üstün olduğu adamın kafasına bence kazınmış meczarası <laughs> ejderhası canım. olsa bile hala Rhaenyra'yı üstün görüyor yani o tabi tabi sizin ejderhanız <laughs> ha, <ben. gülüyor> e Çünkü zaten... geliyor. O bizim ejderhaydı. Onun ruhsatı benim, benim elimde. Benim kocamın da o falan diyor böyle. Tabi <laughs> tabii. tabii. <gülüyor> Ona hırsız falan diyor ya şey Seldigar. Evet, Çaldılar. E. Ne çaldı mı <laughs> <Sanki. gülüyor> Ne yaptı? Ne yapmış? Şey yapmış. almış götürmüş ya. Ejderha burada. <laughs> Kelebek çamını kırmış. <laughs> Aynen. Çaldılar ne lan Aynı nasıl çalıyor? Ya zaten e, şey de tuhaf e, yani güzel aslında. Daha dindar da bir herif ya bu Adam biraz daha farklı daha böyle ııı e, Alinde diyorsa o biraz daha heyecanlıdır böyle şeyleri sever falan diye. İşte Tanrı'dan çağrı geldiyse beni hiçbir şey... Tabii ben ne hacet ki konuşabilirim falan böyle <laughs> şey konuşmalar yapıyor. Ee, o da hani zaten... Çünkü arayanları Tanrı olarak hani Aynen. ejderhaları Tanrı olarak görme şeyinde. Aynen öyle işte o God olarak gördüğü için Tanrı olarak o direkt okey zaten. Ki en sadık olabilecek de o bu arada. Yani diğer Alf'la şey hiç güvenmiyoruz. <laughs> ben güvenmiyorum en azından ee, o yüzden hani Adam en şeyi böyle en verimlisi olabilir onların arasında. Gerçi Adam da hırslı olarak yani işlendi. Sonuçta hırslı. hani belli bir yere gelmek isteyen kişi olarak işlendi. Çünkü Alan tam boş ver ya derken hani oğlu olduğunu açıkla onu kullan işte kariyer yap işte şey yap um, CEO'ya assistant ol falan derken <laughs> Alan sallamıyordu. Adam ...biraz daha hırslı olarak işlendi yani... ...şimdi burada... ...ama şey var ya biraz... Tar ...Targaryenlere uygun işte daha böyle... Yani ...şey... ...Targaryen uygun yanlış olur belki de... ...en azından Renira'yı e rahatlatacak... Şey, ...daha dini şeyleri var... ...biraz yol yordan böyle bir... ...soylulara yaklaşma isteği var... ...diğerleri daha böyle şey... ...hani en azından Adam... E, ...görev verdiğinde onu daha hevesli yapabilir... ...ya da ona göre görev verebilirsin ama... Alf direkt şehre sürdü yani. Sır <laughs> kardeşim barda arkadaşlara mı ha. atacağım falan diye. Yani o biraz tehlikeli geldi bana. <laughs> yok bence o sürdüğü tartışmalı yani. Neyi sürdüğü, kimin kimi ya, sürdüğü. Tabii, o, o başka yani bir tartışmalı. konu. Oraya geleceğiz zaten. O başka bir konu. <laughs> ha, bilmiyorum. Sonuçta um, asıl bu piç meselesini Jayce muhabbetinde tekrar bir konuşuruz. O çok fazla girmeye o, yani. gerek yok ama burada um, yani kapıyı açtı yani, bence um, eğer sonrasındaki yaşanan olaylar yaşanmayabilirdi. Burada evet ben soylu kanı ver bende. Belaryon kanı var filan deseydi büyük ihtimal hadi Belaryon piçlerini bulalım. Gidelim korlise soralım. Kaç tane var bunlardan? piçlerden senin diye. <laughs> Abi zaten Corliss e, şimdi galiba teknik olarak bunlar kendi çocuklarından küçük değil mi? Yani evet küçük muhtemelen. Leonor ve şeyden küçük bunlar. Leyna'dan. Valla aşağı yukarı aynı gözüküyorlar bana ama bilmiyorum hani Şimdi aynıysa şey daha küçük olabilir teknik yani. Ya şundan diyorum Corliss acaba baya böyle güvenlik sistemi olarak mı gidip bu çocuklar hani gönül eğlendirmek için değil de annesinin de kan bağını bilerek sistemli bir şekilde mi yaptı acaba? Düşüncesine kapıldım çünkü. Aa, <laughs> doğru diyorsun çünkü Torlis hakkında bildiğimiz bir şey var. Adam Targaryen pusuya bayılıyor. Evet. O yüzden... Yani seçmiş olabilir. Ya, bu, gitmiş, şey Yapmış olabilir. Marille dediyse ben Targaryen piçiyim. Torlis hemen ooo hemen. <laughs> zaten şimdi bir, hemen. bir erkek bir kız oldu. Erkek de zaten evet o da <laughs> evet, erkek de bizim sorumuz ilerlemeyecek ondan. Evet orada sıkıntı var. Surrogate mother olayına ne falan girersek bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben gideyim yapayım. Evet, cool. olabilir ha belki öyle düşünmüş olabilir adam hani. Çünkü kitapta bayağı genç bunlar. Çünkü Leonor'un çocuğu olduğuna inanıyor insanlar. Evet. Demiştim yani 60 40 20 gibi bir şey düşünebilirsin hani Corlys, Leonor. O zaman bunlar genç yani kalıyor her türlü. Aynen. Yani o, o zaman daha da tehlikeli bir şey var hani Rhaenys... Is... Le beraberken yapmış bu fıçları. Çok tehlikeli valla. Evet. Gelip kafanı yakabilir yani kadın. Reynisi o yüzden ölmesini bekledi yavşak ya. Hatırladım kadarıyla. bu bilmiyorum inşallah bu spoiler olmaz ama zannetmiyorum dizinin bunu işleyeceğini. Şeyde alın deniyordu ama başarılı olamıyordu ejderha almayı. alında deniyordu. Ee, evet onun şey evet galiba vardı. Ben de oralara bir baktım. Ama hep şey tabi orada da Adam'a işte aldı, Alina alamadı falan şeklinde yazıyor yani. Ama bence evet. burası daha iyi olmuş. Kolis hemen gaza gelip favorite çocuğuna sen de bir dene ha KPSS'li ejderha <laughs> sürücüsü alıyorlarmış falan. Diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir dur ya. Yani şey gerçi o güzel bağlandı şimdi. ile evet. olan Hezat orada iyi oldu. Birinin yani işte istememesi diğerinin Targaryen olmayı istememesi iyi oldu. Um, neyse yani kitapta um, Alan da deniyor ama alamıyor böyle işlere. İnşallah önümüzdeki bölüme spoiler olmamıştır şimdi. <laughs> Alan'ın <da gülüyor> denetmeyeceklerdir zannetmiyorum. Yakça buradan sonra denemez artık saçma olur yani. Yani zaten öyle bir şey olmadığını işlediler. O yüzden. Ha de kitapta Adam büyük çocuk. Hani hem varis hem Dragon Rider Adam. Alan biraz hmm. o da genç olan işte hem ejderhası yok. İşte abisinin işte şey bu iki second son direkt bu hani. Yani her bu. şey Adam'da kitaptı. Um, o yüzden burada değiştirmişler ikisini daha eşit ve farklı karakterler var. Ve hiç hissedilmiyor aralarındaki ilişkiden yani sen ikincisin ben birinciyim. Zaten Alan'ın da hayat duruşu farklı Adam'ın da farklı. O yüzden kendi aralarında böyle bir didişme yok mesela ya. O da güzel olmuş. Ee, evet zaten hani kitapta çok fazla karakter, hiçbir karakter işlenmediği gibi onlarda da yani çok fazla bir karakter olduğunu özellikle de Alan'da söyleyemem yani. Yok evet. Öyle evet. biraz. Evet. Buradan e, Alicent'la Orwell sayesine geçtik. Orwell e, yarasını dikiyor, kapatıyor ama yara izi kalacak diyor. Burada da metaforik konuşmalar dönüyor. <laughs> yani, yani yara izi... Hemen bir düşünelim. Aynen. Nereye gönderme yaptı? <laughs> Yaralar iz bırakır hocam falan diyor. böyle. Meğerse arabeskmiş orval Bu iz kalacak hocam. <laughs> Ama... Ama, geçer falan diyor. Aynen. First world problem bunlar. Geçer falan diyor böyle. <laughs> düz ya. şeye bak ya. Adamlar yandı orada. <laughs> Senin kolun şey <laughs> Evet lan çocuğun yürüyemiyor. Hayvan falan diyor kızıyormuş böyle. <laughs> Burada birkaç birkaç biraz, iki üç güzel detay var. Birincisi zaten artık Alicent'in e, iyice dışlanmış hissettiğini çok vurgulanması. Ben bu e, şey için işte memleket için saçımı süpürge ettim hanem için ama işte dışlandık be bir kenara atıldık diyor. İkincisi burası pislik içinde diyor. Yani e, zaten seyircilere de hatırlatalım Laris kendi ekibini yerleştirdiğinde Elisint'ın da yanında hizmetlilerle. Onları daha ilk baştan hep kovuyordu yanından. Muhtemelen ilginç olan onun yanından komple gitmişler. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Elisint'ın yanında durman dışında da gidip odayı da temizlemiyorlar, bir şey de yapmıyorlar muhtemelen. Orası e abi Laris Laris gelmiş orada izliyor zaten onu temizlemezler. Evet fare, fare orada. Zaten ona geliyordum. Şu, üçüncü de fare var. Orayı temizlemezler. Aynen. Dur sen buraları temizle. Ben buraya fare sokacağım. Tabi bu biraz da Red Catcher'ların öldürülmesiyle de ilgili. Fareler her yere iyice artık salınmış. Kedileri olur. almadılar daha ya. Kediler bütçe kalmamış kedilere. Kediye kalmamış. Onu dijital çok kedi yapamayız diye düşündüler muhtemelen. <laughs> kediye gerek yok. Salın şuraya kedileri dolaşsınlar işte sette. <laughs> Oğlum bu kedi düz salsan korkudan kaçar bir yere gider ya. Nasıl tutacaksın? <laughs> Altına sıçar kedi orada. Ee, onun dışında bir de ne vardı burada? Bir şey daha vardı. Ha bir de yok başka bir şey yok. Evet bu kadar. Bence burada komple bitirelim Alicent'i ya. Çünkü Evet evet geçeceğiz hem, En fazla bir şey yok. Hem de Aynen. ne diyeyim? Ben pek bir bir türlü şey yapamadım. Ne diyeyim? Alıstan'tın oturtamadım bir yere. Kastım ama, inşallah belki şey olur. Sonradan görürüz. Şimdi konuşurken Alıstan'tın şeyi diye. Bu... Evet, şeyde de bu Orbaylı konuşmaya deneme ikinci üçüncü oluyor böyle. Orbaylı siklemiyor bunu. <laughs> evet. Orbay yani. böyle ben de konuşma abi. Sonra başım iş, iş, iş çıkacak. Bana anlatma anlatma falan. <laughs> Geçen de bir hani Vizeris sana söylemiş miydi varisi evet. falan demişti ya orada da. Valla bize bilgi gelmedi bilmiyorum falan diye. <laughs> evet ya kendisini çok aslında kendi işiyle orada bulunmak istiyor. çok o dedikodu havuzuna girmiyor. Orwell böyle. Aynen. <laughs> Alison da yalnız kaldı ya artık. Larissa de konuşamıyor. Kristen yok. işte Aegon yok. <laughs> Helena desen. Um, Zaten. Pek muhabbeti iyi değil. <laughs> Elena'ya gidiyorsun. Elena hemen veriyor ki haneti yolluyor. Ya sikeceğim şuraya çay içmeye geldim. Gene geleceğimi söyle diye. Elena böyle öleceksin falan diyor. Ulan'ın yanından geçme falan diyor. Ya ne diyorsun ya? Manyak <laughs> mısın? <laughs> Bence Helena da saldı artık. Zaten bunlar beni Kesinlikle. dinlemiyor deyip. <laughs> Aynen işte kadın cihazı konuşacak kimsesi kalmadı yalnızın ton gelip işte Orval ile konuşuyor anca. Orval de böyle geçer geçer hadi ablacığım hadi anlatma bana dertlerini çünkü sonra başımız derde giriyor evet, yani. sen <laughs> de Muhammed edince Larisa oradan izliyor zaten Orospu bu çocuğu geldi işte bak orada <gülüyor> <gülüyor> hiç bana anlatma ya hiç öyle um, topa girmedi ya. Tabi burada diğer sahneye de geçeceksek buradan hani e, kamp sahnesini. Geçebiliriz. Um, evet. Rickard Richard, Richard, Richard Tornla oraya gidiyorlar. Hmm. Yani işte um, ilk sezonda sarayda kendini saraya ait hissetmeyen karakter Rhaenyra'ydı. Evet. Alicent um, daha şeydi. Ben işte saray ladiesiyim işte ben gerekeni yaparım filan da zaten burada söylediği gibi işte Renira daha böyle özgür kız işte ben siklemeyeceğim gideceğim dolaşacağım filan de orada Renira'nın Kristen Cole'la bu kamp olayı vardı ya işte deer hunting işte geyik evet. gittikleri kamp olayı filan. Sanırım ya, planlı gitmiyordu ona da ya. Renira gaza geliyordu da gidiyorlardı falan bir de ya. yani ben yani burada sanırım Alison öyle bir noktaya geliyor ki hani şimdi saraya kendine ait hissetmeyen o olmuş oluyor. Renira değil. Evet. Ve de orada böyle sanki Renira olsa ne yapardı ya filan diye bir düşünüyormuş gibi geldi bana. Yani. <laughs> Kingsguard'ı alıp kampa mı gitmişti o ne yapmıştı? Geyik mi avlamıştı? <laughs> Kopyalıyor <gülüyor> değil mi? hiçbir, bir fikri yok hani saray dışında ne yapılır konusunda Alicent'in. Hiçbir fikri yok bence öyle. Ne yapılırdı ya? düşünüyor böyle. Z Ama Renira Aynen. kolla kampa gitmişti. Ben de bir Kingswood'a git. Aa donduk ne oldu? Neyse. sen? geldin tamam. Bir dondun o arada geldi tekrardan. Heh. Ha. işte tamam. İşte yani o da hani bir Kingsguard alayım da gideyim geyik avlayayım mı diye düşündün? ne yaptı? Ya Bana evet. sanki öyle bir paralellik var gibi. Zaten gidiyor. bu dediğini düşünmese bile dizi şunu artık çok yapıyor. Bayağı o kısma girdik. Yani ikinci sezon aslında bunu 3-4 bölüm boyunca bunu hazırlamıştı. Artık o dönüşüme geçti. İşte Renira ile aslında Alicent roller fark o birbirlerinin rolüne bürünüyor. Renira ile Damon aynı şekilde. Damon ile Aemond da benzer bence. Yani Damon sakinliyor. Renira artık böyle o yavşak daha psikopat hale bürünüyor. Daha bu değişimde Alicent da bence oraya oturuyor. Yani artık ama dediğin gibi ne yapacağını da çok bilmiyor. Öyle bir geçmişi yok. Öyle bir alışkanlığı yok. Ee, hiç dışarı çıkmamış. Kimseyle takılmamış. En fazla işte cumaya gitmiş birisi. Ee, o yüzden... Mum yakmış. Aynen mum yakıyor. Ee, öyle bir sosyal diyaloğu da yok yani. Şeyi de yok. Zaten şeyde şaşırıyor yani. Rickard da şaşırıyor. Ne yapacağız? Dönelim mi falan diyor. Bilmem bakarız. Dö sonra döneriz belki falan. Yani at bir diye ki... geri geliyor falan. <laughs> Rickard bu korku dolu bakışları bence şeyden dolayı. Sikmese bari beni <laughs> en son. <laughs> Kingsguard'ı sikti bu karı Biliyorlardı değil mi? Evet. Oğlum valla Kristin yok şimdi beni mi zikecek ya valla ben yemin <laughs> ettim abi bir de karaca şey zikersen başım nerede? <laughs> <laughs> Yaşım başımı almış adamım ben ya ben, beni buralara sürmeyin diye. Aynen bir de emir etse hayır da diyemezsin ne diyeceksin? Karaca. <laughs> 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 hayır evet da ne <laughs> yapacaksın? Yapsam bir dert, yapmasan bir dert. Yapsan yeminini bozmuş oluyorsun. <laughs> Bence aradaki gerginlik o böyle bir karton. Ne yapacağız acaba falan diye böyle geriliyor <laughs> adam. <laughs> Çekmeze bari beni ya. Bu şeye de baktım evet. ben. Kingswood'a da baktım gittikleri yani böyle bir bir olayı var mıydı eskiden ya da kitaplardan falan diye. Öyle aşırı bir şey yok. Hani genel olarak çok sevilen... Robert'ın <laughs> abla, gittiği yer. Aynen. Bir kitapta işte özellikle burada hani Robert'ın ava gidip e, ölümcül yarayı aldığı yer. O açıdan. E, acaba dedim buradan mı paralel koyan. Kingswood üzerinden mi bir bağlantı olacak Addison'da diye ama tabii bir şey görmedik henüz. Da, bu arada harbiden şey yani. Kingswood böyle adı Kingswood değil. Sadece kralın avlanması için evet. ayrılmış bir yer. Oraya gidip avlanırsam falan böyle direkt kafanı alırlar. <laughs> Kafana gide, göre Kingswood. gidemezsin. Yani burada sen böyle şeyde zaten Feodal düzenin klasik şeylerinden biridir ya. O, hani böyle adam Mın ailesi o ormana jenerasyonlar boyunca böyle 500 senedir ailesi yaşamış orada ormanın kenarında avlanmış işte e, odununu kullanmış işte çalısını çırpısını kullanmış. Evet. Sonra feodal düzen geliyor diyor ki bu arası burası benim artık. Yani burası artık lordun. <laughs> Saçtık. E, biz aldın, geyik kaldırdık burada 500 senedir. Artık ayarlayamazsın lordun oru falan diyorlar böyle. Orası <laughs> Vergi <orman>. vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, lordun ormanı oldu orası. Evet, bu da Kingswood'da direkt kralın ormanı. Krallığa başka kimsenin orada avlanması yasak. Ellison'tan da sosyalleşmesi bu kadar işte. Kralın <laughs> ormanına kadar gidiyorsun. <laughs> Yine kralın arazisindeyiz. Aynen. Arka bahçeye çıkıyorlar yani. <laughs> Çok böyle ormana gitmiş bir halleri yok. Evet ya işte orada bir göl var. Zaten o sahne biraz şey gibiydi ya göle girme sahnesi de sonrasında. Ee, onu da bağlayayım buraya. Hepsini dediğim gibi konuşalım Alicent'in bütün orman kısımlarını. Ya biraz daha yani yeniden doğma yani suda işte yeniden çıkma, arınma vesaire gibi anlamı çok olur öyle sahnelerin. Suya dalıp çıkmadır, yatmadır bilmem nedir. Bir de bu, bu sezonda birkaç kere böyle gökyüzüne bakıp kuş gördükten sonra hep ejderha falan da gördüler. Bilmiyorum Alicent orada yatarken belki Vegar'ı görmüştür yani. Aa ne oluyor lan falan diye. <laughs> görmüştür. Ya da böyle Ah geldi gene. Yani Laris geldi ya da yine. <laughs> o da Laris oldu. Drone, Laris drone almış. <gülüyor> Uzaktan <laughs> böyle diye geliyordum değil mi <laughs> ya, Bu su, su o şeyi Alicent'le baya um, bir işlendi ya bu sezon. Evet. Su imgesi. Banyo sahnelerinde o yıkanma işte evet. sahnelerinde filan. Hatta bu sahneyi de ilk sezon trailerında de görmüştük galiba. Çünkü böyle bakıp e, Alison nerede ya? Bu, nereye gelmiş? Göle mi gelmiş falan Aynen. diye. Hatta ben rüyadır herhalde falan diye düşünmüştüm. Ha evet konuşmuştuk onu. Rüya olabilirdi evet. Ee, i̇şte bu um, bu sahnede yani bir intihar girişimi şeyi var. Gel yani Kondal da söyledi onu aslında. Hani Alison'ın aklından geçiyor. Suicide Artık herhangi bir gibi... Evet. Herhangi bir yaşamında bir anlam kalmamış olması um, öyle bir noktaya getiriyor alısın. Hatta çekilen hani o açı aşağıdan çekilip saçlarının gözüktüğü anda falan bir yer için öldü mü kadın falan diye düşünüyorsun hani o şeyden girince bu açıdan. Um, ama Kondal ilginç bir şey söyledi. Bu sahnenin sonunda o kuşa bakıp tekrar dönüp gittiğinde Alicent yeni bir şey kazandı ne diyeyim bir anlam kazandı aklına bir şey yani bir şey purpose geldi filan dedi ama ne olduğunu söylemedi hani o anda Alicent nasıl bir uyanma yaşadı hani böyle aa benim hayatım çok kötü çok berbat derken böyle kendi kendine hani şey yaparken iç dünyasına dönerken bir anda aslında o kadar kötü değil bak şunu yapabilirim diye mi gitti mi bir şey geldi aklına, Muhtemelen dedi. evet bir şey oluyor orada. Çünkü hani intihar etse geldi? burada ederdi herhalde yani. Acaba dedim Darren falan mı geldi hani ben ben gideyim Darren'ı mı göreyim mi dedi ne dedi. Um, ben onu düşündüm bu arada bence. E, yani Darren olarak düşünmedim aslında da. Ricardla beraber gidecekler yani saraya dönmeyecekler gibi düşündüm. Gidelim ya falan basıp gidecekler gibi duruyor. <laughs> Sarayın dışında olmuş olması şu anda ilginç bir şey, um, lojistik tercih. Um, bilmiyorum. ilginç şey olabilir. Um, sarayın dışında olması ya da derine gitmesi kitaptan büyük bir değişiklik olur çünkü kitapta gitmiyor. Um, Derin hani uçan bir şey gördü, işte kuşu gördü. Um, pek şey çözemedim yani. Alice Rivers'ın baykuşu falan da olabilir. Hani olabilir. <laughs> bakıyor böyle. Ya yani genelde böyle düşünüldüğünde işte dediğim gibi hani klasik arınma sensi ama Kondal böyle dediyse Alice'ın şu an aslında olması gereken yerin dışında. Genelde böyle durumlarda dışında olduğu yerde bir şey olması lazım. Yani orada dışarıda olmasının bir anlam kazanması için. E, muhtemelen Kings falan bir şey olabilir. Onun üzerine bu aldığı karar onu daha ruhani bir yerden o kararı güçlendirebilir. Öyle bir şey görebiliriz. Ee, bilemiyorum. Evet, öyle bir şey, şey, olabilir. Oldu. Yani. İlahi şey oldu bana. Bak çıktım aslında bomba patladı içeride falan. <laughs> şey. Serseye Ser <laughs> gelip uçuruyormuş septsi şeyi. Daha, <laughs> gerçi onu şey yapmadılar. Sept of Baylor'ı daha inşa etmediler de. Şu anki septi uçuruyormuş serseyi falan böyle. Onu <laughs> o, kim inşa ediyordu ya sonradan? O, Dailor <laughs> the blessed. Ha, okay. <laughs> um, i̇şte şey, um, ne o? Iı, um, serseyi bunu da uçuruyormuş falan işte. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> cuma cumaya gitseydik uçacaktık havaya falan. Um, i̇şte, öyle hani bir hal şey bir yaşayabilir öyle. Lojistik şey. şey de olabilir. Evet, bilmiyorum. Dışarıya çıkması belki sonradan bir anlam kazanacak olabilir. Yani <laughs> çok hmm. ...ki şeyde yani, de aslında e, kötü değil değildi... E, ...şeyde de ekleyeyim... Yani ...Egon'u yürütmeye çalışıyor Orwell işte... ...genelde yanında oturuyordu mesela... E, ...onu da saldı artık... ...Egon'u, Megon'u da artık saldı gitti... ...komple... <laughs> ...emin ellerde o, emin ellerde... <laughs> <laughs> ...muhtemelen <laughs> kardeşi öldürecek falan... <laughs> ...yani... ...evet göreceğiz, daha fazla spekülasyon çok böyle... ...bir fikrim yok... ...ne şey olduğuna dair... Um, ya Alicent'a da bir sakin sahne vermişler gene belki. Yavaş bunda hiçbir şey olmadı diyen insanlar vardır. Hı hı. Ama hani Alicent karakterinde kitapta da azalıyor bu noktadan sonra etkisi. Hı. Hani tabii ki dizi bir daha fazla kullanmak isteyebilir ama o da kitaptan ayrılacağı anlamına geliyor. O yüzden böyle hiçbir şey yapmadığı sahnelerde aslında hem karakteri unutmayıp hem de evet. e, kitaptan da saçma sapan bir ayrı şey yazmamalı. Yaz yazmak istemiyorlardır belki. Hani Alice'ta bu bölümde bir şeyler yazalım hadi bakalım. Ne yapsın? <laughs> Onu yazacağına Hani biraz daha simgesel bir sahneyle geçtik hani bu bölümü. O da olabilir. <laughs> hani yani. o kadar da kızmamak lazım. Hiçbir şey yapmadı diyenlere. Çünkü bir şey yapması demek <gülüyor> <gülüyor> yazarların icat etmesi demek. Onun da bir sürü ekstra sonucu olabiliyor yani. O yüzden bazen böyle sakin sahneler, çok anlamlı olmayan sahneler de iyidir yani. Evet evet şey değil. Güzeldi bence de. Zaten ilk ilkini biraz kısa geçiyorlar. ikinci sahnesi daha uzun. Hani ilk ormana gittikleri sahne biraz daha kısa. ikinci daha detaylı yapmışlar. Ya da biraz da Olivia Cook görelim canım. Allah hep Emma Darcy göreceğiz değil. <laughs> evet. Yani zaten yani ekstra sahne vermek zorunda kalacaklar Olivia Cook görmek istiyorsak. Çünkü dediğim gibi Otto, Alessand gibi aktörler daha ilk ilk yani şu ana kadar olduklarından daha az şey eee. yapacaklar, etkili olacaklar. Egon, Aymond ön plana çıktı. Otto özledik ya. O... Böyle bir şey olabilir mi yani? Otto ile ilgili bir şey geldi aklıma ya. Onu... Um... Nedir? Söyle. Burada var mıydı söyleyeceğimiz bir yer? Ona bakıyorum. Orada mı söyleyeyim yoksa... Aa bunu şeyde konuşabiliriz aslında. Benim şöyle bir notum var. Ee, Laris'in gitmemesi üzerine Otto'yu. Belki orada konuşabiliriz. Ya da en son da um, şeyden derinden bahsedilir ha, ya da yerde söyleyebilirim. Tamam. söyleyebilirim. tamam orada konuşalım hatırlatayım ben sana. Hmm. Ee, buradan zaten Jasper'la Laris sahnesine geri dönüyorum. Ee, Alice'ın sahnesini bitirdik. Jasper sahnesinin tabii ki ana kısmı Sir Martin Rain'le Edward Waters'ın e, Sura yollanması. E, sanırım sen bunu söylemiştin. Herhalde bunları Sura yollayacak diye. E, şeye yolladı duvara. <gülüyor> şaka <gülüyor> yapmıştım ama adam ciddiydi. ciddi yani. <laughs> Lan bu ayımın da şaka da yapılmıyor. Ben ciddi yapmışım. O tabii. Ama bir yandan da şey ilginç hani mesela Damon daha bu işi şova dökebilirdi. Damon herhalde biraz şey de yapıyor. Ben daha farklı olacağım. Tamam bana benziyor ama ona benziyorum ama farklı olabilirim falan. Bilmiyorum. İlginç o kıyaslamayı yapman ilginç oldu çünkü um, ku ne Old Gods inancına sahip Blackwood'u hani kuzeyin daha yakın olan duvara yollamıyorlar. Burada High Tower'lar hani Duvara hani Amon yolluyor, hı hı. şeyde Damon'da idam ediyor. Evet. İlginç bir şey, hani duvara yollayacak olan varsa oradakilerin yollamasını düşünürsün. Çünkü Kings um, Landing'de duvara sikleyen yok yani. <gülüyor> <gülüyor> um, daha çok kuzeylerini takıldığı şey yaptığı bir şey. Burada Ayman'ın öyle bir şey seçmiş olması ilginç bir tezat. Damon aynı bölümde Damon idam etmeyi seçiyor, Ayman duvara evet. yollamayı seçiyor. Evet çok ilginç geldi bana da zaten. Ya yani Ay Ayman herhalde biraz farklılaşmaya çalışıyor ya da ciddi ciddi yaptı bazı şeylerin e hızlıca aldığı kararların da çok iyi çalışmadığını gördük. Ki aslında bunu Red Catcher şeyinde de biraz hissettirmişti. Hemen indirin onları falan demişti ya ilk geldiğinde de. Biraz o konuları anlamış mı acaba yoksa kendi kendine sırf Damon'a ters gelmek için mi yapıyor? <laughs> Yok ters gelmek için yapmıyor. Arada şöyle bir fark var. Damon'ın idam ettiği adam idam hak ediyor. Bu adamlar duvarı hak etmiyor bence. Çünkü yani. bu adamları suçu ya abi? Üç gün önce sen bunları gelip Kingsguard yapmışsın. Ne bunların eğitimi var ne tecrübesi var. Ya biraz Egon'u Egon cezalandırıyor aslında. Egon'un kararı. Aynen aynen. Derdi onun Egon'un koyduğu adamları yollamak da. Eğer şeye bakarsan hani ceza ve yapılan şey pek orantılı değil yani. Sonuçta bir de ceza vereceğim biri varsa o da Kristen Cole olmalı. <laughs> Niye bu adamların mı şeyi bun? <laughs> Bunların patronuna ceza versene. Yani, e, tabii. yani bu adamların günahı ne lan? İki gün önce getirip koymuşsun. Al, hadi bakalım kraliçeyi koru diye göndermişsin. O salaklığı yapan hani Kol ya da Aegon'sa Aegon olmayacağına göre cezaya <laughs> Kol kolu yani. yolladı bu ara. Sen zaten Bu konuşmayı Jasper'la Laris de kendi arasında yaparken Jasper işte bunlar rahit başlattı hak ettiler diyor. Laris böyle boş bakıyor ya. <laughs> ya ama o da öncesi yani. şey diyor. Prince Regent merhametli diyor. Yani ikisi çok farklı bakıyor olaya bu arada. Farklı noktadan bakıyorlar. Yani zaten bu buradaki tercih ilginç. İki tane olayı aynı anda hani şey yapmış yönetmen. Hı -hı. Hani bu açıdan bakıp Eamon'un yaptığı arka planda gibi gözükse de aslında eşit önemde bir şey. Hani hem Laris ve Iron Rod'un diyaloğu da bayağı ilginç. Aynı zamanda arka planda böyle ekstralar dolaşacağına gerçekten de bir şey var. Aksi. Olay örgüsü yani, evet. devam ediyor orada. <laughs> <laughs> i̇şte ama dediğim gibi hani böyle Kingsguard Kingsguard'dan hani böyle kovulmak falan yoktur yani gelenek olarak kovulacaksan Kingsguard'dan şeyden kovulursun hainlikten. Tabii. <laughs> hani, ya siz de işte kontrol edemediniz yani Orada performans veremediniz. Hadi siktirin gidin duvara falan diye öyle bir şey yok yani. Ama tazminatımız şey. yok mu falan diyor. <laughs> yani çıkışınıza verdim ya falan diye. İşte bu biraz ilginç bir şey olmuş. Yine bence Raymond merhametli falan derken aslında Raymond'un öküz olduğunu gösteriyor tekrar. Hani merhametli değil. Suçla cezayı orantılı veremediğini gösteriyor bence. Bir daha bir şu da var. Bunu şeyin içinde yapıyor. Yani sarayın içinde yapıyor. O zaman sen mesela bunu halk için mi yapıyorsun? Kim için yapıyorsun? Yani bunu tabii ki bu yayılacaktır ama mesela Damon'ın halk tarafında o City Watch'ta gidip de Millete ceza yağdırdığı ilk sezon ilk bölüm yani kollar kafalar uçtan bölüme bak. Mesela halk şey oluyordu böyle. Hem korkuyordu hem de a ulan ceza kesiyor ya dur sakat falan gibi oluyorlardı. Burada ceza veriyor ama kendi evinde yine yani kimse bunu bu kadar benimsemeyecek ki. Bir de Halkın istediği bu değil ama halk aç zaten. Bana ne halk bunu kime veriyorsun mesela bu ceza kime havan kardeşim demek istiyorum buradayım. <laughs> yani um, şey yani. Bir daha da kimse Kingsguard olmak istemeyecek. Aynen bir de o var. Oğlum bir isyan çıktı diye o duvara gitti herifler. Sikeyim böyle işi diye. Yani biri de öldü. Yani ikisi gitti, biri Aa, de öldü. Aynen. <laughs> öldü o kendi salaklığını öldü. O kendi vurdu işte. Hani yani. kılıcı kullandı. Ondan sonra linç ettiler. Bu adamların şeyi biraz garip. Ha gerçi hani bu adamların ne kadar Kingsguard olduğu da tartışılır yani Aegon'un oraya getirip kankalarını koyduğu neyse yani burada aslında Aymond'un e, merhametli falan dense de aslında e, orantısız güç kullanma şeyi devam ediyor. Zaten Red Soving'e de uyuyor ya. Bu da Egon'un tohumlarıydı. İşte bu hale geldi. <laughs> Egon'un Egon tohumları da var ha bir şeyde. O başka tohum. Şimdi. <laughs> Bunlar dö dövüşüyorlar falan şeyde. <laughs> Dişlerini biliyor ben orada. Yani çocuk dövüştürme şeylerinde Devam ediyorlar. Ama Laris ile Iron Rod'un hani şey konuşacağı böyle yoktu iç kafamın. Hani Güzel böyle de, evet. için... ilk kez yani. zaten masanın dışında gördük. Hep masada böyle oturup eee falan böyle konuşuyordu. Evet. Aa, ayağı varmış adamın falan oldu. <laughs> 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 Aynen yarım değilmiş herif. <laughs> gibi herif böyle çık sahneyi çekiyorlar adam böyle şortla. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? Tepesi hep yani. Hani benim de shortlu olduğum olduğu gibi şu an. Gösteremedim pardon bacaklarım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Jasper da böyle. Abi sen ne, ne bu short? Ben hiç bana kostümle de vermediler abi. Ben <laughs> Bana oturacaksın dediler. Oturuyorum ben 50 bölümdür burada. Ya. Hiçbir şey yani, <laughs> parmak arası terlikle falan gelmiş. <laughs> Biraz ak <laughs> aktive ettiler galiba karakter. Çünkü ilk kez böyle Laris'te kimse kalmadı. Aynen kimse <laughs> kalmadı <ya>. çünkü. <laughs> Laris'te dinamikleri de ilginç. Yani Laris'i başta ben hmm. daha böyle hani şey gibi hissetmiştim. Ee, Laris'i böyle daha rakip gibi görüyor herhalde ya da e, işte bak ben konuşmuyorum sen konuş da bat falan gibi bekliyor gibiydi. Burada da böyle bir yokluyor gibi. Yani hem ona danışıyor gibi ama bir yandan da kendi de hamle yapacak gibi böyle bir arada kalmış gibi hissettim. Yani çok para ağız yokluyor, el yokluyor gibi evet. Iron Rod. İlişkinin dinamiği evet ilginç. Um, çünkü geçen bölüm Amon, Laris'i haşlarken Iron Rod pek böyle <laughs> şeydi, neşeliydi. Aynen. Laris'e yani. de verdi ağzının payını falan diye. Şimdi burada um, belli ki Burada ile la ilgili bir parantez açmamız gerekiyor. Belki burada açarız. Um, um, ama Aşan. Iron Rod'un istihbarat almış olması... Abi ama um, istihbarat belki... da şey ya. UEFA'da benim çaycı yeğenim var. O söyledi falan gibi bir istihbarat <gülüyor> <aparatı>. <gülüyor> var. Var mı abi? Lece var, yani <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> var şova, üst. Ya <laughs> da... <laughs> Gerçi bir yandan bu taş çok taşak geçtim bu şeyde ama sonra biraz anlamlı oldu en sonda Ali'nin mesaj yolladığı sahnede oraya geliriz zaten. Yani işte ona gelen istihbarat yani güvenemiyor ve de Aymont'un geçen bölüm kendisine her konuşanı <laughs> ölüme yollamasından <laughs> sonra belli ki onun götünü yemiyor direkt Aymont'a gidip söylemeye. Burada da Aymont'un gene Orantısız tepki vermesinin sonuçta kendine istikbarat vermeye kimsenin götüyemiyor ya başka bir faturası oluyor eminde. Tabi. Hani, geçen bölüm merkezi haşladın, yolladın Kristen'ı, şeyi, o şey ne denir? Hmm. O evet. ne o? Yok, Lannister'ı yolladın. <laughs> ha, Tyland'ı yolladın. <laughs> Tyland'ı yolladın. Ha şimdi şimdi kimse sana bir şey söyleyemi söyleyemiyor. Halbuki adamın söyleyebilecek şey olsa bu istihbarat değerli olabilir de için. Ama burada belli ki Iron Road şimdi bir şey yapmaya çalışıyor. Eğer ben bunu Laris e, hani bu doğruysa a yine ha. en azından Laris'le bir şeyim olur. Hani Laris'in bana bir borcu olur. Yanlışsa da onu açlar. Ona girer. Doğru diyorsun aslında. <laughs> diye düşünüyor bence yani beni ben çıkarabilirim buradan <laughs> ama Çünkü... sonra da ejderha gelince de şey gibi oluyor aralarındaki bakışma demiştim sana evet. falan gibi <gülüyor> <gülüyor> ama evet aynen öyle oluyor oh, doğru çıktı bizim istihbarat falan diye dayı oğlunun şeyi başka geldi ama olsun evet. o da olur yani. ama şey tabi Laris için de Hiçbir kimseye güvenemiyor olması da normal. Aynı şekilde Iron Road'un hani um, geçen bölümden şeyliğini de gördü. Laris nasıl güvensin yani Iron Road'a? Evet. Zaten Laris kime güveniyor hayatında? Bence hiç kimseye, kimseye güvenmiyor. güvenmiyor evet. ha, onun da güvensiz oluşunun bir... Halbuki bu Laris için bir şey olabilirdi. Aymond a da da um, ulaşma fırsatı olabilirdi böyle bir istihbaratla. Yani ortada böyle bir um, A-Mount'ın şeyi Laris'in e, güvenememesi, Aymont'ın herkese hargür etmesinin sonuçları bir şekilde o istikbarat ulaşmıyor yani evet. yüksek Ortaya hep yine tohumlar işte hasatlar burada kötü çıkmış oldu yani. Ya, yani Laris, Laris parantezi de şöyle açacağım. Aç <laughs> Laris Master of Whisperos olduğundan beri ya yatıyor maaşı alıp <laughs> Hiçbir şey yapmıyor ya da sonra. Bilerek sabote ediyor. Çünkü bu bölümde Laris'in um, bilemediği şeyler bu bölüme geçen bölümde. Um, bunun ilk örneği tabii ki Blood and cheese'di. Evet. Hani Laris biliyor muydu bunu yoksa um, bilmiyor muydu yoksa bildi bilerek izin verdi mi olmasına diye düşündük ki orada da aslında hedef aim'ındı şu anda Laris'la Aymont'un ilişkisine bakarsan hani aslında Laris'i ona izin verdi teorisi güçleniyor. Oturuyor evet. Çünkü yani Aymont'u orada kaldıracağız diye bir istikbarat geldiyse o belki Laris ellememiştir onu. Oradan beri geçen bölüm yiyecek gelme istikbaratı, yiyeceklerin gel şeyi olayı işte şey çıkması isyan çıkma durumu onun istihbaratı. gene o miserionun şeyiyle yaptı ajanlarıyla yaptı orada da Laris herhangi bir şey alamadı sonra bu bölümde e, Barda artık Dragon Rider o evet bunları duymamasına imkan yok lan yani. onlar gelmedi burada görüyoruz ki Reyna mı acaba o Rider diyorlar Reyna'nın aslında Dragonstone'da olmadığını bilmiyorlarız. Orada haberi yok. Ya yani. da ondan haberi yok. Bir de yani Smoke'un da Riderol artık hani birincisi olduğu haberi ne Iron Lord'a geliyor Laris'e gitmiyor mu? Yoksa Laris bütün bunların... Ha bir de tabii geldiler o kadar Dragon Seed kaçtı gitti King's Allah. Landing'den. Hani bütün bu istihbarat Laris'e geliyor mu? Ve de A... Aymond şu anda <laughs> um, şey olduğu için Laris bilerek mi e, yapıyor bunu? Yoksa Laris harbiden maaş alıp yatıyor mu artık? Pozisyonardık, artık aldık <laughs> şeyi Artık gerek yok ya bir şey yapmaya. Maaşlar öyle devlet işi zaten. Emekliliği de iyi bunun. Bir de yatıyor o yani? arası iyiyse ki öyle tahmin ediyoruz. Ondan bile birçok şey öğrenebilir. Onunla da bir şey, oradan da bir şey olmuyor yani. Bir de Alice'de arası iyiyse ve Damon'ı bu şekilde değiştiriyorsa zaten ee, Laris'in şeyi pl oyun planı çok farklı bir hale bürünüyor bu sefer ya. Yani gerçekten şeye zarar vermeye çalışıyor ya da kendi yollarını çizmeye çalışıyor gibi bir durum var yani en azından taht yolunu. Orası bayağı yani, karışık e onlar için. Eagon'u şu an için hani tekrar tahta çıkarmaya çalışıyor diye düşünüyoruz ama hani bütün bu olayları bilip de e hiçbir şey yapmıyorsa neredeyse yani komple Taht gidecek siyahlara yani. Kazandıracak yani. Tat kalmayacak. <laughs> Eğri kazandıracak. Daha düz düşünürsek hani... Laris şeyde çok büyük hata yaptı o zaman. Yani Mizarie'yi öldürdüğünü düşünerek en baştan itibaren çok büyük hata. Çünkü Mizarie'nin hayatta olduğuna haberdar olma şansı cidden çok düşük. Ya belki o şey Mizarie'yi ben temizledim artık diye şey oldu. Rehavete kapıldı. Öyle evet. <laughs> böyle. Halbuki Mizarie çatır çatır çalışıyor yani. Halbuki bak en başta kol akıllı olsa işte belki Otto'ya bu planı söylese Otto diyecekti ki abi sen Eri'yi oraya yolla. Zaten Arik de aynı tip. O bir dolaşsın baksın bakalım içeride ne oluyor. <laughs> Biz bilgileri <laughs> toplayıp sonra geri gelsin. Niye öldürüyorsun oğlum adamı? <laughs> Bence çok, çok, iyi fikir olurdu yani. İstikbarat geliyormuş. Renier'e Celtic'i tokatladı. <laughs> tokatladı <laughs> mı? Oha falan diyor. Evet. Zor adam valla. Yani azından hayatta olduğunu öğrenseler iş çok değişirdi muhtemelen. Ama da artık abi dediğin de doğru yani şeyde King's Landing içinde bağıra çağıra konuşuyorlar. Dedikodular yayılıyor. Bunları e, Laris gibi birinin duymama ihtimali yok yani ekibi olan birinin. Orada bir sıkıntı Ya da Laris var. Hani daha çok Red Keep içerisinde hakim. Hani Mizarye hala sokaklara hakim mi? Hani öyle bir durum da var. Yani belki o da olabilir. Yani Laris açısından ilginç um, bir şey ne diyeyim. Um, belki sonradan haberi olduğunun ya da şey gibi bir şeyi olurdu. Buluruz, görürüz yani evet. şeyini. Um, burada bir bakışması o Iron Note sonda bana... Ondan haberi olmadığını evet. düşündürttü. E bana da öyle geldi. Aynı. Hani. Şaşırdı <laughs> o da <siktir> diye. <laughs> bir sonda tabii şeyle de bakışlar. Eymond'da da Eymond bunu bir kesti aşağıdan. Sonra dönüp gitti. Eymond da biraz Ay. izlediğini biliyorum çekti orada. Ya <laughs> e abi Laris sen de kendi gitme fare yolla abi. O daha e, ya, Evet. Biraz adam Niye yolu. kendi zahmet edip gidiyorsun? Yani. <laughs> sonra siyah konsey sahnesine geçtik. Burada Redding ve Adam dönerken zaten Jace de onları izliyor uzaktan. Tribal bir şekilde. Ee, tabii işte klasik şeye dönüyor işte. Kimmiş, tersanesi şeymiş, o kamınır miymiş bilmem ne. Celtigar yine söyleniyor. Herhalde onu içeri atacağız falan diye böyle. Yo işte misafir o bizim besleyeceğiz onu falan deyince hiç <laughs> hırsız o hırsız falan diye deliriyor. Bir de elinden iyice alkole de vurmuş tokattan sonra. <laughs> Tadı kaçmış yani. Yapma şey ya bomba adam artık şey saatli bomba. Evet. Bir de işte çalmışlar falan muhabbetini de yapıyor Seltiger. Aynen. Bir de burada e sen işte lowborn olmasına falan kızıyor böyle. Aa lowborn dragon'u çalmış işte smallfolk falan. E geçen hafta darkline'a de da kızdın sen. Ha. O lowborn değildi o. E senin derdin zaten lowborn highborn değil abi. <laughs> senin derdin senin ejderhaları alamıyor olman. <laughs> Bence Sertigar dominasyon seviyor. Dominatrix gibi düşünüyor enileri. Yani beni dört sokak <laughs> çalışıyor. <gülüyor> O neyi vurdu ya? Bir tane daha çaksa. <laughs> Prensesim buyurun falan. Ne o? Celtic'e kızbaç aldım size. <laughs> <laughs> ben zaten söyleneceğim. Hani bütün günü böyle roleplay gibi geçeriz. Siz akşam beni istediğiniz gibi dövebilirsiniz. <laughs> Aynen. Prensesim buyurun buyurun. Damon nerede? Falan kızdırıyor şu an Damon'ı sorun. <laughs> Jayce Çukurba pitch diyorlar falan. <laughs> çal. Ben Damon olsa daha iyi yönetirdi falan diyor. <laughs> of çok iyi olur şöyle bir sertigar hayal ettim. Niye hayal ettim bilmiyorum. Niye sen şimdi böyle şey yaptın? Mahvettin adamı ya. Muhazoşist <laughs> <fasol. gülüyor> bir adam bekleyeceğim. Önümüzde görüyorum kafayı kesiyorlarmış falan böyle adamı. Zevkten öldü. Süper oldu. <laughs> oh be nefes alamıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> burada sentigara tem temiz ölüm verin. Falan. Temiz vermeyin ya işkenceyle öldürün. <laughs> daha iyi oluyor biliyor musunuz? <gülüyor> 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 of. Burada Kolis mesela hiç öyle şeyler yapmıyor. Kolis daha böyle şeyci. önce kraliçeyi dinleyeceğiz. Hemen karara varmayacağız falan. Ee, duruşunda biraz gördük burada. Ama o da merak ediyor bu arada. Tabii onun biraz bunu söylemesi de muhtemelen e, tersane işçisi olayını duyunca ha bir dakika lan. Şimdi başkası olsa koalis farklı tepki verir miydi bilmiyorum tabii. tanıdık, <laughs> <laughs> tanıdık çıkmasın lan bu. tersane işçisi bu lan bizim şey olmasın. Bunların anası olmasın falan diye iyice şoka giriyormuş. Al, alın diye seviniyormuş adım çıkınca çık ya <gülüyor> <gülüyor> Ulan biz keri istiyordum saçlı geldi diye. Evet. <laughs> Ee, Son iki geçiyorum, Renira mizerya sahnesine. Ee, hmm. Burada da işte tabii şeyi tartışıyorlar işte, e, şans mı mukadderat mı tarzı e, konuşmalar geçiyor ama mizerya tabii daha hmm. düz yani sana hizmet ediyor sonunda diyor. O da Edima e daha e, biraz daha benim gibi yaklaşmış. E, ama kesinlikle bir targaryen kanı var işte. Siz onu seçti falan muhabbette dönüyor. Ee, ve konu şeye geliyor tabii işte. Bu adama güveniyor musun? Ee, yani başka seçeneğin var mı zaten? Hani artık ejderhası var. Ejderhası adamın. <laughs> Çok geç bunun için. Aynen artık. <laughs> şey geldi mi? Bunun polis çek geldi mi? <laughs> Polisten sabıka kaydı geldi mi? Gelmedi daha. Evet. Herif ejderha aldı valla. Yapacak bir şey yok artık. Kaskosunu <laughs> yaptıralım bari de hani başımıza bir iş gelirse. Evet. <laughs> çıksa ne yapacaksın? Adama söyleyemeyiz direkt. yüzüne ha, hadi. Ama tabii şu var ya bence şöyle bir sistem geliştirmeleri lazım. Mesela bu Suicide Squad'da falan da vardı. Boys'ta da var. E, tabii o zaman çip yok, teknoloji yok ama bunlara bir, bir sistem geliştireceksin. Yani yoldan çıktıklarını hissettiğin anda öldüreceğim bunları abi. Böyle bir sistem. <laughs> Takacaksın götüne hemen orada. Hiç şey yapmayacaksın yani. Çip, çiplayın, kısırlaştırın, salın. Canım niye öldürdün? <laughs> Abi. Çip mi? Çip takalım bu pastırla çip içlere. <laughs> değil mi? Böyle artık iyice psikopat böyle nazi kafası. Çipleyin bunları öldürürüz sonra falan. <gülüyor> <gülüyor> yani çok çok kötü olabilir tabii. O yüzden riske girmemek lazım. Ben o yüzden yoksa bir öneri benimki. Yani fazlasız değil. <laughs> Buradaki um, um, biraz şeyi var. Ne diyeyim? Ilk geçen bölümde Sismok atlayıp gidip kimseye bir şey söylememişti. Hani Jace'e falan da söylememişti. Böyle arkasından bakmıştı JC. Aa bastı gitti karı falandı. Um, sonra dönüşü dönüp geliyor. Hani konsere de gene sallamıyor. Evet. Hani gelip ne oldu ne bitti? yani çünkü onlar gitti. Hani öldü mü, kaldı mı? O ejderha kimdi? Veigar mıydı? O C -Smoke olduğunu biliyorlardı galiba da, da. kim biniyordu hani? Yeşiller miydi? Hani hiçbir şey bilmiyor. Geliyor. Direkt konseye gitmeyip Renira e, şeyle ile konuşuyor olması tabii ki geçen bölümden başlayan bir ayrım hani hı hı. öpüşmesiyle de başlayan bir durum vardı. Daha yakınlaşması. Bu bölümde o devam ediyor. Hani konseye gideceğine direkt gidip ile konuşuyor. Daha güveniyor tabii, tabii şu anda. Nasıl karşılayacağını da ha. muhtemelen bekliyor. Evet, güvenme diyebilirsin. Ya da Hani otokratikleşme diyebilirsin. Hani artık e, konsey bir yaramıyor. O zaman hani artık Horlitz gelmesine rağmen siktir et onları. Ben kendi bildiğimi kendi danışmanımla burada çözerim bu konuyu şeyine geliyor. Orada hani J'se de bir şey söylenmiyor. Horlitz'e de bir şey söylenmiyor. E, ve de zaten e, bu otokratikleşme sonrasındaki e, olayları da hani habercisi gibi mizari açısından, aşağı açısından, Renier açısından. Çünkü sonrasında gelen Dragon Seed olayında da hani orada da kimseye danışılıp şey edildiğini görmüyoruz. Hani daha çok Renier'in planı Tabii. ve de onu uyguladığı şeyini görüyoruz. Um, orada da konuşuruz ama şey um, yani bu direkt artık hani konseyle çok alakası kalmamış olması. Hani geçen bölümde de demiştim ya işte Seltigar'ı tokatladı, Mizari'yi öptü. Şimdi burada o ayrım daha da gö görünür oldu. Mizari'ye gitti konuştu. Konseyi sallamadı. Konsey böyle ne olmuş? Kimmiş? <laughs> i̇şte <laughs> Cerdis geliyor işte. Böyle böyle ben Hayverlerini öğretmeye başlayacağım. Cerradiz evet. biliyormuş Hayverlerini, bak Orwell'ı da biliyordur o zaman. O anladı o şeylerin konuşulacağını. Olabilir bu arada, biliyor olabilir, aynen. Cerradiz sonra zaten ejderha bakıcıları da delirdiğinde dinliyor böyle, hemen kafayı çeviriyordu. <gülüyor> Anlıyor. <gülüyor> küfür etti vallahi. <laughs> Küfürler öğrenmiş. <gülüyor> Sadece. Anasını küfür. <laughs> <laughs> çok pis laf etti falan. Orwell <laughs> konuştu. Yani René otokratikleşmesiyle ilgili um, tekrar bir daha bir konuşuruz onu şey dedi Hı -hı. bir sonraki şey sahnesinde. Ama bu, Ama bu tek tarafı olmadı yani. yani biraz bunu da konsey yol açtı yani çünkü devamlı dinlemedik Ya O yorumu açık evet. Yani evet, orada kim kimi hangi hangisini tetikledi hani René içinde var mıydı bu yoksa konsey. Yani bir üç ne bileyim dört beş bölümdür demiştik zaten biz de hani o zaman belki de dizinin yapmaya çalıştığı buydu. Şimdi Renier'in otokratikleştirmesine biz seyirci olarak bir bahane bulduk. Evet mesela ya <laughs> zaten o konserde biz kim yaramıyordu falan diyoruz. Zaten hani... evet, biraz sertleşti o zaman. Aynı şey Denneriste de var kitapta. Hani um, konuyu daha şeye getirme ya şey yaparsan hani George'un da yapmak istediği o zaten. Hani eee um, bakarsan Targaryenler baya sorunlu bir um, şey ne diyeyim? Aile. Ailelenmesi sorunlu bir şey. Yani aile değil şey olarak. Evet, konu anladım, olarak konu biraz anladım. sorunlu. Üstün beyaz ırk. Hani böyle <laughs> sarı saçlı, renkli gözlü. Dragon Lord'u üstünsü üstün, gelip böyle diğer ırklara hükmeden, tanrılık yapan ırk hani George da ıı, ırkçı olduğundan böyle yazmıyor. Hani belli ki bunu şey olarak düşünmüş. Hani Tolkien'in elfleri üstün ırktır ya hani. Evet. Ölümsüz işte süper hero bilmem ne tipinde işte şeyler, elfler. Hani Tolkien onu ırkçı olduğundan mı yazdı? Onu bilmiyorum. Oraya hiç bilmiyor. girmeyelim. <laughs> <laughs> o, o konu çok karışıyorsa boş ver. <laughs> Aynen. Ama Hani diyeceksin ki o hani 150 sene öncesinin, 100 sene öncesinin ürünü. Hadi bu modern şeyde, edebiyatta böyle üstün sarışın ırk yazmıyor George. Orada yap, işlemeye çalıştığı konu hani Targaryenler evet üstün ama üstünlükleri ilahi bir şey değil. Değil. bildiğin Blood Magic kazanıyorlar onu yani. Zeka da değil evet. abi, görüyoruz yani. Değil. Daha zeki değiller, daha atletik değiller daha um, farklı değiller hani saç göz renginden um, hariç ve de üstün olmaları da Blood Magic ile kazanıyorlar yani bunu sonuçta bu evet. ejderha geni neyse bunu bunu işte Blood Sacrifice ile ya da Valeria hani onların ana vatanı bildiğin kölelik üzerine kurulmuş böyle şeytani bir uygarlık yani öyle şimdi bakma sen şimdi Targaryen ah ah Valeria ne süperdi ya falan değil yani şey. <laughs> hani, büyük ihtimal bunun devamını George yazacak hani Valeria'da ne olduğunu öğrendiğimizde aslında Valeria'nın tam psikopat of. olduklarını falan göreceğiz o yani. onu çok merak ediyorum zaten o baya güzel olur yani o kısım <laughs> yani George'un yapmaya çalıştığı işte bu Erfleri ben daha ilahi olarak üstün ırk olarak değil ama üstün hale gelmiş bir ırk eline güç geçerse ne olur diye işlemeye çalışıyor ve de zaten ana seride Daenerys'in dünyayı kurtaracağına inanıyorsanız bu yüzden olmayacak. Evet bu arada. Çünkü dönüp dolaşıp Targaryen'ların üstün ırk olarak gelip dünyayı kurtardığı bir şey yazmayacak John. O yüzden Daenerys'in de sonu iyi değil. Yani zaten dizide de gördük hani ne olduğunu. Evet. Dizideki kadar öküzce işlenmese de benzer bir şey olacak <laughs> deriz. Evet, Çapta çok da. yüksek ihtimal. Her neyse konuyu acayip dağıttım ama bu bu arka plan hani bu sürekli bir tanrısal bir bağ şey var yani ya, konuşuyor ya bu, bu bölümün temalarından birisi o tanrılardan geliyor. Çünkü Renira'da tanrılar falan demeye başlıyor. Biraz yani işine bir sonraki gelince sahnedim. tanrılar oluyor evet. Hadi bakalım ha, şimdi şey tanrılar. Seçen bak işte. Evet. <laughs> bir sonraki sahneye sakladım o konuyu. O yüzden hani diyeceksin ki 15 dakika konuştun daha ne sakladın. <laughs> tamam. i̇şte böyle böyle 4 saat oluyor abi. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Oraya geleceğiz. Bir sonraki, bir sonraki sahnede buradan devam ederiz hani. Bu tanrısal şeyde bir um, Renira'da bir değişim var ki güzel yani. İyi, iyi, ben destekliyorum bu değişimleri var, var çünkü canım. Renire sen ben hala iyi görüyorum sen görmüyorsun biliyorum Renireyi iyi ben hani daha Yapıyorum. hala yeterince değişmedi diye görüyordum yavaş yavaş benim e, istediğim kıvamı geliyoruz. Evet biraz daha e, pişiyor daha daha pişmiş hale geldi. <laughs> Piştiler evet pişti ben <laughs> Piştiler, biraz iç, için, içine bakıyormuşum. ama şunu söylemem lazım hani ben onu önden söyleyeyim Renire ilgili. E, daha meta bir şeyim var. Özellikle Emma Darcy'nin Rhaenyra'yı canlandırırken e, özellikle bu şey sahnesinde Vermitor sahnesinde ilk o Vermitor'u çağırıyor. Bir bakışı var abi Emma Darcy'nin e, Rhaenyra'ya kazandırdı. Böyle nasıl diyeyim tırnak içinde bir orospu çocuğuna dönüyor ya böyle Rhaenyra böyle bakıyor. Evet, gü gücü hissediyor. Evet evet böyle bir o Mona Lisa gülüşü geliyor gözler böyle bir kayıyor. Emma Darcy'ye acayip düşüyorum ben o anlarda bak o yüzden <gülüyor> Emma <gülüyor> O yüzden Renira'yı kötü görme isteğim biraz oradan var galiba. Zaten yani O yüzden daha çok hissediyordum belki. Burada da bana daha çok hissettirdi. Özellikle evet, o arada, baktığı anda. Ema Dersi'nin um, geçen hafta bir videosunu izledim. Ne olduğunu unuttum şimdi hangi şeydi. Bir sürü var öyle YouTube videosu da hani. Çok var. Bir evet. tanesinde geçen sezonki sahnelerin breakdown'ı vardı. Olivia Cook'la Ema Dersi'yi şeydi. İzledim Olivia ben. Ema Dersi'ye şey derim bu galaxy brain bu acayip zeki bununla konuşunca ben kendimi salak gibi hissediyorum falan diyor böyle oğlum <laughs> Emma Dersin'in de 3-4 tane sahneyi breakdown ettiği bir video izledim geçen hafta. Harbiden de kadın yani hani o öyle oynuyorsa <laughs> gerçekten hani, oynuyor. Yani. o kadar şey ki yani Bizim böyle mal gibi yorumladığımız <laughs> sahneleri dinlesen kadını burada resmen şey olur ha. Biz böyle kimse izlemez. <gülüyor> <gülüyor> Kadın böyle burada işte şunu hissediyor, bunu hissediyor. Çünkü şöyle oldu, böyle oldu. O, o halde mi ya biz yorumluyorduk, yorumladığımızı zannediyorduk. Hani burada videoyu em Darcy yapsa altı buçuk saate kesin çıkarır tabii, yani. Tabii tabii. Ozan kusura bakma kardeşim <laughs> seneye sene atıyoruz Emma Darcy geliyor diyor. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Ancan sen de hep şey LGBT seviyorsun ya. Heteroseksüelim diye beni sevmiyorsun. İnan <laughs> binary kadını hemen, hemen buldun. Ya. Beni şutladın ya. SJV olan benim kardeşim hadi. Siktir git buradan. Allah Heteroseksüeller <laughs> erkek, erkeklere hep baskı altında zaten. <laughs> Bizim neslimizi tüketmeye çalışıyorlar. Gay yapıyorlar bizi. İşte erkek düşmanıyım kardeşim ben. O yüzden gideceksin buradan. <laughs> Neyse ama derse gelirse ben gönüllü olarak veririm. <gülüyor> 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 ben de giderim o yapsın. Hani ben şey yapayım. yani, bizim işimiz ne? <laughs> Gel abicim sen yap. <laughs> ah kralçe. Şey. Ya evet işte, yine geleceğiz zaten o ee, burada başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ee... Evet. Bak mesela burada şeyi düşünmüşüm. Onu ha, bir not almışım. Burada tabii ikili konuşurlarken biraz e, konsey tarafından bahsettim. Bir tek şeye ekleyeceğim oraya. Mesela Damon gitmeseydi diye düşünüyorum hep böyle anlarda. Mesela bunu bence hayatta kabul etmezdi yani. Hele eski Damon. Belki şimdiki Damon kabul edebilir. Emin değilim ama e, Helen Hall'da psik psikiyatra gitmeyen Damon bunu kabul eder miydi? Mesela bence Jayce o açıdan biraz Damon'ın gölgesi gibi kalıyor şu anda şeyde. Ee, ama tabii anne siklemiyon. <laughs> yani um, bence burada biraz haklı olduğu yerler var. Bağlantıda bir sorun oldu galiba. Evet hani evet arada gibi. kopuyoruz ama bugün bir sıkıntı var evet. Gene Discord'da şenlik şeyi var. Um, şey geçiyor muyuz burada? bir sonraki yok. Nereye geçiyoruz? Şeye geçiyoruz. Adam'la Corey's'in çok kısa bir sahnesi var. Ee... Dağılıyor. Gene koptu galiba. Koptu mu? Dur, şeyi mi değiştirsem acaba? Ee, bağlantı region'ı mı değiştirsem? Gerçi onu otomatik atıyor şu an ama. Şu an ben sende çok mu kötü durumdayım bağlantı olarak? Yok. Yani hani, iyi. Okay, öyle tamam. bir dondu bir ara. Okey. Şu an iyi gibiyiz o zaman. Şeye geçelim. Adam'la Corliss'in karşılaştığı çok kısa bir sahne var. Ee, evet. Biraz şey gibi geliyor ya işte şimdi My Lord mu olduk lan falan gibi Corliss içeri geliyor. Ee, ondan sonra hemen ben bırakıyorum ha işi falan diye. Dur lan daha ikisi. <laughs> ya aralarındaki şey gerginliği çok iyi burada. İkisi de biliyor ya. Ama bilmiyormuş gibi Hayır. yapıyorlar ve bu çok e, tuhaf bir gerginlik yaratmış ya. Yani. Hoşuma gitti bu sahne Çok kısa. Ama sonra tebrik de değil lan hadi bakayım ha, falan yapıp gitti sonra da. Hani sen de fena değilmişsin falan. <laughs> Öyle bir kısa bir saniye ama um, high expectation dead geldi böyle işte. Evet. O ejderha aldım de, şey böyle. ÖSS'de 22. oldum falan diye böyle geldi. <laughs> e, bir soru o, o, yanlışı yapmasaydım birinci olacaktın. Eşşi ol eşek falan diye geldi böyle kolis. <laughs> Tıp okuyacaksın. <gülüyor> <gülüyor> e, um, şey um, izleyince ben böyle bir şey hissettim ne diyeyim ha korlis gene yavşaklık yaptı hani um, adama bir ...kucaklamadı ya da aferin... ...doğru düzgün tebrik etmedi. Yani evet. Doğru düzgün ko konuşamama zaten... ...bu soylu ailelerin hepsinde... ...bir salgın hastalık gibi. Abi şeyde de Hatta... Ali'ne Ali, Ali karşı da öyle ki... ...hep böyle yapıyor. Iş. Gel bakayım... ...street şimdi falan. Hep böyle bir karşı göz bir şey. Ulan bir doğru düzgün konuş lan adamla manyak. <gülüyor> 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 Hadi bunlar pitch abi. <laughs> pitch olmayan çocuklara da, da konuşmuyor bu salaklar. Evet. Um, aynı şekilde... Konuşabildiğini sandığımız Jace ve Rhaenyra'nın aslında konuşamadığını öğrendik bu bölümde hiçbir şekilde. Ee, neyse bu sahnede e, bir dakika hemen döneceğim. Evet. E, well done demesi bana şunu bile düşündürdü. Corlys sence Adam'ın adını biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü daha Adam dediğini duymadık. Alana your brother diyor. Evet your brother dedi. Orada adını kullanmadı evet bu arada. İşte bence adı belki Corliss'te öyle bir awkward'lık var. Neydi bunun adı ya? <laughs> Unutmuş. Abi isim hafızam çok kötü diyormuş ki. <laughs> Saçma sapan. Kevin. Sakın. Kevin miydi? Yok, ne ya? Adam adam bu be falan <laughs> Adam mısın sen ya? Evet. <laughs> ah, doğru çıktı. <laughs> evet. of ya um, ya. Sonra um, şeyi Şeyde izleyince, bölümden sonraki kamera şeyde, röportajları izleyince bi biraz şeyim değişti <laughs> fikrim bu sahne hakkında. Genelde o röportajlarda şey olabiliyor. Ne demişler? Kötü etki. Hem Corliss'i oynayan eleman hem de Adım'ı oynayan eleman. Corliss'i oynayan eleman şey dedi. Corliss Adım için mutlu çünkü um, Adım self made işte kendi kendine bir şey başardı. Hani Corliss'ten bir şey beklemedi, kendi kendine başardı. Yani i̇şte Adem oynayan adam da işte aslında Adem Mitchell'le o bir şeydi. Acknowledgement oldu o hmm. belden demesi. Son düşününce evet, düşününce hani Adem açısından Corliss hayatınca bu adamın hayatında hiç konuşmamış. Hani Veldan, well Corliss'in hayatında tüm yaptıklarından daha fazla bir şey aslında. Evet, 20 sene bütün yaptığından daha fazlasını adam 30 saniyede yapmış oldu. O yüzden aslında adam için olumlu bir iletişimmiş bu. Her ne kadar de olumsuz mu acaba diye düşündüysek. Yo, Te... be, ben şeyde okey gibiydim ya. Tebrikler demesinde ben biraz şey gibi hissettim. Hadi bakayım falan hani böyle. <laughs> <laughs> Corliss'in de. Fena değil misin sen de <laughs> Corliss'in de self-made olmasında memnun olması mantıklı. Çünkü Corliss ultimate self-made adam yani. Valerion ailesi işte adada ve bu Sertigarlar gibi bir aileyken sadece Corliss'in kendi hırsı ve başarısıyla hani bütün o dünyayı dolaşması işte C kurması bir sürü ganimeti geri getirmesi ile e, e, Lannister'larla işte Hightower'larla eşit seviyede bir aile oluyor Beleriand'a zenginlik açısından. Yani ultimate self-made. Onun da um, onu um, şey yapması, önemsemesi mantıklı. Sonra tabii aklıma bir şey daha getiriyor. Acaba bu pitchlere yüz vermemesinin sebebi Corlys'in um, bir yandan da o mu acaba hani benim ben bunlara yardım etmeyeyim. Bakalım bir şey olacaklar mı kendi başlarına? Göreyim. Ee, hani belki kötü olsaydı hayatları belki Corliss yardım edecekti. Ama gerek kalmadı mı acaba? Hani ikisi de bir şeyler hesap, balta hesap oldular. Hani ellemeyeyim ben bunları bakalım self-made olarak ne olacaklar diye düşündüm. Belki o yüzden e, Alan'ı daha fazla şey yapıyordu. Çünkü alın biraz daha hani kaptan oldu. Bilmem ne oldu. Ulananma da yani yükseldi. Sağlam bir görev de verdi ona. Yani işte favori oğlu daha hani böyle ki has self olan hani şeyde pek gözü olmayan olan oldu. Hani e evet çok 30 saniyede bir derinlik kazandı olay biraz. Özellikle dokunuşmaları dinledikten sonra e sadece Corliss'in e dandik bir <gülüyor> 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 demesinden öte yani aslında sahne her iki karakter açısından da. Ya bu arada bu şey için hani e, geleceği için de iyi bir hamle. Yani ondan da Veldan well olmuş olabilir. Sonuçta Collis ne olsun evet. olsun kendi yoluna da çok gidebilmeye yakın bir adam. Hanesi için bir artık ejderha var. Muhtemelen bir, bir süre sonra bunları legalize hale getirecek e, Rhaenyra'nın gözünde. Onun için elinde bir koz var artık. Targaryen kanı olduğuna dair. Falan filan hani o açıdan evet. güzel şey oldu. İleriden Adam'a adam mesela tahtı verse artı şey de yapabilir. Yani adam'ı evlendirerek kendisine de evlenmesine gerek kalmadan başka bağlar da kurabilir. Çünkü Ali daha böyle şey bir adam belli ki ya. Ben denizdeyim o daha Leonor gibi biraz daha. Biz denizdeyiz işimizdeyiz öyle karıda kızda gözümüz yok falan gibi bir adam. Ama adam mesela daha görev adamı. O gider evlenir de tahtta da geçer falan. Adam'ın yükselişi olabilir yani bu süreç. <laughs> Gene bir dondun ya. <laughs> ben mi dondum? Tam böyle deniz derken gitti böyle. Böyle ha, kaldım deniz. <laughs> şey şey şeyi söylüyordum. <laughs> Alin e, Alin daha deniz adamı ya böyle Leonor gibi. Yani deniz da. adam. Aynen. Deniz adam. Deniz adam. E, deniz, o, deniz atı var üzerinde zaten. Aquaman bir şerif. E, o yüzden şey dedim ya Adam'ı tahta geçecek sürece sokabilir bu dönem. Erken yani sen drift markı drift markı ya drift markı bırakacak anlamında diyorum aynen. Bence alın o yani. Alın ben bu zaten şeyi ne diyeyim? Ben uh, e, CN saltım diyerek onun işaretini verdi ya. O alın e, drift markın başına geçecek. E, neredeyse e, adımda hani Dragon Lord Targaryen'lere yakın bir e, şey izleyecek gibi geldi bana hani. Ya işte Sonuçta bu... Reyna'da da oldu yani. Reyna'da dedi ya ben Fire and Blood'ım, Salt and Sea evet, değilim evet. diye. Alan Salt and Sea yani bildiğin. Hani burada ejderha almayı bile denemiyor. Kardeşi almasına rağmen büyük ihtimal... Gerçi kitapta alamıyor da hani belki <laughs> um, alabilir bir ihtimal var. Belki hani kitapta alamıyor, belki başka ejderhayı denese alacak sonuçta sadece kanla biten bir iş değil şu anda öğrendiğimiz gibi. <laughs> İşler karışık <Eniştesi>. orada. <laughs> Senin dediğim bu hani sen geçen hafta diyordun ya işte kişilik uyuma uyuması ha. falan gerekiyor ejderaya. Yani o, o da var hani bir layer olarak. Belki başka bir ejderaya denese olabilir. Yani, alın alabilir. Her neyse onu pek ben Sen hani kalmak istiyorum demesi bana onu düşündürüyor ama göreceğiz çünkü dizide ama pardon kitapta adım büyük olduğu için ona gidiyor hani drift mark hmm. ama, ama, burada farklı olabilir bana sanki alana git alın şey yaparken yok dediğin mantık zaten doğru ben biraz daha Corliss'in güç isteği açısından düşündüm ha, okay. yani... Ama bir anda U dönüşü yapacak evet. o, tamam sen <laughs> siktirat gemi ya bu geldi <laughs> donanmayı siktirat Air Force geldi bize <gülüyor> <gülüyor> o gelsin çünkü şeyi de e, Step da zamanında biraz böyle kazanıyorlardı. Yani Sea Smoke devreye girince kazanmışlardı. Tabi Damon'ın yaptıklarını göz ardı etmiyoruz ama <laughs> yine de e, işleri değiştirmişti. Corliss'in... Ya belki zaten Corliss burada belki kucaklamak falan istiyor olabilir ama çok şey olmasın diye yapmıyordu. Olabilir. Belki. olabilir. <laughs> mı? Gel oğlum gel. Bir, bir, en sevdiğim oğlum. Gel buraya. Gel, bir öp, Tutuyor bir, böyle. <laughs> Hani bozmuyor adam bozma bozma. Bu bölümde <laughs> de Adam'la Corey's öpüşüyormuş. O bu sefer Araplar 10 basıyor değil mi diziye? <laughs> 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 ya şöyle oğlum işte erkek adam öpüştürün ne öyle kadın öpüştürüyorsunuz. Ya evet. konuda hala sıkıntılıyım yani. Loren Malbrant'ı da yollasak işte rahatsız olur. Şimdi geliyorum o zaman dizinin en e, bence en iyi sahnelerinden birine. Tabi bu bölümde birden fazla iyi sahne vardı ama burası en güzel kısmı. Daha sekans. Eğer... Doğru. <laughs> bu kadar ejderha gözüktü hala Oscar teli daha iyiydi diyorsanız tebrik ederim. Çok iyi anlamışsınız diziyi. <laughs> <Bakın. gülüyor> Ejderhayı bastılar bastılar bastılar. Oscar teli gene geldi çaldı şeyi. Evet ya. Ee, ne diyeyim, bölümü. Bölümü çaldı kral ya. Bu sekans çok acayipti ya. Yani başından sonuna hem çok karakter gördük, gördük. River Lord'lar tarafında daha birebir konuşan karakterler tanıdık. Hem Damon'ın artık o kadar oğlum bu herif gördü gördü ne işe yarıyor denilen kısmı görüyor. Aha bu işe yaradı. <laughs> ya yani Damon'ın o kadar ya yani düşünsene Waymond şunun yarısını falan söylediğinde kafası uçmuştu yani. Bunlar pitch. abi. <laughs> abi de Damon'a bir şey söylemiyordu. Ona. Evet. <laughs> Çok da sikinde olduğunu zannetmiyorum Strong'ların Damon'ın. Hani... Tabii canım. Hiçbir şey demiyordu. Damon hatta de... da orada böyle konuyu bile bilmiyor. Aynen. Yani... Böyle <laughs> kesiyor falan Damon'ın kafası. Niye kestin kafası? Bilmiyorum Yani. Bağırıp çağırıyordu. Kestim. Çok konuşuyor. <laughs> <ben de. gülüyor> <laughs> ha çünkü safe space'ti <laughs> <laughs> abi. Ya. Bir de ne olacak ki orada? <laughs> King's Landing'in içindesin. Ordu derdin yok. Kafana göre takılıyorsun. Zaten abin öldü ölecek. Umrunda değil hiçbir şey. Orada kafa kesmek kolay. Hadi burada kes götün yiyorsa. <laughs> burada da kesti ama. Ama doğru kesti. kesti. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ama Oscar'ınkini kesemedi evet. işte. var. <laughs> yani. yani um, Güzel, evet. Çok iyi sekanstı bu arada. 3-4 evet. <laughs> bölümdür seanslar işe yaramayacak sonunda. <laughs> Aynen. Evet alış yoktu bu bölüm. Yoktu. Ee, gerçi. Aradın mı sen de? Aa arka planda kuşmuş. Gözler oynuyor mu falan. Ben baktım hep göremedim. <laughs> e, Weirwood önünde yaptılar bütün evet. her şeyi. Orada kesin izliyordur. Keçi vardı belki keçiden izliyordur. Keçiden izliyordur. <laughs> Abi keçiyi bandı alıyorsun ucuza geliyor ESPN paketiyle. <gülüyor> <gülüyor> olimpiyatlar da var. Ben <laughs> son olimpiyatları izliyormuş hani. gitmiş. Lütfen. Ben bugün yokum. Ben 200 metre serbest izliyorum lütfen. <laughs> şey, yollamışlar abi işte. Yani Riverlands'ten bayan şey takımında ne diyeyim. <laughs> Pistol. Pistol takımını atıyor. <laughs> Atıcılığa yollamışlar. <laughs> ha yine donduk. Bu sefer sen dondun. Bugün çok donmalı Bağlantıda var bir sorun. Evet bugün. çıkaradan. Bugün böyle gerçekten. Kusura bakmayın. <laughs> um, evet. Um, ne diyorsun? burası evet şey um, Oscar Tali taşak yemiş de gelmiş vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey geldi aklıma. El arabasıyla getiriyorlarmış falan Oscar Tali. Niye? Çok taşaklı adam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> işte bu um, ejderhaya kafa tutup e, hayatta kalan üçüncü karakter bu bölümde Oscar Telly Hugh evet. ve Alftan sonra e, resmen paralellik var Tom, orada da vermiti Damon'a bindi Oscar'da bu <gülüyor> <gülüyor> um, o zaman yine Araplar basıyormuş onu evet İnanılmaz. Binmedi. Um, evet. Kesin bir paralellik var. Var. Yani i̇şte evet, vahşi ejderhaya ya da ne bileyim e, tayin edilemeyen ejderhayı tayin etti herif. <laughs> Gerçi Alice mi etti, yoksa Oscar mı? Ya etti, Alice bilmiyorum. etti bence de. Ee, özellikle <laughs> bence şeyde de bir e, Alice'in gidip Glover'ı öldürmesi ve Damon'ın zaten Glover öldükten sonraki o sinir bozukluğuyla gelen ağlaması şey gibi artık bence. Bunu da mahvedemem. Hani istese Oscar'ı yine öldürürdü bence orada. Ama mahvolacaktı her şey. Onu fark etti en azından artık. Hani buradan, buradan dönmez bu top dedi ya. <laughs> yani zaten kritik noktası bütün şeyde um, Oscar bunun ağzının üstüne sıçmaya başladığında. Bu arada çok komik ya. Gene benim um, şey inanamadı gözüne ne diyeyim. Damon fanboy. Simon. Yok Ay şey. Ha, Ha Oscar sıçtı, sıçtı ağzına Damon'ın. Döndü bana şey diyor. Bunlar anlaşmış da bu danışıklı dövüş falan diyor. <laughs> İçeride bunlar anlaşmışlar. Lordların önünde böyle Damon izin veriyor onu. İyi polis şey kötü yapayım. polis değil mi? <laughs> Aynen. Dedim bildiğiniz işte ağzına Damon'ın. Yok yok bu anlaşılmış anlaşmışlar. <laughs> Bence anlaşmamışlar. Ee, Sonra şey diyor yani ya aslında nasılsın? Oscar Bey gidip ordu istiyorsan akıllı olacağım falan gibi yapıyor biraz. Orada evet, biraz var hani bana ayak uydur falan gibi oluyor biraz orası. <laughs> i̇st İstiyor musun istemiyor musun? Hani kritik noktası burada Damon'ın evet yöntemlerimde biraz fazla hevesli olmuş olabilirim gibi bir şey söyleyip hatasını kabul ediyor olması. Gerçekten Alice görseydi gurur duyardı <laughs> Damon'dan. <laughs> Görüyor gerçi orada. Ağaçtan izliyor. Ağaçta George Martin bu arada. Ee, onu gördün mü? <laughs> Ağaçtaki yüz. Benziyordu George bana. Martin George Martin'in yüzünü koymuşlar. Geçen sezonki ağacı Sapochnik'in annesini koymuşlardı. Ha, öyle mi? Hadi ya. Ona dikkat etmemiştim lan. <laughs> Oğlum çok ilginç. Konuşmuş Sapoçnik... muyduk lan onu? Hatırlayamadım. Konuştuk konuştuk. Okay. Sapochnik'in annesini koymuş koymuşlardı. Çok ilginç şey. sapoçluk neden hani diziden şey nepotizm yüzünden ayrıldı deniyordu ya. Evet. Mesela adam ağaca annesini koymuş. <laughs> <laughs> ki <Sezonki ağaca. gülüyor> George Martin'i koymuşlar. Ulan insan bir George'u koyar değil mi? Neye anneni koydun ağaca? neyse çok saçma sapan bir Nepo yere çıktık. Nepotizmi ağaca kadar indiriyor. Karımı prodüser yap. Annemi ağaca koy. Ne bu ya? Benim bir de büyük <laughs> dede var. Onu da çay ocağına alırsak falan. <laughs> Orwa Orwa Orvan. <laughs> Orvan yandık peşe. Hocam elletmez Orvan. Yanında çalışsın ya yaz için falan O kadar, <laughs> o kadar olmaz. <laughs> Her neyse um Evet bayağı uzun bir sahne yani şey olarak um Burada istiyorsan şeyleri söyleyeyim. Hani karakterlerden biraz bahsedelim. Lord Petri Piper'ı gördük. Lord of Pink Maiden. Ee, Piper. İlk şey yapan Bilmiyorum. adam. Ee, seyirciye de hatırlatmak istiyorum. İlk e, şey diyen Oscar'a gidip... E, sen benim çocuklarımdan bile gençsin. Ben seni niye dinleyeyim deyip... En sonunda Blackwood'un kafası kesilecekken... işte genç Lord haklı falan diye... Yani o sekansın işe yaradığını... Gösteren karakter o oldu. Piper oldu yani. <laughs> yani 10 dakika yani, içinde değişti adam. Yani şimdi tabi burada şey var. River Lordların, evet Talilere olan bağlantısını um, zayıf olduğunu ya da işte River Lord'ların birbirinin boğazını sıkmaya hevesli olduğunu biliyoruz. Diğer şeylerden farklı olarak Taliler askeri olarak bir Blackwood Bracken, Frey e gibi ailelerle eşit seviyede hatta daha düşük de olabilir. Hani hadi eşit diyelim hani çok böyle Lannister'ları gibi domine etme gibi haytar yarışçılar gibi haytarlar dediği gerçek şey de Biraz daha Starklar yol gibi o, gibi değiller. Yol gösterici hani, gibiler daha böyle E çünkü hani burada biraz şey de var. Taliller, jenerasyonlar boyunca şey yaptı. Bizim e, barış şey, ara bulucumuz oldu gibi bir şey deniyor ama Hani jenerasyon yani Black şey vardı yani Harrenhal'dayız. Riverlands'ı yöneten Harren de Black'tı yani Harrenhal yanına kadar. Talilleri <laughs> oraya getiren Aegon the Conqueror. O da hani ona yardımcı olduğu için um, taliller. Sonuçta Targaryenlerle um, bu şeye geliyor seviyeye geliyor taliller Aynı Tyrell'lerde olduğu gibi. Evet. Um, Hay, orada da Targaryenler başa getiriyor, burada evet. da Tyrell'leri başa getiriyor. Sonuçta Tyrell'lerin böyle bir şeyi var, Targaryenlere e, olan bir bağı var ve de diğer ailelerin de Tyrell'lere neden çok e, diz çok herhalde olmadığı da o açıklıyor yani en güçlü aile değil Tyrell'ler. Burada Oscar'ın o yüzden işi zor. Hani hem Daemon'ı kızdırmayacak çünkü bir yandan Damon'ın deli olduğunu hani Karaksis orada tepede bekliyor Karaksis Evet Hadi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> hani, zaten canı da sıkılmış. Kaç haftadır oturuyor hayvan orada. Bu artık her yerine ağrılar girmiş. Hani, <laughs> hareket etmesi lazım. Gezdirmek lazım böyle. Bir Damon'ın biz tabi şeyini gördük. Um, psikolojik gelişimini ama Oscar görmedi onları. Sonuçta en son geldiğinde gördüğünde o Damon'ı git dedeni öldür demişti Damon'a. <laughs> evet ya. Hatırlatıyorum da çocukta zaten. Ha, orada böyle bir işte tam olarak şey bekliyor hani ne olacağı belli olmayan bir Damon ejderhasıyla gelmiş. Şimdi hem onu da engelleyeceksin hem de bütün lordlar gelmiş kapına onları da engelleyeceksin. Onları senin ta itaat etmesini sağlayacaksın. Bir de Blackwood'la bırakınlar gelmiş. Bin yıllık <laughs> kan davası burada. Hani bütün bu şeyden gayet iyi çıkıyor. Bu arada dizide de, sor pardon, kitapta bunların hiçbirini olmadığını söyleyeyim ki yani, diziye de hakkını vermiş olalım. Yani, bayağı Kitapta ishanedim. burası şöyle bağlanıyor bak. Anlatıyorum şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Damon <laughs> Riverlands'a geldi. Harunalı kamp kurdu. İşte Blackwood'la Bracken Savaşı'nda Bırakın Blackwood'ların yanında yer aldı. Ondan sonra geri kalan bütün River Lord'lar Renira'nın çok şey olduğunu hatırlayıp dayımına katıldılar. <gülüyor> <gülüyor> Kitabı değiştiriyorlar ya falan diyen arkadaşlara um, sevgilerle. Evet. Her neyse. <laughs> Kitapta yazılan bu. Renira'yı hatırladılar çok bir anda değil mi? Olduğunu, ha, Geldi. oradan hatırlıyorlar. Evet Renira çok tatlı kızdı. Gidelim onun Damon'a katılalım diyorlar. <laughs> Harbiden de böyle oluyor yani. Onlar da neyse. Emma Darcy aranıymış meğerse. Yani şey. Aynen. <laughs> <Biz> fan var <boyunlar. gülüyor> Emma Darcy çok iyi. Her neyse. Evet o açıdan um, Oscar'ın önce bir işte um, ben bu işlerde yeniyim falan. Sen biz işte o yüzden um, uh, işte ne diyeyim Renira'ya verdiğimiz yemeğini takip etmekten başka bir seçeneğim yok yani ben bilmem aslında demesi iyi. Tam Çünkü, öyle değil mi? Şey e, gibi demiyorum hani bozmayı anlamsız buluyorum bu yemin gibi bir şey diyor. Yani işte. Öyle bir şey diyor. Direkt o hani çıkıp sanki benim fikrimmiş gibi söylemiyor. Evet. Çünkü hani 17-18 yaşında çocuksun senin fikrini siklemem diyebilir oradaki lordlar. Ya da Damon niye beni seçmiyorsun lan niye diyor olabilir olabilirsin ama orada işte Hani benim değil, biz taliller olarak verdiğimiz yemine sadığız. O yüzden e, Renira'ya destek, Renira'yı destekliyoruz. Olarak oradan iyi çıkıyor. Um, Çok iyi. çıkıyor. Böyle zaten Damon'a diyor ya senden herkes nefret ediyor. <laughs> <laughs> ben de sevmiyorum Sen, falan diyor. <laughs> hani ben seni destekliyor desem bu heriflerin hepsi girecek bize. Hani istersen öyle yapalım. Hani, hani Damon'a da baş, başka bir seçenek bırak kalmamasının. Damon'un yüzünden olduğunu da söylemiş oluyor. Evet. Senin yaptığın psikopatlık yüzünden hani artık seni destekleme gibi bir şansımız yok, acıveriyor. Yani Saçtın zaten. Destekleyeceğiz. Evet. Aynen. Sen burada zaten bir sıçmışsın diyor Damon. <laughs> "You made a mess here." diyor. Zaten prens diye de vurgulaması. Yani hep King Consort falan diye geçerken burada prens deyince zaten ilk Daimon'un bir sinirlendiği an oluyor. Yani <laughs> e, dikkat et artık bokunu çıkardın kral lütfen falan diye. Ama tabii hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Yani işte ondan sonra ki adalet isteme sahnesi daha da iyiydi bence. Burada konunun böyle bitmiş olması ilginç oldu. Blackwood'ların hep iyi olarak işlendiğini söylemiştik. Burada Blackwood, William Blackwood'un yaptığı şeylerden dolayı idam edilmiş olması Orada güzel bir kapı açtı Blackwood'lara tekrar. Hani evet. Çünkü bu adam Blackwood'ların orada değil, Bencicot. Bu adam şey, hani ne denir? Eee, um, kastal mı denir? Şey, Regent. Regent yani, ha, aynen. Yani interim manager bu Hani Yani, <laughs> <laughs> yani Blackwood'lar evet ya interim manager dallama çıktı asıl bizim lord Bencicot. Onun da şeyi geçmişti daha önce. Aynen, um, adı. Um, asıl oydu diye yani Blackwood'ları da kurtarabiliyorsun böylelikle. Aslında Blackwood'lar iyiydi de işte. Arada bir deli manager gelmişti. O onu o da seçti, zaten evet. kestiler oldu. Um, o açıdan um, şey iyi. Um, tabii ki burada bir um, Blackwood'un idamında ilginç bir şey var. Um, gerçi burada bir tek anlamadığım şey şu. Garip bulduğum sürekli bir işte biz River Lord'lar bir Old Way'i takip ederiz. Old Way's, evet, Old Way's Kadim ve way, Kadim yollar falan deyip duruyorlar. Aa işte o, onu ben anlamadım o tam olarak. Ne? Tamam bu ailelerin bazısı First Man e, kökenli aileler. Lady Malister, Malister onu söyledi özellikle. Evet. Ha Malister'lar falan First Man'den gelmeler. Belki ondan ondan bahsediyor. Çünkü Old Way's deyince hani Old Gods geliyor aklına da hani Old Gods'ı takip eden burada sadece Blackwood'lar var. Diğerlerin hepsi Seven dinine. Um, bu şey dönmüşler zamanında işte şu anda hepsi seven dinine şey yapıyor itaat ediyor o yüzden de bir tek o dinden olmayan kişinin de idam ediliyor olması ilginç <gülüyor> 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 acaba adamı diye böyle şey kafir diye mi kestirdiler um, diye düşünmüyor değilim yani yani öyle bir şey de var bir de um, old gods dinini den olan kişinin um, weirwood'un önünde Kafasının uçması. Redman Blood Sacrifice yani. Aynen bu arada yine de... oraya oturdu. Ya. <laughs> yani zaten öyle bir şey çizmişler ki sanki işlemişler ki hani o Blood Sacrifice'ı yapıyor Damon. Ondan sonraki sahnede Damon'a sen de istiyor musun tacı diye soruluyor. <laughs> hani Gods'a sacrifice yaptın istersen al buyur taç diye soruluyor. Hani, aynen, direkt sonra... yanına şey gidiyor. olarak hani tacın verilmesi hani bir tamam literal değil ama hani bir şey olarak en azından ne denir? Um, simgesel olarak <laughs> sakrifisi yaptın alsana taç hani diye şey yapıyor. Burada zaten gelişmiş dizi. E, old Ways derken kadim yöntem biraz daha şey gibi yani şeriat falan gibi de yani tanım olarak doğru değil Şeriatın tabii ama yani şöyle aslında <laughs> şeriattan kastım şey aslında o biraz kanun gibi söylüyor galiba orada hani eskiden Böyle yapılırdı hani işte duvara yollayalım hapse atalım ne bileyim işte kral yargılasın falan değil de nedir abi suçluysa kes kafasını işte ki bunu yine Damon yapmıştı hırsızsa kes elini Tecavüz bir kes sikini falan hani biraz o kafada bakıyorlar bence olaya. E Damon aslında bunu normalde çok rahat yapabilen biriyken burada çok zor yaptı yani vicdanında değil bence ama Blackwood'la sonuçta o emri o vermişti. Kendi Aynen. kendi altında ezildi aslında. kendi emrinin altında ezildi herif yani. O evet, orada kesem oradan oturuyor. Çünkü bu artık Diamond 2.0 olduğu için bence orada bir suçluluk hissetti. Eski <laughs> Diamond olsa ya sikiyim Blackwood'u deyip keserdi falan diye. <laughs> burada um, <laughs> bu yeni <laughs> ve geliştirilmiş model Diamond olduğu için evet, evet, hani bir an için şey diye düşünmüştür. E, biz soktuk herif <laughs> emrecini <laughs> ama... Um, bak şimdi. Zaten... tabii şey var. Evet. Um, gene kralın, prensin yediği bokun faturasını gene daha alt lordlar ödüyor. Aynen de. her zaman. Ki, ona Gibi... şey eleştir. William Blackwood da yazık ya. Hem kızı alamadı hem gidip gitti yıllar sonra kocası kafasını kesti. Yani böyle iş mi olur? <laughs> Aynen. Şey yani Damon emir verdi adam <laughs> yaptı emiri. Sonra böyle ee olmadı ee, öyle mi tamam keselim kafasını iplerim <laughs> oldu mu <laughs> Çünkü... tam bir mon monarşi şeyi yani örnek şey oldu bir anda tam ya <laughs> i̇şte... ee, buyurun sana monarşi Damon... nasıl bir şeydir evet gibi oldu ya. Evet. evet ya Damon verdi Lord ödedi faturasını burada şey sahnesi çok iyiydi bu arada hani kişilerin umurunda olmadığı Damon'ın mesela bu konuşmaya çıkıyor tekrardan Oscar bunu aşağılıyor işte ben biraz heyecanlı davranmış olabilirim falan derken bütün herkesi fluya düşürüyorlar. Sadece Oscar'a, oda, Damon'a odaklanıyor kamera. Orada o fluyu da böyle şey hissediyorsun. Ha tamam lan bu yine kimseyi siklemiyor yani kimsenin yüzü onun için önemli değil. Kimin kim olduğu bile önemli değil. O ordu ama bunun için de yapması gereken o kafayı kesmek. Bence orada güzel bir hareket yapmışlar. Kafayı tam kesirken kesiyorlar. Hani tabii ki bunu yine bütçeyle konuşabiliriz. Hani prop'tan kaçmak için olabilir ama <laughs> bir yandan da bunu kesmesi Yok. şey yani hani kafa falan artık orada şey değil. ya yani kendiyle orada mücadelesini veriyor. ya yani kendi vicdanıyla. Aynen bence direkt Damon'un gözünden göstermesi kesinlikle onun için bir şey o. Um, ne diyeyim? Fiziksel bir olaydan daha çok mental bir Aynen. şey. Tamam. Um, kendi günahlarını hani kesip atması hani o adam eski Damon'ın yöntemlerinin bir sonucu sonuçta. Hani eski Damon'un kullandığı yöntemlerin hani bir sonu olabilir en azından. Bir sonraki bölüm <laughs> Damon <'ın gülüyor> Riverlands'ı yakarken falan görürsek köylüleri falan <laughs> o zaman <laughs> başka bir şey olabilir mi? En azından hani Damon için hani evet eski Damon'ın e, ürünü olan bu adam işte burada böyle kesiyorum hani daha çok Damon karakterinin içsel şeyi Hani fiziksel iddiamdan evet. daha çok. Aynen. Çok güzel bir sahneydi ya. Çok iyi planlanmış yani. Her açısından. Ama bunu da ben tahmin etmiştim ya. hani Adalet çok... verecek demiştin. Kendime, kendime bravo falan. <laughs> Yok direkt aslında Blackwood'un kafayı uçuracağını ben tahmin etmiştim. Well ya. O kadar da spoiler vermek istememiştim. Yani. Adalet <laughs> verecek. Evet. Çünkü yani o kılıcı falan gösteriyor şey yapıyordu. Dedim tamam herhalde Blackwood'u ama benim tahmin ettiğimden daha iyi işlemişler. Özellikle Oscar'ın bu kadar merkezinde olacağını pek tahmin ettiğimi söyleyemem. Ben daha çok Oscar şey olacak gibi düşündüm. Yani Damon, bu adam şey mi yaptı? Tamam hadi ben bu adamı kestim. Hadi verin bana ordunuzu diyecekmiş gibi düşündüm. Ha, anladım. Çok daha oturaklı <gülüyor> versiyon <gülüyor> oldu. Yani. Aynen. Çok. Güzel. O yüzden beni yazar yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> kadar başvurdum ama yapmıyorlar. Bunu da keselim yazıyor senaryoda. <laughs> 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 neymiş? Neymiş? Ben yazdığım senaryodan yarısı şeymiş. Renira ile Mizarra'nın sevişme sahnesiymiş. <laughs> 22 dakika değil mi? <laughs> 36 sayfa falan. Abi nedir bu ya? <laughs> Sen bunu porn hava yolla abi. <laughs> Yolladım almadılar. Orada da yayınlayamadık bunu. <laughs> Onlar çok soft core buldu. Siz çok şey buldunuz. Ne <laughs> Rezalet. <gülüyor> Bu arada galiba gelecek sezonda da birilerine adalet dağıtılacak. Fragmanı gördüysen böyle ağzı yüzü çamur. Biri böyle şukurun içine düşüyor. Ee, galiba gidenlerden biri bir yere gidenlerden biri ama tabii bir yere o şey gibi, galiba ya Tyland olabilir gibi geldi bana <laughs> Tyland'ı <laughs> ee, eğleniyor Tyland orada galiba o hani ciddi bir şey mi yoksa Tayland'ı böyle bir şeyin içine mi koyuyorlar? Hani ciddi ciddi dövüyorlar değil galiba. Eee bilmiyorum Neyse, ama senin şeyi bizi. gördüm orada. işte trans oyuncunun orada bir kaptan evet. gelecek diyorduk ya. Evet. alt, alt Shift X şey diyor. O benim YouTuber arkadaşım ya gelecek bölüm oynayacak, izleyeceksiniz falan diyor. Aa, ha, geliyor yani. Evet gördüm böyle. ben de fragmanda ama hmm. Son bölümde artık o karakterlerin geliyor olması çok ilginç. Çünkü o konflikti işleyecek şey kalmadı. Herhalde bu ilk 10 bölüm olarak planlandı ya bu. Ha Gelecek sezonun başına kalacak işte o kısmı muhtemelen. Tamam. O konflikt oraya gidecek. Yine donmamız oldu ufak geliriz şimdi. <laughs> Gene evet. bir dondu evet ben evet. bekledim. Gene trierki evet. konflikti sanırım evet. son 3 bölümde işleyeceklerdi. Evet. Ama o son iki bölüm önümüzdeki sezona kalınca böyle önce bir gösterecekler biz oradaki karakterleri sonra. Sonra unutacağız. İki sene sonra görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Goodbye folks deyip yollayacaklar. Neyse bakalım evet. güzel olacak. Ya da hani bir bölümde hepsinin içinden çıkacak mı? Çünkü sonuçta bu um, Riverlands'teki konflikt var. Hani bilmiyorum göreceğiz. hani 3-4 tane bağlanması gereken şey var. Oraya triyarki sığar mı zannetmiyorum. Bence hepsini e, gerginlik noktasına taşıyacaklar gelecek bölümde ve orada kesilecek herhalde o kopma. Bir tanesini nokta. çözerler belki. Ha olabilir. Ben bilmiyorum yani, bu arada hani ne olacağını ama bir... Yok benim tahmin ettiğim ha ben de bilmiyorum. Hani bir Riverlands story var. Hani buradaki bu Lannister geliyordu işte Harrenhal'a doğru işte bu River Lord'lar birleşmiş oldu hmm. şimdi Daemon altında. Hani bunlar karşılaşacak olabilirler, şeyle Lannister evet. ordusuyla. O bir, bir o var, iki işte Trierki konusu daha hiç gösterilmedi. Onun ben sonucu ulaşacağını zannetmiyorum. İşte bir de acaba ejderhalar arasında bir çatışma olacak mı diye düşünüyorum. Hani öyle üç tane şey var. Hani Vaygar vs. 6 tane ile girecek falan mı? Bilmiyorum. <laughs> e, o son Anladım. ejderha Z raporunu vereceğim sonunda. Onu da seyirciye hatırlatırız evet. tekrar. Bu sahnenin sonunda Viserys bölüm var yine artık. E... Bir şey söyleyeyim mi Harinal'la ilgili? Viserys'e geçmeden önce. Tarihi anlatacaksan şimdi başlarsak bir biter <laughs> şimdi Harinal'ın sıvasını yapan sıvacı... <laughs> Yok değil. <laughs> um, ya Alfred Brum abi? buraya geliyordu. Ha ne oldu? Aa ne oldu Onu unuttuk lan. Yolda da gördük onu ha gidiyordu. <laughs> Aynen. Konu çözüldü. Alfred Brum hala gelemedi buraya. <laughs> Neyse. Yolda kim bilir nelerle uğraşıyor hala. abuk Bence suramıştı. o şey oldu. Harold Westerling'le aynı yere gitti onu. <gülüyor> <gülüyor> Boyda yollamışlar onu. Gitmiş o. <laughs> Westerling'le karşılaşıyor yolda falan böyle. Aa, ne, ne yapıyorsun? Abi <laughs> kafe açtım buraya. Kings orada çok iyi işliyor falan diye böyle. <laughs> Hatpayın e, çalıştığı mekan var ya. Onu içinde orada bu şey Aa, açmış. Health Westernler Alfred burum açmış. <gülüyor> 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 İki büyük ortak böyle duruyorlar. İleride ileride KFC olacak orası. <laughs> yani neyse böyle bir şey geldi aklıma bir anda. Yani. Evet, burum tam da geliyordu buraya. Unutmuştum buruma. İyi hatırlattın. <laughs> ne oldu ona acaba? Görürüz ileride. Var bir teorim ama spoiler olmasın diye söylemiyorum. Okey. Okay. Ee, ya yani burun böyle yolda karar değiştirdi falan gibi bir şey. <laughs> Bilmiyorum. İki tane şeyim var. O ikisi birleşecek galiba. Ama göreceğiz. Tamam. İkisi de spoiler olur. Söylemeyeyim. <laughs> tamam. O zaman Viserys sahnesini konuşalım. Viserys elinde taçta oturuyor böyle şeyde. Artık o son hani Viserys'in son dönemi artık. Zor nefes aldı. Öyle Peki bu sahne hmm. harbiden yaşandı mı sence? Sadece Damon'ın kafasında olan bir şey mi bu? Ee, bu sahne ilginç ya açıdan. Genelde ben kafasında gibi düşündüm şu ana kadar. Genelde de öyle oturuyordu. Ama burada sanki yaşansa da sırıtmaz bir sahne bu. Belki daha yumuşağı bir şekilde yaşanmıştı olabilir. <laughs> yani çünkü hani Viserys'i kov, Viserys'in Damon'ı kovdu. Sahne yaşanmıştı. Evet. Hani sonra Emayar'ın cenazesi muhabbeti yaşanmadı. O daha çok Damon'ın evet burada olmalıydım şeyiydi. Bu sahnede acaba düşündüm bir an için. Acaba bu tamamen Damon'ın kafasında olan bir şey mi yoksa gerçekten böyle bir şey oldu da Damon'un hatırlıyor mu? Bence bu biraz yani da şey gibi de ya yaşanmış olsa bile belki çok daha basit ya da daha nasıl diyeyim zayıf bir versiyonu yaşanmıştır. Ama Damon Bence bu arınmasından sonra ilk kez e, Touch'la ilişkisini biraz daha düşünmeye başladı. Çünkü bir de Damon aslında salaklığı şurada. Daha aktif böyle. Yani Damon hep diyoruz ya Prens Philip gibi biraz diye. O da böyle çok aktif bir adammış. Uçağa biniyor. Yok ne bileyim file çıkıyor. Ata gidiyor. Yani mesela kral olsa sıkılır o adam. Hani ne yapacağım lan burada falan der. E, çıkar yine avlanmaya gider ölür. Yani anladın mı? <laughs> Baratheon. Bar Robert Baratheon. <laughs> <Ha>, aynen işte. <laughs> Damon hani tabii ki bu işin şakası da Damon bence hem mental olarak hem fiziksel olarak e, tacı isteyip istememe konusunu ciddi düşündüğü için e, ilk kez bunu sorguladığı için bunu görüyor bence. Hani istiyor musun yarrağım falan gibi bir şey değil. <laughs> evet. Evet. Bir de zaten um, şeymiş bu uh, Ha benim düşüncem bence de hani kafasında olan bir şey çünkü ilk söylediği şey varizlis oluyor. Hani evet. O anda hani şey anlamıyor. Hani gerçekten geçmişte gördüğü bir şey olsa Morizis demez yani bilir ne olduğunu. Eee yani Morizis'e gelmesi bana sanki şaşırıyormuş gibi oldu yani böyle hani Şaşırıyor. bu şeyi görürken. Yani Peri bu arada şey demiş. Bu sahneye oyun oy, varmış şeyde. Bir öncekiyle beraber çekmeyi planlıyorlarmış. Hı, hı. Hadi şey demiş tamamen bana makyajı yapın full hani hasta halimle oynamak istiyorum bunu demiş. Ha okey çok daha evet. iyi olmuş. Aynen şey hani tacı ona önerdiğimi çekeceksek tacın bana maliyetini de göstersin hani tamamen çökmüş hastalanmış <gülüyor> <Oyuncu> <gülüyor> bir haldeyken <işte. gülüyor> ha, o oynamak istiyorum demiş. Hani makyajı full makyaj yapıp işte zayıf vizeriz haline getirmişler. Um, ya da geçen bölümde de şey yorumlarda da vardı ya bizlerisi um, zayıf görüyor Damon aynen. diye. Belki Damon'ın da kapısında daha da zayıf görüyordur. Tam olarak aslında um, tacın altında ezildiği durum. O da cümleyi kuruyor. Ya, bak şimdi sen de eziliyorsun işte. Hani King dedirtiyorsun kendini ama ne oldu? Gittin öldürdün işte adamı. Öldürmek zorunda kaldın. Hani istemediğin şeyler yapacaksın mecburen. Biraz aynen, o da zaten hani, göstermiş yani istemeyen hani Viserys de istemedi, Rhaenyra da istemedi. O Jon Jon Snow da istemedi. Hani bir e, geliyor yük olarak geliyor her ne kadar kaçamıyorsun. Um, first world problem gibi. Ya ben de kral olsam hiç böyle dert etmem bunları canım falan diye düşünsen de. <laughs> um, Rob, dedi, Robert Baratheon kral olurdum ben de. İç yes, iç bırak Ned Stark yönetsin, Tywin yönetsin abi ne uğraşacağım. Um, <laughs> Sonra arkanda yani çok işte, çöp kalıyor işte ama kim toplayacak onları? Toplanmıyor. <laughs> Oğlum Robert zaten diyordu ya ben erken ölüme giderken siz takılın işte yani ben. Yani. <laughs> içkiyle şeyle öleceğim zaten de hızlı. <laughs> siz takılın <laughs> abi diyorum. ulan niye gittin öldürdün ortalığı karıştırdın o zaman kral diyeceğim ama neyse sorular başka konular tabii. <laughs> ama Lianna Lianna için öldürdün. Yani. Liana yalamayınca serseye yakalmış oldu yani o zaman da <laughs> o adam şeye döndü. Alkolü ya çay şey çevirdi direkt. Her yani neyse. Um, evet, Viserys'in bu hasta halleri um, biraz alakasız olabilir ama bana şeyi de getirdi bu. Yine bu Targaryen üstün ırk Targaryen e, teması var ya bu hı hı. bölümde gene. İşte bu Viserys'in hasta halleri. Hani Taç beni hasta etti. Evet, metaforik olarak o. Ama um, Viserys'in Şimdi bu Targaryenler hasta olmuyor. Tamam hani mı? Tamam. Hasta olan Targaryenlerin şöyle bir özelliği var dizide ama sonra pardon kitapta. Viserys mesela. Ee, kitapta kalpten ölüyor da hani e, bu şey hastalığı yok. Leptus yok. Belki. Ama ölmesi de e, bu, bu da güzel. hani Bu açıdan da güzel. Şöyle güzel. Viserys Targaryenler hasta olmuyor ama ejderhası olan Targaryenler hasta olmuyor. <laughs> Şimdi bu Viserys öncesinde hasta olan tek Targaryen var. O da e, Ceheris'in kızlarından Daenerys. Bu Prenses Daenerys var. O mesela hasta oluyor. Daha genç genç de işte, bilmiyorum 10 yaşında mıydı neydi artık hatırlamıyorum o kadarını da. E, hatta hasta olunca böyle Meister'lar şey yapıyorlar filan. E, uğraşıyorlar tedavi etmek için. Ceheris Dragonstone'a hemen emir veriyor O, çabuk işte yumurta yollayın ejderha yumurtası bir an önce he, ejderha şey yapsın bu kız. Çiğ, it, yap çiğ yutsun onu iyi gelir falan. Gidiyor. Aynen yumurtayı içsin yani. <laughs> <laughs> Yok, Herçetsin şey işte e, ejderha şey olursa çözer hastalığı falan diye düşünüyor J. İlginç. Ondan sonra tabii ileride de var hasta olan Targaryen ama onların ejderhası yok. Burada da ceh viserys hasta oluyor çünkü Balerion ölüyor. Balerion ee, ölüyor. Öyle. öyle bir ilginç bağlantı var aslında. Hani um, egonun da ejderhası yaralandı, kendi de yaralandı Hani Targaryenleri yaralanmak başka, yanmak da hani hasta olmak. Hani ejderhadan yani... gelen bir şeyle ya, tamam. Çünkü Targaryenleri süper insan yapan şey ejderha ya. Yani resmen Tabii güç alsın. Yani. <laughs> yani. yani. böyle ejderha ile bağı olan hasta hastalanmıyorlar falan öyle de bir durum var. Hani bizler izin de um, bu hallede gelmesi ve de ejderhasının ölmesiyle de bir bağlantısı var. Evet sonuçta Damon açısından da herhalde bütün bu şeyin sonu bu. Um, ne diyeyim? Terapi seanslarının sonucunda <laughs> artık <gülüyor> hala kendin için istiyor musun istemiyor musun? Herhalde sonucu da emin yani istemediği ya da Rhaenyra'yı destekleyeceği bir yöne doğru mu gideceğiz bilmiyorum. Kesin olarak netleşmemiş olsa da belki ya, şey olacak. Bir de taht etrafında influencer olarak kalma daha güçlüsün. Abi. Bunu da anlamak çok zor değil bence. Ya. Damon. Zaten Damon da Viserys'in yanında el olması falan onu da mutlu ederdi mesela. Şimdi de ne olacak ki Damon yine yanında influence edecek kişi haline gelebilir. Birazcık Rhaenyra'yı dinlediğini gösterse yeter yani. Çok fazlasına gerek yok. Yani boğazını sıkmasa falan. He o bile yeter. Bilmiyorum. Evet. <laughs> Az bir sakin ol. <laughs> yani daha sakin olarak çözebilir bunu. Ama doğru evet dediğin o hastalanma konusu ilginç ejderhalar üzerinden. Ecdarası Ozan e, bir kişi daha var burada ejderhası olmamasına rağmen hiçbir şey olmamı ottu. O da öyle ayı gibi yaşıyor yani hiç. Adam öksürmedi bile ya. Ulan bir şey olabilir. yok. Ateşi bile çıkmıyor yav şu an. Ayı gibi vallahi. Yani göreceğiz bakalım nerelerde Otto. Şimdi bundan sonra Orwell'ı fizik tedavi zamanı var egonun. E, yürütüyor evet. onu şeyde. <laughs> Fizyoterapiste gitmiş. Ya bu sahne tabii Laris'in e, devrede olduğunu ve aslında Laris'in Egon'u bir an önce güçlendirmek için e, uğraştığını ki işte... Eamon'dan ona bir şey yapma ihtimalinin de yükseldiğini düşünüyor bence. E, zaten dinlenmesi için çok uzun zamanı da olabilir. <laughs> yani bir an önce güçlenmezse gibi bir cümle de kuruyordu. E, ama şey e, bayağı zorluyor. Şimdi Orval'la arada kalmıyor diyorduk ya. Ilk arada kaldığı en büyük olay bu herhalde. Yani Eamon da onu tehdit etti kalkmayacak Egon falan diye. Bir yandan Laris de onu zorluyor. Hayır kalkacak daha çok çalıştır. E, o, çalıştırmamız lazım herifi yürüteceğiz diye. E, yine Orwell için zor bir sahne. i̇şte keşke çay olsa bu işin de hemen içirse de ayağa kaldırsa Egon ama olmuyor tabii <laughs> Egon'a çay veriyor. <laughs> Abi haşlandım ben sen bana hala niye sıcak çay veriyorsun? Ay şey bu. Harareti alır. Harareti alır ya. <laughs> of ya. Ne diyorsun? Bu saniyede çok konuşacak bir şey yok ama e, Laris'in efektif e, olduğunu göstermek için önemliydi. Egon üzerine tamamen şu an o yoğunlaştığını göstermek için. Öyle şey hani um, Orwell'ın burada Orwell'ın tarafsız kalmaya mı çalıştığını yoksa Orwell'ın da uh, Megan olup çünkü um, hatırlarsak oylamada Alison'ta oy veren Regent olarak tek kişi Orwell'dı. Orwell'dı. <laughs> Egon iyileşince sevinmişti. Ayağa kalktı falan diyor. yani oradan bence Orwell gerçekten Egon'un iyileşmesini istiyor olabilir. Larys'in evet şeyi söylemiştik. Aymond yavaş iyileşmesini istiyor ama bir yandan Larys'i tersleyerek asıl bunu kontrol edenin Laris olduğunu geçen bölüm görmüştük. Hani ilacı almıştı elinden. Ve de orada bakan kişiye de işte verme demişti. Evet. Burada el Biz tamamen kontrolü aldığı gibi kapıdaki um, şeylerin de nöbetçilerin de Laris'in adamları olduğunu görüyoruz. Çünkü sonra diyor ki Orvayla ben nöbetçiye söyleyeceğim sana daha çabuk haber versin Aynen. gibi bir şey söylüyor. Yani büyük ihtimal eğer Aymond gelip gidiyorsa Aegon bile fake ediyordur büyük ihtimal hani. Tabii. Böyle Agent ko koşarken filan Aymont'u duyunca Aymont yani. görüyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok mantıklı lan bu. Şey yapınca hemen böyle yatıyor böyle. Uyuyor falan devam. <laughs> Olabilir abi adam hani şey yapmıyordur. Hani ne bileyim yüzde yüz şey yapana kadar Vizeris gibi giriyormuş hani bir gün kapıya. Ben yapacağım lan bugün filan diye giriyor diye Vizeris. <laughs> evet ya. Yani, Tom, o sahnesinde. Aygın de öyle bir comeback yapmak için plan yapıyor olabilir. Tam o zaman mirrorlanır evet. işte biz Yani yüzünü, tipini, saçını falan da gördük. O yaşlanmış gibi saçını. Bir de öyle bir comeback evet. yaparsa aşırı iyi olur yani. Yani artık o zaman da dizi e, se senaryo bir şey. ikinci sezon senaryosu aynı olmuş olur. Ama hayır. Ben kat <laughs> katılıyorum. Şöyle bir fark var. Hangi olayda bu comeback'i yapacak? Bence olay önemli. Comeback önemli. İşte Eamon böyle kritik bir karar alacakken yani Ayman, ne bileyim yani şey diye düşündüm yani eğer um, e, çünkü kapıya neden şey koyuyor işte hani neden ben sana evet. gardılar geldiğinde, hani o Eamon herhalde gelince e, görmesinler bunları. muhtemelen canım <laughs> e, Aynen Ko koşu bandında falan böyle efor <laughs> testi falan yapıyor. Üflüyor <laughs> <laughs> Onları görmesinler diye. Evet, sonuçta burada da ilginç bir dinamik var. Laris um, kontrolü almış ve dedi Laris, la arası bozuldukça aygına um, bu herifi ya tahta döndüreceğiz ya da Aymut bizi çizecek diye düşünüyorlar. <laughs> ya da şey de olabilir bak, öyle bir sahne olursa ileride. Hep Otto'nun aslında, Otto için Otto'nun müdahale ettiği bir olay oluyordu geçen seferde ve Otto'nun planı bozuluyordu aslında üzeri çevrelerinde. Bu seferde Otto böyle Tam Darren'ı oturtuyormuş değil mi? Artık falan artık. Eamon'da ne oluyor bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Tam <laughs> Darren'ı oturturken Egon geliyor böyle. Az siktir diyor. <laughs> İlginç olabilir yani öyle bir şey olsa. O böyle ya arkadaşlar. <laughs> ne zaman bir şey yapmasam bir yataktan kalkıyor geliyor bu. <laughs> Rica edeceğim. <laughs> şu senaryoyu daha düzgün yazın. Hep ailesi Orval. <laughs> Orval. Ya bir, bir gün daha yatsın şu herif ya. Tam da, ikinci darbeyi yapacaktım gene yapamadım. Yine yapamazsın. <laughs> Allah ım. Evet, yani, yani onun Evet, burada başka Geçen bölümde bir şeyi atılan bir şeyin devamı bu. Evet, Larisin, Team Timelgun olma şeyi devam ediyor. Evet. Yani, progresi gördüğümüz sahnelerden bunlar. Aslında her bölümde böyle birkaç sahne oluyor. Hani daha önceden başlayan bir olayın ilerlemesini bize gösteriyor. Yani çok derin bir şey yok altında belki ama en azından seyirci şeyi hatırlıyor. Ha, okey lan, egon cidden iyileşiyor falanı gördü artık bundan sonra Koalis işte Aline Renira'nın emrini götürüyor. İşte bu başta söylediğim Fisherman muhabbeti ne geliyoruz? Aslında Jasper bir şekilde ...fişirmenlerden, dayısının oğlundan duyabiliyor bu şeyi. Ama siklemedikleri için ya da haber bağın olabilir diye düşündükleri için muhtemelen bu konu da çok umurlarında olmuyor. Yani aynı Fisherman bir daha söyleyecek siktir lan falan çekmiş olabilirler yani. <laughs> ya da benzer Fisherman'leri ayıklamış da olabilir. Tabii Ali'nin hakkında yemin ama. <laughs> Yani şey bu um, aslında kitapta bu um, hem Alf hem de Hugh Dragonstone'da yaşıyor. Hı hı. Ve de olay aslında çoğunlukla Dragonstone'da oluyor. Ama ha, burada okay. tabii şöyle bir problem var. Dragonstone'u da tekrar set açmak, oradaki smallfolk'u işlemek hani dizi için. Um, tabii. bir de orada hiç öyle bir gerektiğiz. build up yok ki hiç Aynen. orada. İlk sezonda da yoktu yani. Yani onu buradaki King's Landing'de işliyorlar. Hani bu Smallfolk'u, Huygu'yu ve Alf'ı Smallfolk King's Landing'de yaşıyormuş olarak işliyorlar. O yüzden böyle bir sızdırma, lojistik problemi ortaya çıkıyor ama hani dizinin şeyi bu. Ne diyeyim? Hani bir daha Dragonstone'a da bir daha şehir yapalım da oradaki Smallfolk'un hayatını gösterelim de Alf'la Hugh'u orada da gösterelim de diyeceğine King's Landing'e koyuyorlar onları. O yüzden hani, <laughs> gene böyle o, nasıl sızdılar, nasıl ettiler diyen adamlar varsa yani böyle olmak zorunda dizi çünkü bir takım kısıtlamaları var. Abi Kaç sız... tane set kurabilecekler ha, şeyinde. Elin de bir de kaç bölüm önce geldi guard tanıyor oğlum hala. Mizerye'ye hizmet edebilecek seviyede guard var. Muhtemelen Damon'u seven de guard doldurur orası hala. Yani çok da zor aynen, bir şey değil girip çıkmaları. <laughs> Yok zor değil ama biliyorum bir grup insan buna evet. takıldı kaldı nasıl bunlar istedikleri gibi King's Landing'e girip çıkıyorlar işte yani kaos var ortamda şey var um, o kadar da zor bir şey değil yani. Değil canım burada esas suç bence zaten işte konuştuk Laris'in ve aslında King's Landing evet. ailesinin. yani şuna müdahale edemiyorsanız zaten e, bırakın bu işi kardeşim <laughs> liyakat yok. Evet. <laughs> Süleyman Soylu geçsin King's Landing'in iç işte. <laughs> Beyaz Toroslar geçsin. Ee, bunun devamını da konuşabiliriz aslında. Reyna sahnesine geçmeden. Ee, bunun hmm. devamı da şehre, devamında şehre... Şehre... gerçi ha, arada Hugh ha, ha. Hammer sahnesi falan da var ama neyse dur orayı konuşmayalım o zaman dur. onun öncesi de var. Onu sonra konuşalım. Okay. Araya şeyi konuşalım. Reyna'nın... E daha kapıdan çıkar çıkmaz çocukları satmasına ne diyorsun peki? <laughs> ya evet. ben de daha kapıdan çıkar çıkmaz dedin. Ben başka bir şey söyleyeceksiniz zannettim. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Evet ne? ilginç. Çocukları satması ilginç. Asıl bana şey ilginç gelmişti. <laughs> <laughs> Bu ne Neydi kadının adı ya? Jane Erin hani dostumuz şey falan yani. Güveniyorduk ona bilmem ne. Kadın böyle Ejderha olayını atar yaptı ne e, şey yani beş tane adam verdi bunları Pentos'a paketledi yolladı. Evet. <laughs> yani daha o değil prensesi böyle kapıdan çıkar çıkarmaya kaybetti herifler. Oğlum daha Pentos'a gideceksiniz siz daha dur. Daha gemiye varamadan, G'ye, benden varamadan. <laughs> benden oldu gitti ha, hatun zaten siz. Nasıl bir Jane Eyre'nin vermiş buna böyle. Evet en dandiklerini <laughs> vermiş meğerse. <laughs> Aynen kapı kapandı kız gitti git, bastı gitti böyle. Siz daha Pentos'a gideceksiniz lan böyle. <laughs> Bana Joffrey orada kaldı onu da hatırlatalım. Joffrey yani orada kalacak ejderhasıyla. Şeyler gitti. Takoz'la evet. Şifo gitti. Ha onu gösterdiler mi evet. burada ben onu görmedim. Yok göstermediler. Ben hani öyle <laughs> plan öyleydi ya ondan herhalde değişmemiştir. Sonuçta ha okey. Ha ya yani tamam. Geoffrey kalacaktır yani orada. Ama şey gitti. Eee okey takozla şifa gidiyor. Sen şifa gidiyorlar aynen. Onlar gidiyor. Onların zaten bir tanesi ejderhası iyice kedi boyutunda. E, zaten diğeri de daha yumurtada. <laughs> Onların çok bir önemi yok yani Aynen. şu anda. Hem Jainer'in guardların sıçışı var hem de dediğin, dediğin gibi Reyna'nın da emanet <laughs> etmişti. Sen bunları annelik yap falan diye böyle demişti. Yani Benim yapamadığım anne ol. Böyle mi olmuyor lan anne? Basket git ejderha peşinde daha çık. Hemen olduk vallahi gitti çocuklar ya. Bugün çok... <laughs> İnanılmaz hızlı gitti ya. Çok müthiş gitti yani. Sonra da Yok, şifonun çekçeği var bunlar. Onlar bok yedi ya. Çocukları üzülüyorum gerçekten. Ama işte tabii e, onlar da herhalde şey gibi olacaklar tabii. Storm da şimdi gidiyor onlar. O da Darren gibi orada büyüyüp gelir herhalde bir noktada. Ya yani büyüyebilirse tabii bir öldürmezse bir yerde. <laughs> Şehir dışına çıkan semiriyor. <laughs> oh be ben diyorum. Long Shot'ta tabii şey de var. Long Shot'ta aslında varis ya onlar bir yandan da tabi Jason Jason bu atarda fazla yaşamaz gibi tansiyonu falan da çıkacak gibi geliyor bana bir noktada o yüzden <laughs> Egon, Egon'la <laughs> e... tansiyon Egon'la Takoz e, Viserys'in dönüşü bir noktada bir Kingmaker'la beraber olabilir yani o zaman tabi bunu biz çok uzun süre sonra göreceğiz gibi ama bakalım ee... Kesinlikle burada aslında Şifo ile Takoz'dan tekrar bir bahsedeceğim Chase konu şeyinde. Ha tamam. Okey. Evet varis konusunda değil mi? Evet. Ee, Elizabeth... ha, burada ha. herhalde gene bir dünyanın en uzun build-up'ı gene burada da yaşanıyor. Hani tamam Ship Stealer'ı göreceğiz herhalde ama evet. herhalde son bölümde göreceğiz. Yüksek ihtimalle Yani. Ship Stealer'ı göreceğiz. Diğer herhalde ikisi hiç çıkmayacak. iki ejderha. Onlar herhalde tamamen çıktı mı bilmiyorum açıklandı mı ama. Grey Ghost'la Cannibal mı? Cannibal Yok. aynen. Yok. Onlar Onlar hiç... bütçede <laughs> yer bulamadılar çünkü. <laughs> <laughs> yabancı sınırına hani... takıldı onlar değil mi? Ejderha sınırına. yabancı mı? onlar <laughs> yabani yabani sınırına takıldılar. <laughs> ya bir de seyirci Hı. için daha da kafa karıştıracak yani onlar gelirse. Bir de onları mı bindireceğiz falan da olabilir. İyice karışık. o zaten Grey Ghost'un zaten çok az gözükmesiyle ünlü bir şey. Hani gözükmüyor abi. Yakalayamadık vallahi. Ya. kaçtı gitti. <laughs> Uçtu gitti. <de. gülüyor> Cannibal'ın birkaç hardcore hareketi var ama o, o da, da sonuçta hani ne kadar spoiler olacak bilmiyorum ama kimse binemiyor Cannibal'a. O yüzden ha. de hani <laughs> bir etkisi olmuyor bunu evet, şey, belki ten... şeyde görebiliriz lan hani dediğine paralel hemen aklıma geldi Sunfire şeyde yatıyor ya ölüm döşeğinde yani en son ölüm döşeğindeydi bıraktığımızda okay. yani onu böyle bir ye, bir ejderha yedi yiyor falan belki bahsedilir falan öyle bir şey olabilir bilmiyorum İlginç evet olabilir <laughs> um, oradan güzel olur değil ejderha, değil ejderha yediği sahneyi görürsek ilginç olabilir Cannibal'da evet, evet, böyle evet. yeşil gözlü yeşil um, alevli bir ya. Ha. Şey aslında. Oo. Bir yani. de biliyorsun kitapta ejderhaların alevleri de renk değiştiriyor şey renklerine göre. mesela Dragon işte ne şey şeyin siyahtır filan ya alevi ne o. Balerion aynen. Ama o, onu ta zamanında denediler hiç güzel gözükmüyor. Gözü ateş. <gülüyor> <gülüyor> çok dandik gözüküyor böyle. Havai fişek gösterisine dönüyor ortalık. Yani <laughs> <laughs> Abi zaten Targaryenler mor. Tam, kitaptan tam uyarlamamak bazen güzel oluyor şey e, o açıdan. Ya çünkü mor gözlü bir şeyi de koysan hani karakterler de biraz hemen bozulabilir abi. Mo mor, mor göz eğer Emilia e, Clarke'ın lenslere alerjisi olmasaydı belki mor göz olabilirdi. <laughs> çünkü onu mor gözle denemişler ama denemişler. Emilia yani. Clarke lensleri takamamış. Yani, oğlum devamlı onlara çok kuruturlan çok <laughs> Ah, tahmin edebiliyorum şimdi gözünde lens olan biri olarak. Of. <laughs> Düşünsene bu dizide mor göz artık. artık bütün aktörler telef olacaktı. Aynen. Hepsi şey. Bütün şey böyle gözler kaşınıyor falan. Çok kötü olur. Hadi <laughs> orada bir tane Daenerys vardı. Burada hepsi Targaryen. yani. <laughs> <laughs> Sıçtın yani. evet, ee, evet gelelim Jace'de Rhaenyra sahnesine. Ee, bu, bu sahnede tabii Jason daha bir, bir bölüm önce ya işte Valeria Tarih'i de biraz götten atma kardeşim biraz da böyle pohpohlama falan deyip e, Stephen Darkne ne coşarken bu bölümde e, hayır biz Targaryen kanı kan kan işte şöyle böyle falan diye atar yapıp sonra aslında bilinç altında pardon e, anacım şimdi sen ölüp gideceksin ben varis olursam nasıl olacak zaten ejderhan var diye bir de gittin Harvin'den yaptım beni. Saçım da siyah zaten. Kimse beni siklemezse ne olacak diye <laughs> birazcık. Yani hem haklı ama bir yandan da sizin daha farklı bir ilişkiniz yok muydu abi annenle? Nasıl hemen bu noktaya escalate ettin? E Yokmuş işte. <laughs> i̇şte yokmuş. Evet. <laughs> Bence harbi konusu bile konuşulmamış be doğru düzgün. Hatta Beyler bir konuşuyorlardı ya bu evet. sezon başında bir bölümde. Çok pozitifti o mesela. Evet. Beyler ile konuşabilmiş mesela. Evet. Ama Renira ile konuşamamış. Ve de Renira belli ki bu konuda babasından e, hmm. esinlenerek konuyu tamamen görmezden gelme yoluna <laughs> gitmiş. E <laughs> bu Buraya konuyu bakıyorum. doğru düzgün konuşmamış. Aynı Viserys zamanında diyorduk ya ulan bu kadar gaza geleceğine hani hayır piç değil piç değenin dilini keserim. Oh bilmem ne diyeceğine evet piç amına koyayım. Şimdi ben kral mıyım? Kralım. Meşrulaştırdım. Bitti. Hadi siktirin evet, gidin şimdi. Evet. <laughs> Böyle bir yetkin varmış. <laughs> hani, abi, bunun piç olduğunu kabul et. Meşrulaştır. Hiç e hiç. şimdi Rani aynı vizeristen aldığı taktikle piç mi? Ne piç? Aa piç piç. Sana bana piç diyorlar. Bana piç diyor Oğlum tamam piç. Herkesin bildiğini bir kabul et. Sonra da <laughs> meşrulaştır abi. <laughs> hani yaz Jace, Joffrey, Alan, evet. Adam. bunlar hepsini ben meşrulaştırdım. İbti, Hadi abi evet, at mektubu gitsin. Zaten biri öldü yazık. <laughs> yani yetkin var mı? var kullan. Um, o açıdan ilginç geldi bana. Hani daha çok Rhaenyra ile Jace'in um, bu konuları konuşup hallettiği varsayımıyla düşünüyordum ama belli ki konuşmamış. Jace'de de zaten bir Tam bir şey burada. Kendine olan nefret, kendi durumuna Security olan nefretinden doğru. dolayı böyle konuşuyor yani. Tamamen self-loathing yani bir projection bu. Onlar peç, onlar Allah mongrel onlar filan demesi o kendini kendi şey öfkesi, oldu. Evet. Security'si. Bir de dedik ya hani, hani sen dediğin gibi hani Renier şimdi ölürse gene Jason kucağına kalacak. Hadi bakalım. <laughs> sen misin kral? Yoksa senin Pure Targaryen olan şifoyla işte. A, takoz var arkanda. Hani kendi kardeşlerin bile Pure Targaryen, Daemon'la Rhaenyra'nın çocuğu, sarışın, ejderhası var bilmem ne. Onun peşine takılırsa diyarın yarısı ne olacak? Takılabilir. Hani <laughs> yani. burada Jason daha Targaryen'ci falan gözükmesinin sebebi çünkü ejderha sürebilmesi Jason bütün şeyinin Targaryen argümanının temelindeki şey. Hani Targaryen gibi gözükmediği hiç? Evet. Ona sen takıyorum. Targaryen değilsin lan diyemiyorsun diyor. Çünkü ejderhaya biniyor herif. Hani ejderhaya binebilmesinden gelen e, bir Targaryen olma ya da Targaryenlığı o ejderhaya bağlı. E Büyü, tabii ki. Tabii orada, aynen. Yani burada diğer piçlerin de ejderhası olun verirsen. E şimdi dediğin gibi yani ortadan kaldırırsak Rhaenyra'yı e, Hammer'ın ejderhası daha büyük Jace'den. Dersek ya hayır lazım. ben geçeceğim tahta. Hadi bakalım. E, hani nasıl durdum Jace'i <laughs> <Hadi. gülüyor> İşte Hadi. o yüzden çipleme önerimi tekrar. <laughs> çipleme. Yürü <laughs> gel bakayım buraya. <laughs> hayır. <laughs> dön bakayım. Dön dön. Bak kafana bir şey koyacağız. Hiç korkma. Ya yani, haksız değil evet yani bu konularda haklı. Bunların yaşanabileceğini öngörmesi de çok mantıklı. Muhtemelen o da tarihi biliyor, kitapları okudu. Ki zamanında aslında şeye dönemi çok karışık işte. Megor'a geçişi, Megor'un razı gasp etmesi, o sırada başka kardeşlerin olması. Orası çok karışık mesela. Orada da benzer sorunlar yaşanıyor biraz. Yani piçlik üzerinden değil ama Targaryenler içerisindeki güç dengeleri üzerinden yaşanıyor. Ya şimdi burada da hadi piçliği bırak bir yana. Dediğin gibi güç dengesinden direkt yaşanabilecek hale geldi. Yani Hugh'un çok şu an elinde gereksiz büyük ejderha var. Yani resmen <laughs> Amer Amerikan malı 6000 cc evet. e, F35 verdi. Aynen. <laughs> biraz biraz abartılı bir gücü oldu. E bir de şimdi bunlar e, biz Hugh'yu falan hep kişilik özelliklerini bu yüzden gördük işte. Yani bir zor bir noktaya geldiğinde milletin ağzına vurup ekmeğini alan bir adam Kızını kaybetti bir yandan onu da gördük bu bölümde. O da onu da zaten birazdan konuşacağız. Yani herif biraz yoldan çıkmaya müsait. Alf desen zaten halkın dostu eğlenceli. Bir de hemen ejder. Aman <laughs> abi sakatım ben. Hani biraz kolpacılık da var. <laughs> evet çok komikti o yani. O yüzden dedikleri doğru ya. Bunlardan biri bir gün nasıl hareket etmeyecek de yani senin üstüne çıkmaya çalışmayacak ya da sen öldükten sonra. İşte o belirsiz. Yani, derin <laughs> filan da var. Onun hani nasıl gözüktüğünü bilmiyoruz. Onu hani, da bilmiyoruz. Sarışın yani. hani derin sarışın ejderha alıp bir çıkabilir. Evet. Yani Jason derin de esmer çıkıyormuş. <laughs> <laughs> derin Kristen Cole'a benziyormuş. <gülüyor> 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 i̇şte yani bence burada daha da ilginç bir şey söyleyeyim. İlginç bir şey değil aslında bu kitap püristleri üzecek bir şey söyleyip kitapta bütün bu Dragon Seed olayı Jason fikri. Evet bu arada orayı okudum. Her şey Jayce plandı yani. Evet. Nasıl oluyor da Jace bu kadar diğer püristlerin şey olmasını istiyor? hani Bunları düşünmüyor mu kitapta ki diye düşünebiliriz. İşte orada aslında hani buradaki daha mı mantıklı hangisinin daha mantıklı olduğunu herkes kendi değerlendirsin. Tabii değerlendirsin. Eee kesinlikle benim fikrime göre daha mantıklı. Çünkü zaten Renira'nın böyle bir şey yapabileceğini düşünmez kitapta o fikri veren ya da tarihi yazanlar. Muhtemelen biraz öyle de bakıyorlar. Jace yaptı. Jace. Çünkü Jace bir yerden sonra biraz şey gibi oluyor. Jace, Jace, Jace de Jace falan. Da, tamam dur ne ara bu kadar güçlendi bu. <laughs> Kitaptakiler Jace Pitch o yüzden Pitch'leri seviyordu mu diyorlar. diyorlar. <laughs> yani işte öyle bir durum yok. Halbuki. Bu çok daha mantıklı kendisini tehdit olarak görmesi hikaye mekaniği içinde evet. daha mantıklı yani. Aynen. Çünkü... Um... Ya burada bir de konuşmadık orayı da. Orayı ben yanlış mı aldım sana da soracaktım. İlk Mizerya ile Renira konuşuyor ya. Renira Mizerya şey diyor aslında işte o kağıtların ve masanın daha ötesine bakmalısınız gibi bir şey söylüyor galiba Mizerya. Evet. Renira <laughs> Vallahi... böyle masaya bakıyor, kağıtlara bakıyor. Falan. <laughs> Ona çok güldüm ya. Yani. <laughs> Oradaki um... Teoremi söyleyeyim. Mizerya aslında maşrum. Ha va ilginç. Hmm. Niye öyle düşünüyorsun? Değil. Hani şu... <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, i̇ki şey var. Birincisi bu. Direkt maşrumdan alınma lafı dediğin. Kağıda mağada bakma işte. Çarşafların arasına bak. Ha, şeye bak. Nedir? Yataklara çarşafların Yatakların altına bak. Maşrumun lafı o. <laughs> Bir de ilginç bir şey var. Dragonstone'da yalnız kaldığı dönemde um, Mushroom Dragonstone'da, Renira okay. yalnız kaldığı dönemde Daemon falan yokken Mushroom şey diyor. İşte Renira çok yalnızdı. Ben kralın ki, ki, Queen's Hand bendim. Ben Hand olarak görev Aa, yaptım. Oha, asiktir, çok yani, iyi çok iyi şey. fazla şey falan verdi. Mi? Burada Mizar hani Hand haline geldi ya bir nevi. Evet. Bir de direkt Mushroom'un söylediği lafı söyledi. Dedim acaba Miseria maşrım mu Olabilir. <laughs> Olabilir lan. Çok güzel oturuyor. <laughs> biraz böyle özgüveni evet. artınca sarkazmı da geldi mizeryan O daha böyle çekingen halde gitti. Güldü müldü biraz dalgaya aldı falan. <laughs> yani... Ama işte dediğim yani en başta demiştik ya şeyin aklında um, um, Rhaenyra'nın soylu Targaryen aramak işte Velaryon, Darklyn işte Celtigar belki Im, aramak varken işte o şey diyor yani o senin baktığın şeylerde sadece soylu kişilerin ismi yazar. Tabii. Hani Kimse de oturup nüfus müdürlüğündeki <laughs> halkın şeyini yazmıyor. Hani soyluların işte Ed ailesinden bir bazıları yazılmış. Adam dedi yani zaten biz öyle soyu tutulan bir aile değiliz Ama hocam. <laughs> Bizim kütük Sivas bilmiyorum o kadar. Ben de ben de e devlete giriyorum 200 yıllık Kayseriliyim yani öyle bir göçmenliğim bile yok lanet olsun ya. <laughs> 200 yıllık. <laughs> Kayseri'nin kurucularından benim dayım. <gülüyor> <Dayımdırlar>. <gülüyor> <gülüyor> büyük ayak kırık. Biz de göçmeniz ya. Şey göçmeniz. Neydi? <laughs> Girit. Avrupa'lı olan tipler <laughs> de var ya. Balkanlar. Benim dedem Balkanlardan. Her neyse... Um, da işte o şeyi diyor yani... ...sen siktir et onu soylulara bakmayı... Evet. ...hani... ...small folk'a bak hani... ...şeye bak... Uh, ...kehranelere bilmem nelere... ...asıl piçlerin olduğu yerlere bak... ...orada zibil gibi var... <laughs> ...diyor. Hani... ...Reniro'nun ilk... Um, ...sahnede Adam'ın... Uh, ...small folk olduğunu zannedip... Um, açıl, aklı açılıyor biraz. Evet la, Small folk'un da şansı var diye burada da mizerya üstüne um, şey yapıyor. Evet evet, Small folk'a doğru. Seçim. Sen git. <laughs> um, devam ediyor oradan. Evet, o açıdan güzel bir şey seçmişler uh, kitaptan Birebir çünkü. Gelime. O çok, çok güzel de. detaymış ya. Bunu iyi oldu. mushroom benzetmesi de ilginç. Güzel. Sevdim bunu. Ee, bir şey daha diyecektim burada ha Renira tabii şey Renira da kendi açıdan haklı burada bir arada hani ne yapayım hani Vegara karşı ben mi gideyim ya da alsan ver maksu sen git Renira diyor <laughs> 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 böyle hadi git falan diyor ya orası güzel diyor gideceğim misin <laughs> dalacağım dal hadi, hadi ha, sike, git hadi <laughs> gel bakayım ne oluyor <laughs> al kardeşin öldü gitti oralarda yani İlginç bir şey şöyle de bir şey geliyor aklıma hatta um, Renira da Vermitor'u ellediğinde gerçi orada konuşuruz da hani bir acaba o zamanda bunu alsaydık iyiymiş falan diye düşünmüş müdür hepsi acaba? Ha değil mi? <laughs> Yanlış <Vermitor> ejderha. Burada <laughs> öldüğünden beri buradaydı bu, bu şey. Ama tabii şey kimse de ileride Hı -hı. ejderhaların birbiriyle savaşça bir iç savaş çıkar diye düşünmediği için. Aynen. Bir tek öngörülü Eamon çıktı. En büyük ejderh ejderhayı alma derdi onda vardı. Gerçi o da şeyde karıştı biraz. Aslında ee, aslında Reyna'daydı. Reyna öldü. Hmm. Reyna öldükten sonra kızlar almak istiyordu ama hızlı davrandı biraz da Eamon. O gece. Reyna'nın <laughs> ateşi sönmeden Eamon koştu da. Aynen. Direkt koşa koşa gitti. Ateşinin dumanı sönmeden şey Veigar'da ne meraklıymış hemen. <laughs> <laughs> Veğer bence buradaki en e, şey ejderha ya. Ne yapıyor Zehr? Ben zaten onun <laughs> ne yapıyorsa <Ama, gülüyor> kafama göre. old lady böyle. Aynen aynen. <laughs> Vizenya ne taktın gözüne? Ne oldu gözüne Vizenya Artık o Hala sağ, geçmiş ondan yani. Bizanslı falan düşünüyordur arada. <laughs> Önüne geleni yakıyor. Herkese don zannediyor böyle racist. Değil mi? <laughs> Donlu mu bunlar? Yakalım. Ya, bence yakalım yani. Evet bu sahnede bir de şeyin hani e, Jason bu konuya kızmasına rağmen e, Renira'ya karşı biraz e, yani Damon ağzıyla konuşması biraz daha beni sinirlendirdi. Yani, tamam anlıyorum pişlik konusunda öfkelisin Harvin Strong konusunda da yatağına aldığın adam falan gibi de tribe girmene çok gerek yoktu sanki yani. <laughs> <laughs> yani bu kadar da abartmasa mıydın? Yani anan sayesinde biraz da buralardasın yani falan diyesim geldi. <laughs> Öyle ama bir, bir yandan da haklı. Ben bunu um, yani haklı şöyle haklı. Tamam bunu yaptım bari bunu bir çözseydiniz. Meşrulaşma işini de yapsaydınız. Evet o konuda da haklı evet. Ya da git Harvin'le evlenseydin yani. Ben o zaman hani Vizeristan'ı koca bul demişti. O zaman sallamadın. Hani en sonunda Vizeris'e sen Otto'yu yolla ben e, sen istediğinle evlenirim pazarlığına geldi iş. Aynen. Yani burada Jason daha doğrusu yani şöyle haksız olurdu Jason şey olsaydı bunlar normal bir aile olsalardı <laughs> eyvallah belki ama kraliyet oyunu oynayacaksak bu işler böyle yani. Ama burada bir yerde çözülmesi gerekiyordu. Reanor'la şeyin e, ilişkiye başlaması da en mantıklısıydı. Çünkü ikisi de kendisini biliyordu. Birbirlerine destek olacaklardı vesaire. Ama Leonor gay abi nasıl yapacağız onu? Ya işte hani zaten sorun oydu ya. Yani sorun Esas sorun çözen oydu aslında. Hani birbirleriyle takılmak zorunda değillerdi. Siz evet. Keyfimize göre yaparız gibi düşündüler ama istedikleri ha. gibi gitmedi hiçbir şey yani. İşte bir çocuklar Renira'ya benzeseydi olay çözülecekti. Evet orada patladı. Gerçi, <laughs> Gerçi şöyle bir sorun var. Kitapta Velaryonlarla um, Targaryenler bir benziyor ya beyaz saçlı Aha. falan Velaryon şey var. ve burada şimdi Velaryonları siyah yaptılar. Hani bir derdim yok onunla da hani eğer <laughs> de siyah doğsaydı hani kimseye de bu şey olmayacaktı dediğim. <laughs> Tabii canım. Ee, tabi Ağza. Harvinle um, hani babasına benzeme ihtimali yoktu yani Harbin'le olunca <laughs> Hani ya da Renira'dan doğan ya da Renira'dan doğan çocuğun hani yani. babasını benzeme ihtimali hiç yoktu yani. Her Yok. şeyde var. Doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya da Renira da içten içe büyük ırkçı yani. Ben siyah çocuk yapmam lan falan demişti. Ya, <laughs> falan da. Hocam siyah ama siyah çocuk yapmam. <laughs> Manyağım ben. <laughs> Irkçılığın dibini abi, kazıyorum burada. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Gene konuşacağız bu konuyu. Targaryen <laughs> neyse konuşalım biraz da. Dediğim ya konuşalım. ırkçı olmakta haklı abi Targaryenler. Şimdi gerçek hayatta neden ırkçı olmak saçma bir şey? Çünkü... Arada bir farkı yok hani insan evet. ırklar arasında hani da bizim ırk daha iyi diyenlerin hepsi geri ya. Aynen. IQ'muz bu adamların... daha yüksek falan. <laughs> ha, bu adamların arada fark var yani bu bizim ırk ejderhaya binebilir binebiliyor bin <laughs> abi. Yok kay Adamlar ırkçı olması normal yani ben olsam ben de olurum ırkçı. <laughs> evet. Uçak pi... şey uçak ehliyetini herkes alabiliyor ama işte. Aynen. <laughs> <laughs> Burada Ejderhavir hani bu yorumları da böyle Aruf konteksi almayın şimdi. Mert ırkçılığı savundu. <laughs> <laughs> Bittin kardeşim. O adam <laughs> Seneye kesin hani ben, senin yerine Emma Darcy getiriyorum. Böyle gitmez ya. Ben orta dünyada elf olsam ben de ırkçı olurum mesela. Oğlum ben ölümsüz <laughs> ilahi yaratığım bu. Cüceyle <laughs> necmi ol lan benim. Baksana tipini siktim. Bile, sen diye dolaşırım yani. <laughs> <laughs> böyle diyormuş değil mi gidip ya inanılmaz <laughs> of. neyse ya evet bu arada kendi şeyde vizeriste falan da vardı zaten o pürist püritanlık biraz da aslında tabii onlarınki o dönem içinde İngilizlerin içinde de yaşanan bir sorun ya bu zaten hala da yaşanıyor yani o ırkçılıklarını onların zaten gerçek dünyada yapıyor olması daha saçma yani O <laughs> <laughs> eyvallah İngilizler bok yesin evet. o Sütü. mavi kanlılık şey. falan çok çok eski kafalar yani <laughs> onu geç. Ee, burada Jayce konusunu konuştuk. Şimdi Mizar'ın notu işte burada gelmeye başladı. Ee, alfa'da alf ayağım sakat çekti. Yani bu gerçek <laughs> çok saçmaydı ya. Benim biraz Abi, ayağım sakat ya. Ben <laughs> şey yapayım. <diye. gülüyor> bu sezonun en komik sahnesiydi ya. Şey gibi böyle. <laughs> Benim dayım Mitte çalışıyor. Öyle mi? Bizim Halil abi de vardı <laughs> sen bile, a, a, ne? <laughs> hani böyle iş başa düşüncesi işte. Evet ya. Evet. Ulan bütün şey böyle. Kaç senedir burada ben Targaryen'im ayağına bedavaya yiyip içmiş. <laughs> şimdi artık dönemiyor geri. Um, hadi bakalım çarıdan. Hadi, <laughs> hadi bakalım Targaryen'im. Yürü. Şey. Ulan bir aşil tendonumda bir şey var. Ağrı var. Geçen olduk. King's Landing'de <laughs> halı sahamız M vardı. Doğru doğru. <laughs> MCL sprain var. Doğrulamayayım <laughs> kopmasın. Burada şey neydi ya ben onu tam anlamadım. O ilan gibi bir şey miydi? Bir guard gidip böyle bir banner söküyor kapıdan. Dikkat ettin mi Aa, Dur bak ona bakacaktım unutmuşum ya. ya Tüh. edip böyle... falan bakacaktım deli gibi. Ya siyah bir dragon var. Üç kafası gözüküyor. Böyle yarı şeyi çizilmiş. Ayaklar hiç yok. Ortasında böyle turuncu bir çizgi var. Ee, yani ne okay. oldu? Yani anlamadım. bu. Biraz hızlı aktı, akıyor sahne. Birkaç kere izledim. Acaba e, falan mı acaba diye düşündüm. Hani Mizeryan'ın ajanları acaba hangi evde piç olduğunu işaret e, işaretlemişlermiş ne yapmışlar. Ya da birisi işaretlemiş. Ha o, o da olabilir. evlere gidin bu, bu mesajı verin mi diyorlar. Bakacaktım unuttum ya durdurmadım. Ha toplamak için düşünme. olabilir çünkü guard alıp gidiyorsa hızlı hızlı hareket ediyorlar. Oradan koparıyor aynen. falan. Olabilir öyle bir şey. Evet. Evet. O da ya da şeydir ya. <laughs> Gö götürecekler şeye. Concentration camp'a. Ha <laughs> Nazi dönemi gibi olmuştu. <laughs> aynen işaretlemişler kapıları. <laughs> Rezalet. Irkçılığın iyice arttığı bir King's Landing istemiyoruz diyor. Ee... Burada başka evet. tuzlu balıkları gördük. E, yemek konusu bu arada çok konuşuluyor. Ya biz aslında bunu açıkladık e, geçen bölümde de soranlar olmuş. Abi yemek bir tek işte şeyden mi geliyor? İşte step Stones tarafından mı geliyor? Blokaj engelliyor mu? Ya tabii ki birçok yerden gelebilir de şöyle sorunlar var. E, birincisi zaten savaş durumu var. Muhtemelen bunların çıkacağı yerlerde ki birisi reach, reach zaten savaş içerisinde. High tower'larla biz bölüler. Orada da aksam oluyor muhtemelen. E diğer taraflarda da muhtemelen halk önce kendini doyurmak isteyecek. Oğlum savaş olursa belki stok yapılıyor oralarda. E balık var işte burada da. Zaten onu da gördük. Bıkmış millet balık hep balık diyor. Sıkıldık. Sebze de yok falan diye. E balık da denizden zaten tutabiliyorlar. Yani yiyecek konusu çok kompleks bir şey değil. Yani sen diğer taraftan gelse bile e, o bolluk falan yok hatırlarsanız. Şey diyordu Alf. E, eskiden hani Viseris de yer içerdi ama biz de yer içerdik. Yani o bolluk aslında onların alışkanlığı biraz oradan. E, öyle bir şey olamaz yani şu anda o bu ortamda. Yani bu sorunun cevabı çok kompleks değil yani. Çok kafaya takmıyorum. <laughs> yani savaş ortamında herkes ordu beslemeye başladı. Hani Heh, bir Tanla'daki de var. şeydeki adamı çektin orduya koydun. E, yani bütün o şeye dedin ki ordularını mobilize et. Ordu mobilize etmek demek <laughs> %90'ı işin orduyu besleyebilmek yani. Herkes kendi Tabii canım. E, şeyindekini ordusuna ayırma, vermeye başlarsa King's Landing'e kalmaz tabii. Birçok şekilde açıklanabilir. Ben ilk Civilization oynamaya başladım. Civilization'ı daha yeni çözüyorum böyle. Evet, senin Civilization maceralarında <laughs> seni tokatladıkları. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> İlk başlarda çok kötüydüm. Sonra daha az kötü oldum. Hiçbir zaman iyi olmadım ama. <laughs> Siv'de 400 saatim var ama en kötü oyuncusu ben olabilirim yani. Neyse ilk yap oynamaya başladığımda savaşçı bir medeniyetle oynadım. Hatırlamıyorum şimdi kim olduğunu. Gaza geldim böyle işte. Bir birim basıyorsun. Savaşçılık özelliklerinden dolayı iki birim sana ekstra veriyor falan. Aa dedim tamam her yeri fethedeceğim. Basıyorum böyle. Hayvan gibi ordu yaptım. Daha ilk turda yemek bitti abi. Para bitti. Besleyecek şeyler. Yediler ne var ne yok çok yani... şey oldu senin abi. <laughs> Lannister'lar Golden Tour'da gitti ya 8 bin kişiyle öyle oldu. Aynen. <laughs> Aynen. öyle oldu tam öyle oldu. <laughs> İsyan çıktı sonra şehirleri kaybettim lanet olsun dedim böyle şey. Tabii ben hiç savaşçılık zihniyetim de yok abi benim. <laughs> İnanılmaz yani, zorladı beni. Hatırlat da yani taht kavgası çıkarsa seni oturtmayalım başına ülkenin. Evet evet beni daha böyle şeye atabilirsiniz. Böyle <laughs> askeriye falan değil de işte daha böyle sosyal işler. Halkla ilgileneyim falan. Halkla <laughs> yani, ilişkiler. Halkla ilişkiler <laughs> sorumlu devlet bakanı. Aynen ben onları hep mutlu ederim. Bir şekilde çözeriz Yani. <laughs> spor olur. Spor bakanlığı varsa onu çözeriz. <laughs> yok onu icat etmedik daha daha yok. Daha yok. Burada onun dışında başka bir şey oluyor muydu? Öf. Düşünüyorum. Herhalde olmuyordu. Hü'ün sahnesi vardı mıydı Hü'nün sahnesi? Hü'nün sahnesine şimdi geliyoruz. Hü'nün sahnesine hı, geçiyoruz. Hı. Bundan sonra. Tabii o da işte karısıyla katla konuşuyor. Karantin seni muhabbetteler. <gülüyor> ee... <gülüyor> Rezil ettin kadını ya. Aynen. Bu... <laughs> Hallettin <laughs> çansedikçe. <laughs> yani birkaç kişi şey demiş, abi Minnesota taraftarıyım. Mert abi çok doğru söyledi falan yazmışlar. Bu çok... <laughs> adamlar. Minnesota taraftarlarını tetiklediğimiz için kusura bakmayın. Neyse şaka bir yana burada şey öğrendik. Hyun'un annesini öğrendik. Sarah Targaryen. E, ee... right. gelsin Lor. Ee, hadi bakalım. <laughs> Şimdi bu Lor nereden çıktı bu Lor? <laughs> hadi bakalım. Çıkarmayın işte böyle. Aynen. Ya Lor neden şöyle Lor? Şimdi Sarah Targaryen'i evet annesi olduğunu öğrendik ki kitapta bilmiyoruz. Aynı şekilde Afın da Baylan'ın oğlu olduğunu öğrenmiştik. Onu da bilmiyoruz kitapta. Hı hı. Şimdi Sarah Targaryen'in oğlu olmuyor olması sonda çok güzel bağlanıyor. Şöyle bir şeye bağlanıyor. Hani güzel bir kapak oluyor. O yüzden üzgünüm hızlıca söyleyeyim Seret kim olduğunu. Seret ceheris'in J. Harris'in kızlarından biri. Evet. 13 çocuğunun 9.sü. Dokuzuncu. <laughs> 9. <laughs> Aynen. 4. ya da 5. kız olması lazım. İlk 11 oynuyordu o da. Yani J. Harris ve Alisan çiftinin çocuklarından birisi. Ve de Ceheris'in daha önce hani kızlarıyla arasının kötü olduğunu hani şey de söylemişti. Rahmetli Lionel Strong da söylemişti Hı -hı. ya. Evet. Biz da konuşurken. Ceheris de süper kraldı ama kızlarıyla hiç arası olmadı filan diye. Çünkü Ceheris mizojenistin önüne gideni. Belli zaten evet. <laughs> ve de karısı Alisan um, ve de bu arada Vermitor'un binicisi Ceheris. Silver Wing'in binicisi Alisan bunlar. Um, karısı Alisan da kadın hakları için savaşan bu first night ortadan kaldırmaya çalışan işte bütün diyarı gezen sağlam nodları... feminist. Aynen. hem feminiz hem de siyasetçi hani diyarı e, siyasetle birbirine bağlamaya çalışan işte evlilikleri şey yapan e, bir kadın e, ve de ceheris'in kızlarıyla arası hiç olmuyor e, ve de bunun gördük ki en son ceherisin e, ee, şeyde ne diyeyim... karısıyla Alison'la çok meşhur 60 senem evli kalıyorlar artık ne kadar evet, çok uzun süre aynı çok uzun sürede ve de bu süre içerisinde iki kere küsüyorlar bu küsmelerin ikincisi reynis dur donduk yine tam reynis dedin donduk oradan diye alacağız tekrar alısan bir küs o ikincisi dur birincisi dur. Seret Arge... takıldı mı? Evet, ya? şey takıldık. Rain istedin, orada takıldık. Oradan al istiyorsun. Okay. Şimdi Valeria patlayınca yok o kadar geri gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor diyorum ya korktum, siktirdim. <laughs> <laughs> ben geri gittiğince ben bir çok gittim. <laughs> ben bir parantez açayım minicik araya. Ee, Ceher ister evet. bu kadar evli kalır mı? Başta da evlilikleri hiç istenmiyor. Hem annesi hem işte e, Rogar Barret'in Evet onlar kafalarına göre. Evet orası da çok gibi. karışık yani. Evlilikleri de biraz şeyli başlıyor. Tamam sen devam et abi. Onu ekleyeyim ben. Aynen. Sonra ilk işte o ikinci küsüş o Reynes yüzünden oluyor. Birinci küsüşleri de bu Serhat Ergaryen yüzünden oluyor. Hmm. Çünkü Serhat Ergaryen işte bu artık dokuzuncu çocuk olmanın da bir şeyiyle olsun hani ya da birazcık sorunlu bir kardeşimiz tam bir şımarık kız evet. olarak doğuyor. Yani kraliyet ailesinin şeyi şımarık kızı. İşte çok böyle kafasına göre diyeyim, takılıyor, geziyor, tozuyor. Kafasına göre takılıyor, işte yatıyor, kalkıyor, onunla bununla işte bir sürü şey derde giriyor, şeyi başı işte daha böyle gençken işte bekaretini kaybediyor hatta Ceheris şey inanmıyor işte bir süre sonra hatta um, bekaretini kaybettiği hatta bir Beesbury evet, <laughs> Beesbury'lerden biri <laughs> hatta bu Huy'un babası büyük ihtimal o Beesbury olabilir hani ha. bizim <laughs> <Doğru> Beesbury e, Beesbury Targaryen kırması olabilir olabilir o Beesbury um, e, şey yapıyor hatta Ceheris Beesbury cezalandırmak istiyor galiba işte bekaret olayı yüzünden Ceheris'e trial by combat öneriyor. Wow. Braxton Beesbury. Ceheris kabul edip kendisi öldürüyor mesela oh, oh. şeyi. <laughs> trial by combat'la kralla dövüşüyor herif düello yapıyor. Böyle wow. <laughs> şey var. Sonra işte um, o olaydan sonra böyle bir odasını kapatıyor işte bir süre ondan sonra Ce Ceheris Seray'ı işte oltana yolluyor. İşte septa olması için. Orada bir kız kardeşi daha var zaten. Ceyaris'in büyük kızlarından birisi septa oluyor. Onun yanına yolluyor. Neyse oraya yolduktan sonra işte Sera bir noktada oradan kaçıp lise gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, yine liste koptuk bu seferde. Bir şey var hoş geldiniz lise buyurun mavi evet. don falan diye veriyorlar. <laughs> Her neyse. Ondan sonra liste um, seks işçi söylüyor işte ondan sonra volantiste de yaşamaya devam ediyor. Ve de gerçekten de burada anlat. Allah Allah niye yine kopmamız arttı acaba? Uzun süre hani Sera'yı affetmesi, geri getirmesi için Cehiris'e baskı yapıyor. ceheriste de ya benim için öldü o artık. Kes konuşma falan. Hadi bırak onu. Öldü, ölü o benim için deyip çıkıyor işin içinden. Zaten o birinci küsme de bu yüzden. Okay. Alasan'ın küsmesi. Şimdi Mizoceanist'in um, ceherisin işte hayat kadını olan um, kızını ölü sayması olayından o kızın hatta bu büyük konsey olduğunda Viserys ve Rhaenys'in seçilme, seçilme şeyi olduğunda büyük konseyde Sera'nın üç tane piçi geliyor böyle. Biz de Sera Targaryen'in çocuklarıyız. Biz de hak iddia ediyoruz tahtta diye. hatta Sera'ya bile haber gidiyor. Sen hak iddia et falan diye. Sera şey diyor hatta işte böyle. Ben Volantis'te kendi krallığımı kurdum artık kim başka krallığa ihtiyacım yok. Plan diyor. Neyse, eee um şimdi o Sera'nın çocuğu olması Hüyün çok e, ekstra bir şey yaratıyor çünkü Hü dönüp Vizeres'in ejderhasına biniyor. <laughs> ya nereden nereye yani? Yani şu anda Vizeres'in mezarında döndüğü şeyden enerji elde edilebilir yani dönme <gülüyor> hızına. <gülüyor> taksak o kadar süratle dönüyordur yani. Yani benim için öldü dediği kızının piçi Viserys'in ejderhasına Hadi oluyor. Şimdi anlat. O yüzden e, gereksiz bilgi vermedim bakın. Ceheris'in ejderhası diyor. Düzeltin Viserys'in değil. Pardon. Ce <laughs> evet. Ceheris'in ejderhası diyor. Evet. Ceheris'in Orospu oldun sen. Benim için artık öldün dediği kızının bir nevi yerini alıyor. <laughs> dönüp vermi bilmiş oluyor. Yani Ceheris'in göz bebeği ejderhasına <laughs> araba kaldı. 86 Corvette falan diye böyle kaldı şey. <laughs> ...garibinin arabası. şey kaldı. Çok şey zaten hikayenin buradan oturması müthiş ya. Yani ben bu anne konusunu öğrenince... yok bu arada. Yok. <gülüyor> <gülüyor> George <gülüyor> öğren bak nasıl yazılıyor kitap. <laughs> kitapta Hugh hiç bahsetmiyor bile galiba. Hugh öyle takılıyor. Ya hiç anam babam şu bile de bilinmiyor yani. Hugh'la Alf zaten kitapta placeholder adamlar. Hani daha fazla açmayayım kitapta ne olarak işlendiklerini spoiler olabilir. Burada çok daha güzel ama bu belki altyapıda George'dan da gelmiş olabilir. George'a da sormuş olabilirler. Olabilir. Ee, kim bunlar diye. Özellikle Seyra kısmını bence ya yani annesini eklemek istemişlerdir. Ee, bu alt yani ismi ve nasıl olduğunun hikayesini e, George'dan almışlardır kesin. O kısım e, mantıklı. Orada yani, yani, güzel oturuyor gerçekten. Yani dönüp dolaşıp Um, Vermitor'a binmiş olması da Hüyün. Um, tam bir George stili bir şey aslında. Hani mizojenist <laughs> babaya ders verme. Ah kapak. Yani, işte, <laughs> al, al, kapak <laughs> olsun sana. O kadar istemedin, dışladın bilmem ne. Senin hani oğulların döküldü, öldü. Orospu oldu dediğin kızının piç <laughs> oldu geldi <laughs> senin ejderhaya aldı. Hadi bakalım. Vize. Şey, yani. Ve aslında onların kurduğu şeyde Vizeris'in yerine geçti yani şey, Vizeris'in kral olduğu dönemde de hem açlıktan da tabii sonrasında da hem çocuğunu kaybetti hastalıktan. <gülüyor> hem, <laughs> i̇ş savaş çıktı. <laughs> hem de iş savaş çıktı. Her şey daha da kötüye gitti yani. <laughs> Aynen. Ya burada iki güzel cümle de var. Birincisi e, cümlesi. Yani bir dragon sürersen bunları bir daha yaşamayız. Seni de raid'i yaparız falan ileride diye. Katın buna cevabı da dayda olmak istemiyorum ama bir dulda olmak istemiyorum. İki iki tane güzel foreshadow var bence burada. <gülüyor> yani. Day. <laughs> evet Hü'nün, Hü bu arada kızı ölmüş adamın. Evet ölmüş ya. <laughs> Geçen şey, Kucağında şey çıkmaya çalışıyordu. Evet. Özükmüyordu. Evet kızın ölmüş olması bir sonraki şeydeki hareketlerini biraz daha açıklıyor. Çünkü hani artık kayba çekmek bir şey kalmamış olması belki daha cesur evet. hareket etmesine neden oluyor. Her neyse burada bir hani seni lady yaparım lafı biraz şey sanki ne diyeyim erkeklerin hani bu toplumsal hani şeyine de bir ne diyeyim At, ata erkeği bakışı biraz daha ya. Şeyde de işte ben seni hani hani lady yapamadıysam eksik erkeğim. Aynen aynen. Ya yani şey yapamıyorsam eksik erkeğim baskısı vardır ya işte. Aynı tribi şeyde Oraya. de yapmıştı hatırlarsam. Ben Tambostone'a gitmem. Kimseye el açamam. Ben erkek adamım falan. Onda da öyle öyle bir de vardı. <laughs> Gerçi o Tambostone'a gitmem mantıklı bir şey olabilir nereyse. Oğlum merak <laughs> ettim geçen az kaldı bakıyordum bakmadım ama yok. <laughs> bak bak yarısı spoiler olsun sonra sana şey. <laughs> Her neyse. Um, evet burada bir bir kızgınlık kızının ölmesinden dolayı bir kızgınlık bir de o um, şey ben işte seni Leyli yapacağım hırsı o ne diyeyim motivasyonu. Orada bir kenara bir yazalım onları. Çünkü bu karakterleri çok iyi tanımadığımız için. Hani For Shadow diye. diye. yani bilmiyorum. Hani ne oldu alf için ne forşa da bana sızlayayım anası. Sarhoş herif ne yaptığını bilmeyecek. Ama bu... Siyahlara katılıyormuş gidip böyle şeyi yakıyormuş. <laughs> ne o? Drift markı yakıyormuş Ne yaptın ha bilmiyorum abi ha ben. Hak iddia etme <laughs> açısından çok mantıklı. Senin ilk anlattığın tarihiyle tarihi orada da oturuyor ama yani. Mesela alf şey, e, şey Alf değil de Hü, hak iddia edebilir yani. O, o inancı gördüm ben onda. O gaz var artık. Hem korkusuz hem artık suicidal hem de ee, geçmişini de az çok biliyor belli ki annesini tanıyor ondan utanmasına rağmen. Bence orada Aynen, bir utanıyor işte, olması falan hani, gerçi şu anda oturamı bilmiyorum ama hani küçükken utanmış falan hani daha bir travmatik bir çocuklukta yaşamış. Yani, mizojenist olmasına da yol açabilecek şeyler de olabilir böyle bir duruşu. Belki Renira'ya karşı ilişkisini etkileyebilir. Ondan da bence biraz buralar bir, bir sinyal çakıyor sanki geleceği. <laughs> evet yani um... Kitapta hiçbir şey yok. O yüzden <laughs> buralarda merak konusu benim için hani tam olarak. Ne oldu? Şimdiden zaten kitabı tokatladı bu karakterler. Belki George çıkar yazar bir şeyler. Hugh <laughs> of <laughs> benimkilerden daha iyiydi diye yazar belki bir gün. Blok yazıyor değil mi bir anda? Yazsın. Ejderha'dan, Ejderha'dan beri bir şey yazmadı. Evet. gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yani, ha, evet ya. 100 kilometre ileri gitti falan yazacağını bunları yazsın. Hadi bakayım. Hatta benim bir fikrim daha var. Blue falan bıraksın kitabı yazsın. <laughs> o da olur. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel olur. Ee, o zaman gelelim Renirana ve Dragon eğitmenleri ve daha sonrasında da pitchleri topladığı bir sahneye geçiyoruz zaten. Artık bundan sonrası da uh... <laughs> ba Bastardcon. 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 Evet. Bastard <laughs> Açıklama yapıyor. Yeni fazımızda ejderhalarımıza kimler binecek? Sunum yapıyor böyle sana. <laughs> <Daha gülüyor> şeyden bakıyor Renier'a böyle balkondan. Her geliyor geliyor. Bu ya <laughs> o çok iyi sahneydi ya. O, o şaşkınlığını hiç unutamayacağım ya. Ulan ne sikmişsiniz kardeşim bir durun lan <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben de Küçük Emrah'ın boks ettiği vedi var mı? bu kadar peçi bir yerde hiç görmemiştim ya. Şey düşünmüş müdür <laughs> acaba oğlum Babamla Damon'un da var kesin falan diye. <laughs> kesin düşünmüştür ya. Ya evet işte çok tatsız. <laughs> Damon geri gelirse buraya yandı. Arada esmer olanlar da vardı bu arada. Bir iki tane. Saç Olabilir, saçlarını şey. boyatmış değillerse. <laughs> e sonuçta Jace gibi örneğimiz var yani esmer olup da ejderhaya binebilen. Evet, binebilir. Bine. Taklayan var. Ya onlar da aradan kaçmadı. Onun dışında hani Jace belki şey yapabilir. Bak hani e, babasının hikayesini alıp bir at vardı hatırlar mısın? Bak bunlar da esmer falan deyip <laughs> oradan kendini daha legalize <laughs> hale getirebilir. <yani>. At geldi. <laughs> Asıl Renira Aa Renira söyleyebilirdi. Ör. Doğru. Üzeristen örnek oluyor diyorduk ya. Aa, ulan fırsat böyle. kaçmış ya. Bu da rüyalarında görmemiş Megon Conqueror söylemez ya. Görmüş bak bir at varmış diye girseydi bitiş olurdu ya. <laughs> o, tam babasının kızı olmuş ya. <laughs> ah be. Sonra böyle dad joke falan yapmaya başlıyormuş. Böyle Renisa'ya gidip My favorite cousin falan diyor. <laughs> <laughs> of çok saçma olur. Ee, burada ne şeye ne diyorsun? Ee, bu Dragon e, Elder'ları, Elder'ı zaten bir tanesi. Şey e, baya bu arada kendisi Full Metal jacket'te oynamış zamanında Crazy Earl diye bir karakter vardı orada. Hadi ya. Ha doğru. öyle bir ha. eski şeyi de var. Ee, inanılmaz sert çıktılar. Yani Renira da hiç şok oldu falan hiç beklemiyordu. Daha önce bu adamlar evet. öyle çok konuştuğunda görmemiştik yani. Yani, Ejderhaları şarkı söylüyor şey yapıyorlardı. Böyle de grev kararı aldı. Yani. Evet grev, greve gittiler. <laughs> Resici alamıyoruz <laughs> kardeşim. Bu olmaz böyle. Evet, toplu sözleşme istiyoruz. <laughs> İşimiz çok tehlikeli. Geçen gün arkadaş yandı <gülüyor> <gülüyor> iş kazası oldu. Ama bak <laughs> şaka maka ondan gerilmiş olabilirler lan bu kadar. Hani bunu yaptık bak kayıp evet, verdik. Ona da karşılardı o herifler. Çünkü evet. bu adamlar tam pürist. Aynen. Şimdi bu adamların... Direkt karşımıza çıkması aslında tesadüf değil. Gene dizinin güzel işlediği bir şey. Dedik ya bu tanrılar e, di, daha dini hı hı. bir altyapı var bu bölümde. E, ve de şurada Rhaenyra'nın işleniş şekli kraliçeden daha çok bir kültlilere doğru evet. kay kayıyor. Şu noktada. Hani böyle fantezi kitabında ya da RPG oyununda gelirsin böyle şeydir yani hani kalt vardır böyle kalt mecler falan vardır. Ortalık karışım. Sonra komple <laughs> komple çökertirsin onu böyle side quest olarak. En yani sevdiğim görevler. <laughs> aynen aynen. İşte tam <laughs> bu o şey. Renira da ona benziyor hani direkt. böyle kırmızı giyinmiş işte. bu arada işte burada şeyin bu Dragon Seed'lerin içerisinde Dolaşma fikri de Emma Darcy'den gelmiş. Hani ha, bu konuşmayı böyle yukarıdan değil de aralarında yapmak istemiş. Şeyi de durduruyor yani zaten. Garda da durduruyor. Yani ben gideceğim. He, he. Falan. Evet. İşte o direkt bu girişte tabi bu direkt bir kaltın hani fanatikleri gibi düşün bu hani Dragon Keeper dayıları. Hı hı. Bunlar çünkü Bunlar kitapta pürüzden mesela pürüzden... şey kitapta bu şey Ceheris'in kızlarından birisi ellerini çalıyor diye Ceheris tam oraya artık şey koyalım, nöbetçi koyalım diye kuruyor bu Dragon Keeper'ları. Ha, okey. Böyle bir Valerian konuşan cult böyle keşişimsi amcalar falan değiller bildiğin guard'lar böyle duruyorlar. Değil? Yine bir donduk. Ya. Keşif yaptılar adam. Geldi, ya. Tam keşiş değiller, duruyorlar dedin. Yine donduk orada. Duruyorlar. Ben iyice durdum aslında. Ben... <laughs> Tam böyle karaktere girdim. O kadar iyi dondum ki Güzel. sen Durduk. Ki dondum sen, sen. İşte metot oyunculuğu böyle bir şey kardeşim. Öyle. Yani, hem oynuyoruz, hem konuşuyoruz. Her şey var ya. Vallahi. Bir ejderhaya binsek devamıştı işte. Gerçek izlemiyor kimse. Herkes temizlik falan uğraşıyor şimdi. Yani <laughs> Fonsları silen adamlar falan var. Kimsenin baktığı yok ekrana. <laughs> Meğerse biz burada kasıyormuşuz böyle oyun hareket falan. <laughs> Görsel bir şölen <şeyler gülüyor> burası. Bir gün böyle çıplak falan yapalım yayını bakalım oha diyen olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama senin peruk baya rağbet görmüştü belki orada. <laughs> evet. Gideceğim peruk alacağım 3. sezon için. <laughs> ben, ben, de bir tane şöyle kıyafet alayım böyle giyineyim kırmızı. Bir de arkada ejderha koyayım diyorum bir tane. Tamam işte. <laughs> Yeşil yeşil ekran yap abi. <laughs> Neyse. Bu şeyi burada dizide şey yaptılar. Hatta gereksiz bir bilgi vereyim. Geçen sezon Kondal'ın Pro Podcast'ı var ya. Hı hı. O Pro Podcast'ta Kondal bu şeyler konuşuyorlardı. Bu Dragon Keeper'lar hakkında konuşurlarken. İşte Dragon Keeper'ların Dragon Glass'tan işte şeyleri var, mızrakları hmm, var, evet. bıçakları var. falan demişti konda. Hatta onun çok spesifik bir sebebi var demişti. Hatırlıyorum, Hatırlıyorum da bunu o zaman evet. anlamamıştık böyle. Neymiş lan spesifik sebebi diye. Bu, bu, bu şeyde gördük ki <gülüyor> 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 intihar ediyorlar. öldürmek? Aynen intihar bıçağıymış. Evet. <laughs> Aynen dizi bunu güzel işte Burada Kürt lider olarak gelip. Daha bu adamlar da bunun ilk böyle hani keşişleri o şeyin gibi yani ne denir? O ejderha dininin um, şeyleri. Püritistan, Püritistanları bunlar. O Aynen. Abi. Bunlar daha bir pürist olmuşlar. Hatta şey dedi galiba Kondal. Um, bu adamlar hani tabii ki Valerian değiller. Hani <laughs> şeyden yer altından çıkmadılar. Evet. Um, ama Öyle bir ki bu adamlar asimile oluyorlar ki bir süre sonra kendi dillerini unutuyorlar. Hani sadece Valerian konuşmaya başlıyorlar. Hı, anladım. Hani şey olmasa da tamamen um, bir şey var. Ne diyeyim? Zealot yani herifler. Um, ve de daha önce işte bu ejderhalar tanrıdır. Böyle rezil adamları bunlara bindiriyorsunuz. Şeyinde haklı aslında adam ırkçı olmakta. Dedim mi? Yani çünkü ejderhalar tanrıdır. Bu Valerionlar işte Veigarlar aslında şeyden isimleri. Valerion tanrıları bunlar. Hani ejderhaların isimleri de Valerion'daki evet, tanrılardan, tanrılardan geliyor. geliyor Okey. Aynen. Ya da tanrılar ejderha her neyse metaforuk ya da literal olarak. İşte burada eee Renier otokratikleştiğini görüyoruz. Hani daha bir katlı ilere dönüyor. Daha fazla Tanrılar verdi gücü, bilmem ne şeyini almaya başladı da eline. Tabii ki onu kullanırken daha fazla kehaneti falan da bu sefer kendine araç olarak hani meşrulaştıracak şey olarak da kullanmaya başlıyor. Evet. Hani ben işte tanrısal gücüm, onu meşrulaştırmak ister. İşte bize kehanet geldi. Neden böyle tanrısal gücüm ya da otokratiyim? Çünkü dünyayı kurtaracağım. Hani İnandı yani. night geliyor. Evet. Yani bunu daha önce konuşmuştuk. Hani gerçekten kehanet var mı? Hani daha önce kehanet oldu Egan'ın işte hikayesi güzel olmaz öyle filan diyen adamlar vardı. Halbuki George'un istemeye çalıştığı şey. Hani kehanet olmuş olmamış önemli değil. Egan götünden datmış olabilir. Tabii canım. <gülüyor> Bütün <gülüyor> işgali meşrulaştırmak için. Aynı Ki... şekilde burada da Rhaenyra'nın daha fazla tanrılardan kehanetten filan bahsetmesi de o. Yavaş Aa. yavaş şey oluyor. Ha. O şey görünmeye başlıyor. Aynen. Evet o kehanet onu mesela bu bölümde şeyi konseyi e, sallamadı gitmedi. Jace'i e, şey yaptı Gör ne diyeyim göz sallamadı. ardı etti. Evet, onda. Ondan sonra e, Burada bir sürü insan yaktı etti. Hani yavaş yavaş hani ana seride de Daenerys'te ol, olacağını düşündüğümüz şeylerin. Rhaenyra da burada paralellerini göstermeye başladı. Hatta Emma Dersi şey dedi böyle artık. Burada Renier artık tarih kitaplarında nasıl gözükeceğini düşünmeye falan başladı. Hani ejderhaları um, ne diyeyim yayan işte ha, ha, ha. Targaryen gücünü Yeniden ayağa kaldıran, büyüten falan. Kaldıran kraliçe olarak görmeyi sağladı. Dedi. Yani George'un da zaten bu tip karakterlerde işte bu kehaneti, dini kullanması şeydir yani. Daha ekstrem haline getirmeye çalış şey yapar. Ne diyeyim? tenis gibi işte evet. karakterler var işte sen tamam. kehanet seni sensin sensin normal hani adam şeye dönüyor ben güçleniyor. dünyayı kurtaracağım falan yani şeyine dönüyor e bu i̇şte hep, hep böyledir da, ama evet zaten o bir bahane gibi aslında onu bulacak ki o içindeki inir ne içindeki gücü ortaya çıkarsın ya da ona inansın ona güvensin gibi yani burada da aslında biraz Renira şeyde söylemi de genişletiyor Dark olayından sonra. Hani ben kan ya da işte layık olmak gibi düşünüyorum ya da başka bir şey falan. Hani daha böyle dediğin lidere dönüşme yolunda şeyi de bozuyor biraz. Yani o keşişlerin aslında tepkisi bu açıdan doğru. Yani o şeyi saflığı bozuyor artık. Yani güç için her şeyi o da meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani bastırtları da meşrulaştırıyor burada. O da Jason dediğine geliyor zaten. <laughs> yani işte... Um, Burada um, ne diyeyim, şeye doğru belki bu keşişlerin olmuyor olması bir sonraki olayın daha biraz kaotik olmasına da neden oluyor olabilir. <laughs> Sonuçta hani evet. konseye de konuşulmadı bu konu. Keşişlerin fikri alınmadı. Renier'e tamamen kendi kafasına göre yaptı bunu. Evet, direkt öğreniyorum. Olay tamamen bir kaosa dönüşmüş olsa da aslında bir sonuçu istediği yere ulaşmış oldu. Belki o da... daha fazla... şey olabilir hani... Aa bak ben haklıymışım... iki tane daha ejderha... katıldı bize... o kadar insan yandım anda onları gö görmüş... <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Sikret, falan. İzledi zaten onları artık ya... önce Stephen da aklında yani. böyle gerilirken... üzülürken... şimdi böyle şey gibi izledi. Ee, bayağı böyle zevk almadı belki ama o korkusuzca ve şeyce izledi yani bizsizce. Eski eski tanrılara um, bir sacrifice verilmişti. Burada da uh, yine verildi. Lord of Light'a Light doğru ee... uh, ritual sacrifice yaptılar yani. <gülüyor> <gülüyor> um, her iki hem Damon hem Reniera <laughs> <Rhaenyra>, maşallah. Um, <laughs> şey tanrıları coştururlar bugün. Ya burada Verm Verm Vermitor da, Verm da Verm harbiden coştu ya. Vermitor'un bak hani ee, animasyonunu falan geçtim. Sesler de çok iyiydi lan burada. Bu hmm, gelişi, evet, sesler açmış ya. gürlemesi, ağzını kapatınca o gup 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 böyle ses değişiyor falan. Çok müthiş çalışmışlar yani <laughs> evet çok büyük ihtimalle e, gördüğümüz televizyon ve sinema tarihinin en iyi ejderhasıydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oraya doğru giriyorsak hani şey burada Eee um, burada biraz acımasız bir hani tam olarak nasıl olduğu olayın e, bir noktada şey değil hani e, daha az kişinin ölü, ö, öldüğü bir şekilde kotarılabilirdi ama belli ki Renier'e artık e, o noktayı geçmiş durumda. Hmm. Yani Sees zaten Smoky söylüyor yani. geçiyor daha. <laughs> yani şey Ejder tek tek asılsın. yani yollamak yerine hani hepsi birden zaten ilk verdiği konuşmada şey diyor. İşte some of you may die but that's a sacrifice I'm willing to make diyor. Pardon o Lord Farquaad'ın lafıydı Shrek'te. <laughs> <laughs> ne diyor diyor lan? <laughs> um, um, <gülüyor> um işte şey basically burada ölecek ölebilirsiniz. Yani ya öleceksiniz ya ...doğacaksınız yeni bir insan olarak. Tam bir cult leader e, şey işte ya. Harbiden o bak. Aynen. O cümle tam o yani. Burada ya biz sizi aynen. öldüreceğiz... <laughs> ...ya da... Aynen. ...çok güçleneceksiniz. Evet. Bir kişi falan. E, e. <laughs> evet. İşte ondan sonra... ...zaten... Um, ...hepsini bir arada... ...koymuş olması şeye... Um, ...herhalde şey diye düşünüyor. Yani bir kişi girip yanarsa... ...bir daha bir kimse denemeyecek. Bunu. Denemez. Evet. <laughs> O Ki kaçmaya çalışıyor herkes burası. zaten. kaçamıyor İlk aslında öne çıkan da Silver Dennis diye bir karaktermiş. Ee, şeyde ha. adını vermiyorlar ama ee, kitapta, kitapta da olan Cannibal yiyor kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Öyleymiş baktı. <laughs> Aynen. Evet. O da çok iyi yani Burada Vermut yani. oraya yedirmişler. Um, zaten şey abi burada um, oraya koyuyorlar böyle. Bakıyor elemanlar sizin IMDB'de adınız var mı? Yok yok o zaman yanacaksın yanacaksınız. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> karakter olarak yoksa isminiz şeyde yandınız burada. Hiç uğraşmayın. Atın kendinizi <laughs> de. Hmm, um, çok iyi. Evet şeyde hepsini beraber sokmaları. Tabii bir şey de var. Hani iki üç şey var. Bir birebir bir soksak hani kimse girmez bir daha. İki eğer hani olmadı geri kaçmak istiyorsun yani ben seni bir de artık geri bırakamam sen gideceksin dedikoduyu yeşillere Tabii. söyleyeceksin. Böyle öldürmek zorunda yani. Yani bir de sen bir de Targaryen piçisin. gelmişken seni bir temizleyelim de sonradan hak iddia etme hiçbir şey. <laughs> Komple Cersei'nin Robert'ın piçleri temizlediği gibi. Rhaenyra'da Daemon'ın Corlys'in ne yok hepsini temizledi. <laughs> <laughs> Valla bir açıdan da öyle piç kalmadı memlekette. <laughs> Aynen. Yani, piç falan bırakmadı yani. işe hani, İşe yarar piçler kaldı <laughs> ejderhanın tepesinde. Ha, bu da Silver Deniz'de. Daha komik olanı Silver Deniz şeydi. Ben Mager'ın piçiyim falan. Ha, evet. Ama Mager, Mager ki, kısır. <laughs> o yüzden kimse de sallamıyordu bunu. Cannibal yani evet. da sallamadı zaten. Yedi onu orada. <laughs> Mager hatta böyle e, çocuk yapamadıkça baya böyle damızlık gibi gezip böyle milletle sevişiyor falan bir saçma. o süperdi ya. Böyle şey olunca çocuk yapamıyor falan. Dokuzuncu karısına geldi hala çocuk yapamıyor. bu da bu da kısır çıktı bu kadın. Bir Allah kulu da ya sorun sende değil mi? <laughs> evet. Böyle çünkü adam psikopat. Götü yemiyor kimse. Aynen. Yani. Evet, adamda Balerian var. Götü yiyorsa adamı kısırdı. <laughs> Aynısı. Evet evet bir karı daha almanız lazım. 18. karınız kesin kısır çıkmayacak. Çok da aynısını çıktık bence. <laughs> ee, bu arada evet, şey evet, de ilginçti. An. Silver Deniz'in i̇lginç, de. de özellikle yaralı olması da ilginç bir detaydı yüzü falan. Acaba hani... E... Daha önce denedi mi? <gülüyor> Yok, <gülüyor> de, denemekten <laughs> değil de sanki belki e... herkes işte bir şekilde konuştuysa ben Targaryen bastırdım diye herkes Alf gibi karşılanmıyor olabilir. Yani... O zaman seni öldürelim falan gibi ya da daha önce de öldürmeye mi ha, çalıştılar okay. acaba? Öyle bir şey olmuş olabilir yani. Ya da şey de olabilir. Hani daha çok um, targaryanlar hep böyle güzel falan hani şey ya biraz ha, daha. Evet, o da olabilir. Işte, çirkin de böyle targaryan da var. Hani normal insan normal halktaki şey targaryanlarda da var. Hani güzel evet. de var, hani çirkin de var filan gibi bir şey de yapmış olabilirler. Bu arada şöyle bir mirilamam da oldu bu sahne için. Ee, bilmiyorum ne diyeceksin. Renira'nın kolu seçtiği sahne geldi gözümün önüne direkt. O tepeye çıkıyordu ya şeyde ayağı da yetmiyordu. Ve kolu o gün seçti. <laughs> tepeden izleyip seçtiği günden beri zaten ifla olmadı hiçbir yer. Yine tepeye çıktı. <laughs> bu sefer de ee, Hü Vermitor'u aldı. Ya dedim yine bir şey olacak bu. <laughs> yine tas çıkmaz Bu sefer mı? şey dedim. bu sefer şey dedi abi, Böyle gitti. evet bugünlük benden bu kadar. Bundan sonra ejderha konuşsun falan Aynen. böyle. gelip. Evet barbekümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Pişirdi. Buralar biraz soğumuş falan diye. <laughs> bu arada ejderhalar etini pişmiş yiyorlar. Çiğ yemez. Çiğ doğru. Bir tek cannibal yiyor galiba. cannibal. Medium rare seviyorum. Medium rare seviyorum. <laughs> <laughs> çok, çok pişirmeyeceksin. Onu bir seal edeceksin. Ondan sonra şey diyeceksin. Şey Can de <laughs> iyiydi ama e, tam böyle vermitorla Hugh artık Hugh'nun biraz şeye ben güldüm bu arada ya. Come on falan yapmasına bir şey oldum. Oğlum ejderhayı da böyle almasa mıydın falan diyor. Hadi ya falan diye. <laughs> Ya anlıyorum ya, o biraz işte ama... güç falan hani şey Vermitor'un belli ki öyle bir beklentisi vardı. Hani Ejderha kişinin, işte, mizojenis ejderhası abi ondan. Tabi işte o yüzden zaten. Bir de kadını korudu ya orada falan hani ben ama şey koruma böyle kadının yeri burası değil kardeşim ben onu korurum erkeğim falan. öyle bir koruma. <laughs> ya bana daha çok kızını kızını hatırlatmış olabilir mi diye düşündüm. Ha, yani olabilir. Duygusal. Yak yani. Çaktı böyle Vermison, Vermitor. Evet. Um, ya da şey olmuştur. Allah karı binecek galiba ejderha. <laughs> şekil şekil dedi <bir> böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben, merse, kadın. Hatta şey um, e, oynayan oynayan aktör şey dedi. Um, ve ilk kim gönüllü var mı dediğinde bu Silver Deniz çıkıyor ya. Aha. Hü de bakıyor böyle, orada Hü aslında şey dedi hani o ejderhayı almasından endişeli ilk çıkanın. Ha, okey. güzel, evet olabilir. Hani böyle bakıp böyle adama aziktir almasın vermiyor bu falan diye bakıyor dedi Hü. Hani o, o kadar da şey. <laughs> o zaman kadının <laughs> alma ihtimali zayıf bir ihtimal değil, ondan gerilmiş olabilir orada korumak yerine. <laughs> ya yani belki de hani ne olarak görmek istediğin senin yorumuna kalmış. Tabi burada. Rhaenyra'nın girip böyle Vermitor'u izlediği sene de bu katlıydır şeyine devam ediyordu yani. yani o böyle. sahne çok iyiydi ya. Evet yani böyle bakın ben kontrol edebilirim. Bakın bana bir şey yapmıyor bak. Bak hiçbir şey He, yapmıyor. Hemen gözünü kapat falan. <laughs> Aynen şey um, şey de böyle hani işte güç budur. Hani böyle bir hissetti. Hatta bir dokununca falan um, böyle dediğin gibi senin bir Sith Lord'u evet ya, o... şeyi hissetti böyle. Emma Darcy'nin o bakışı unutamıyorum. Çok iyi. Yani sonra bastı çıktı zaten. Kapıyı da kapattırdı. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi. Survivor. <laughs> içeride. Takılın. Takılın. Aynen. Um... Sonra da hafta arada aşağı düştü ortalık yanarken. Allah falan diye gitti böyle. O iyice... <laughs> ağacın dibi, armut ağacın dibine düştü. <laughs> ama o sahne bir güzeldi bu arada. Nedense Bilbo'yu hatırlattı böyle şeyi falan alınca Smog'un mağarasında da Bilbo takılıp. Ha evet doğru diyorsun. O yüzden bir açayım şu Bilbo Smog sahnesini bakayım dedim ama beğenmedim <laughs> bu sahneyi sonra. <laughs> neyse, geri döndüm. Alf biraz daha yani. saf bir karakter olduğu için bence böyle olması daha iyi olmuş daha böyle burada doğal bir süreçte olmuş. Evet senin geçen bölüm hani hangi ha bu arada bir şey daha söyleyeyim Renira'nın elinde ejderhaların nasıl bir bağlantının olduğuna dair en güncel veri Sea şeyi seçmiş olmasıydı Edim. adımı seçmiş olmasıydı ve de öyle düşünürsen Renira şöyle düşünüyor olabilir. E ben bunların hepsini koyayım Vermitor seçsin o zaman. Evet öyle diyor zaten biraz. Evet, ona getiriyor. Hani şey o hani yine hepsini oraya dizmesi hani böyle olacağını Vermitor'un herkesi yakmaya çalışacağını tahmin ettiğini zannetmiyorum. Hani tamam Darkland'ı yakmıştı ama mesela orada Darkland'ı yaktı şey isim, o gitti sonra. Gitti, bastı evet. gitti. Bütün hepinizi öldüreceğim lan diye şeye bağlamadı. Vermitor belli ki <gülüyor> birazcık <gülüyor> daha gaz bir arkadaş. İşte herkesi yakacağım lan hepinizi yakacağım diye girdi Vermitor. <laughs> Hepinizi ee, bitireceğim ulan. Hani öyle bir şey var. Şimdi Renira öğreniyor. Evet. E, Ejderhan önüne dizi seçme gibi durumu o daha zor oluyormuş diye şey bakıyor. Evet. Işte. Ee, işte o kişi. Ne diyeyim hani öyle bir şey de var. Evet kişilik gibi işte biraz da o word olanı yani kişilik, e, layık olanı gibi. Kiş, kişilik uyumu kesin var. Ee, geçen hani biz konuşmuştuk nasıl bağlanıyor diye işte bu ne diyeyim. Ejderha geni olması gerekiyor. Kesin o var. Eğer e, ama o şey değil, yeterli değil. Sadece minimum o olacak. Evet. Hani ejderha genin yoksa zaten ofis bileceğin yani. yani. Gittin yani. Ejderha geni olman burada mesela e, Reyna'nın denediğini öğrendik. Hani birkaç defa Vermitor'da denemiş galiba her neyse. Evet, olmamış. E, Damon denemiş mesela şeyi, meylisi olmamış. Hani Evet başka bir uyum şeyi daha var. Hani burada görüyoruz ki Hugh Hammer denilen daha gaz daha böyle misojenist ejderhaya uygun ceherisin kişiliğine uygun olan adam her ne kadar ona kapak olmuş olsa da <laughs> <laughs> e, Vermitor güce ya da işte kendine karşı çıkana bağırana çağrına saygı duyarken Silverwing yavrum yazık böyle gelmiş oraya <laughs> bir yumurtaya falan basıyor falan böyle böyle. <laughs> şey. <laughs> Tam şey silmiyor. Sen ne yapıyorsun böyle yumurda? Ne yapıyorsun? Gel bu kimseye ya, yaramaz <laughs> ki. tık diye koyuyor böyle pornoyu. <laughs> <falan. gülüyor> <İktiriyor. gülüyor> Aynen. İktiriyor falan böyle. Şşt, çekil bakayım o yumurtalardan. <laughs> <laughs> um, diye. Bu arada Silverwing'in um, hiç kimseyi öldürmüşlüğü yoktur kitaplarda. Hiçbir savaşa katılmışlığı da yoktur. Aha. <laughs> Tam Vermi, sahibine Vermithor. çekmiş işte. <laughs> yine don. barış döneminde olsa da Vermitor gene bir donlu yakmışlığı vardır da. Evet. Ha, Silver evet. Ring tam sahibi yani. Hatta e, Alison'ın hem barışçıldır Alison e, hem bir anne hani 13 tane çocuğu olmuş sonuçta bir hani daha bir anlaç yaklaştığını görüyoruz burada hani böyle evet. diktiriyor falan ya işte. E, bir de e, şeydi yani Alison büyük ihtimal kilometre e, işte, taksimetre varsa Silverwing en fazla kilometreyi yapmış ejderha olabilir hani belki <laughs> Balerion'dur. <laughs> Tecrübeli, yani, uzun olduğu, için, uzun yaşadığı için de ama bütün diyarı duvara kadar gitti yani şey. alırsan. Hani duvarı geçemeyen o meşhur ejderha Silverwing'dir Silver mesela. Eee yani, gitmiyor. Burada her ne kadar şeyi götürseler de e, Jace Jace gitti bir de Um, sanırım Cehresin de gittiğini söylediler. Kitapta duvara giden sadece Alasındır. Hani sonraki sahnede aslında um, tamamen Silverwing'in gidip uçması bence. Hani Silverwing 30 senedir mağarada. Evet. Alasın öldüğünden beri. Ya da kaç senedir? Orada zede çok böyle kamufle olmuş bir şekilde ve çok uysal yatıyor ya zaten. Evet. Ee... evet. Çok şey e, bayağı orada ayıramıyorsun. Çok güzel yapmış orada böyle mağaranın içinde o grilin arasında e, böyle blend olmuş evet. ya. <laughs> şey, um, şey yapması da penis şey ya. Ya şey işte yumurtaya basınca yani şey alf üstüne böyle yumurta kokusu geldi. Silverwing onu yavrusu zannetti. <laughs> falan <diyorlar. gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> o? Bu tavuk yumurtalardan birinden çocuk çıktı ben diye. <laughs> benim çocuğum musun? Biraz çirkin ama bu ne yapalım artık çocuktu. <laughs> ben de şey düşündüm ya. Damon yok ya. Her yer yumurta olmuş. Toplamıyorlar bunları falan diye düşün. Damon gidip topluyordu. şey yok. Aynen hasadı yapan yok. <laughs> um, şey. Peki o yumurtalar kimin yumurtası? Kime gidecek falan? Bunun geyiği olacak mı acaba yani tartışması? Denerisin yumurta. Hepsi denersin Hepsi yumurtası. Denersin. <laughs> denersin 400 tane ejderhası falan oluyor. <laughs> bu arada um, çok gereksiz bir bilgi daha vereyim. Şeyin uh, lan Türkçesini hatırlamaya çalışıyorum şimdi kelimen. Eğer eğer eğer, eğer evet, var ya evet. bu ejderhalarda. Um, uh, bu ejderha eğer meselesi uh, nasıl bunları eğer takıyorlar lan filan. <laughs> evet. <gülüyor> kim <yet> takıyor <laughs> bunu kim şey, <laughs> Kondal şey dedi ya? E eğer ilk binilirken ejderha küçükken tıkılıyor. Böyle evet. bir hani bir şey kalıyor. yapılıyor ki onunla beraber büyüyen büyüyecek bir şey yapılıyor falan dedi yani e, yani. e yani, şey. um, ama vahşi ejderhaları mesela sheep girerse buna ona nasıl olacak? O da ilginç bir. Yani. Şeye e Game of Thrones'ta Snow'u bayağı dümdüz Yok. bindirmişti. bindirmişler. Eğer yoktu evet. Deniz <laughs> de eğersiz biniyordu. Aynen. Deniz de eğersiz biniyordu. Ge Kitapta var ama şey işte D&D'nin lore şeyi o kadar. Lore saygısı o evet. kadar. Binsin eğer ya. Götü yansın. <gülüyor> <gülüyor> Neresin? Götü pişik yapıyordu. Sürtmekten ejderhaya. Bir de şeyi merak ediyorum ben. O açıklanıyor muydu bir yerde? Hatırlamıyorum ya da başka kitaplarda. Ejderhaların e, büyüme şeyi neye göre? Hani neye göre büyüyor? Hani tamamen genetik mi? Yoksa bunun Yaş. da acaba yine sahibiyle bilgisi var mı? Yani oradan bir şeyiyle. De... Sahibiyle Ay. ilgisi yok. iki şeyle ilgisi var. Bir yaş. iki um, Veigar gibi açık alanda yaşayan ejderhalar. Ha, um, doğru. Aslında Dreamfire mantıklı. gibi um, Dragon Pit'te yaşayan ejderhalar daha küçük kalıyorlar. Doğru mantıklı aslında. Hayvanlara da işkence bu tabii ki. Yani bu pozitif bir şey diye söylemiyorum. Bazı hayvanları maalesef küçük kalsın diye böyle cam şeylerde falan büyütürler. Öyle bir şey de ha, Kalıba falan koymuşlar. Abi sonra öyle bir şey var ya. böyle Küçük kedi bakın ne kadar sevimli. Böyle cam faunsta falan büyütüyorlar. Sonra onları satıyorlar falan. Çok çirkin yani boş ver. Öyle bir şey var aynen. Ee, ama dediğim ben mantıklı. Ben cahilmişim yok. bu konuda. Cahil kalsam neymiş. <laughs> boş ver siktir. Ama evet kapalı alanda kalınca e, hareketli şeyi farklı. Evet vermitorda da şeyde de farklı. Bir de şeyde artık anladık. E, bunu Renis de söylüyordu. Hani çok hareket edince daha çok yemek yiyor. Aslında kalori ihtiyacı arttıkça yemek yiyorlar. Yoksa günlük abi ben zaten büyüğüm çok yiyeceğim gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Ondan da çok çıkmayabiliyorlar ya da daha az minimal beslenebiliyorlar yani. Bir daha durum. Evet George bunu bir blog postuyla açıklasın. Neden? Açıklasın. 40 <laughs> senedir Silver Ring yatıyor orada mağarada. Beli ağrımadı bunun <laughs> diye. Evet bir... <laughs> Bir yere gitmez onlar lütfen gidemezler. Ha, şeye yani. giden Sheep Stealer bir 300 kilometre yol çıktı diye laf söyledi. bu çıkma enerjileri alır mantıklı o zaman. Neyse artık. Yani. Ya bir de 5 dakika yola yol. onun için şurası. Zaten Milesia'da dalga Ay. geçiyor. Oğlum bu Dragon şurası mı hemen hemen çıkıp çıkıp gidiyorlar falan diye. <laughs> e orası falan. Şurası abi taş evet. atsan yetiştirirsin King Landing'e yani evet. buradan katapultla atsam bir şey Baya, <laughs> vurursun yani. Bayağı yakın gerçekten bu arada. <laughs> ee, yapabilirsem aslında son bölümde bir tane interaktif e, haritası var HBO'nun sitesinde. Onu ekrana verip en son bir summary yapabiliriz şeyin sonunda. Ben böyle anlatırım. Bakın şuradan girdi. Bundan <laughs> <laughs> Ondan sonra 9 saat sürer. <laughs> evet, 9 saat harita anlatırız böyle. Oraya gitti, buraya indi diye. Bakın, Lannister ordusu buradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Sonra artık son sahnede Yeşil Konsey artık son bir konuşma yapıyor işte. Burada birkaç detay var. Ee, sen bu Otto ile ilgili bir şey söyleyecektin. Onu istiyorsan burada bahset. çünkü Lord Orm'un Tide Tower yavaş ilerliyor diyor Jasper. Biz böyle savaşından evet. dolayı diye. Şey de ya geçen uh, Otto'dan haber alamıyorlar diye bunlar. Evet. <laughs> uh, teorimi söylüyorum. Otto Beesbury'lerin elinde. Ha o. Kitapta yok bu arada. Evet, Çok mantıklı. Diyorum, <laughs> Otto'ya ne oldu neden haber vermiyor diye. İşte biz bürürlerle savaşıyorlar ya. <laughs> bu arada bak çok Anladım. mantıklı dediğin. E, sonuçta Kol bu hareketi kendi kendine yaptı ama e, Otto Hent'ti yani. Otto suçlu görüyor olabilir Otto'yu. Sen izin verdin, sen emir verdin falan gibi olabilir. <laughs> aynen aynen. Evet. Şey yani darbeyi yapan Otto sonuçta. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Onlar şeye de karşı. Renier'e biz bürürler. Evet. Bu arada... Um, Sadece Beesburler değil ayaklanan aslında. Orada mesela um, High Tower'larda da um, kendi şeyleri Tyrell'lerin hani Tyrell High Tower um, aynı Riverlands'te gibi bir Reach'te de bir şey var. Um, Lordların arasında bir uyumsuzluk var. Um, High Tower'ları aynı Lannister'lar gibi pek sevilmez. Hani böyle götü kalkık zengin aile olarak bakılır. Um, işte Tyrell'lere de Jumpstart aile olarak bakılır. Jumpstart. <laughs> hani, <laughs> şey bunları. Aegon verdi işte bunları. Yaktı Gardener'ları. Bunlara verdi diye bakılır. Ha, bunlara kaldı. Um, evet. Kitapta Beesbury, Tarly um, gibi birkaç aile um, ayaklanıyor aslında. Sadece Beesbury'ler değil. 3-4 tane aile bir araya gelip um, Hightower'lara şey yapıyorlar. Engel oluyorlar falan yani şeye gitmesine ordunun. Ha, göreceğiz. Burada da sanırım birkaç aile lafı geçiyor. O ailelerin hangileri olduğunu hani tarlaları falan göreceğiz mi bilmiyorum ama galiba yani, son bölümde birkaç bir şey göreceğiz oradan. Ee, zaten okay. geçen bölümün ya bu bölümün fragmanında işte Darren'ın dragonu tesadünde uçmaya başladı. Hani şey gibi anladım ben de onu. Hani artık büyüdü o da uçabiliyor yani. Ele gelmeye başladı evet. gibi biraz da. O mu yoksa hani biz bölüre kadar savaşta da kullanmaya başladık mı? Hani bir görmüyorum, görebiliriz belki onun şeyi. Ya ben. Bu arada Derin'i kastetmediler galiba daha. O yüzden onu seneye göreceğiz. Önümüzdeki, önümüzdeki bölüm göremeyebiliriz. Çünkü kastetme ve normal kimi kastetecekler Derin çünkü şimdi. Yaşına uygun birini evet. kastetseler büyüyecek iki sene sıkıntı. Aynen aynen. Evet, o yüzden. 16 yaşında mı demişti ona Gwen geçen de? Galiba ya öyle Gön demişti ya biz tahmin etmiştik şeye göre. Yok adını yaşını söyledi çünkü Tinder profilde var ben baktım. <laughs> Beni iktirdi sahiptirdi. <sağa> iktirdi. <laughs> Hayatımda da Tinder kullanmıştım yok salak gibi. Sa sağa iktirdi sola iktirdi ne oluyorsa artık. <laughs> Meç <laughs> oluyorsun abi. Sağ olunca okey galiba. Sol negatif. Ha sola gittirdi beni o zaman. Ha okey. beni. <gülüyor> ee, <gülüyor> burada burada Jasper'ın bakışını zaten konuşmuştuk. Ejderha sesi gelince daha doğrusu halk da bağırıyor. Ejderha, ejderha falan. Jasper'ın ne oldu? Dedim sana siklemedim beni falan bakışıyla. Loris'in <laughs> de böyle. Aynen. <laughs> Nasıl Keşke söyleseymişim ya falan diye. Ulan gitti bro onu point'i kaçırdık ya diye. Evet, burada Sea Smoke diye düşünüyorlar herhalde evet. onlar ama halbuki değil. Değil yani. Eymond'un zaten Allah ejderha falan deyip ta Vegar'ı da mecburen dışarı park ettiği için açık araziye <laughs> yanına koşuyor. Biraz... Yok abi Kings park edersen çok şehir içinde çok ya park yere, Tabii tabii yani pahalı. Çok, çok, pahalı o yüzden herif ormana park etmiş yani <laughs> Yıllık anlaşmıştır zaten o. <laughs> Aynen. Veigar Dragon Pit'e girmiyor yani orada. <laughs> Katlı ota parka parka demiyorsun. Çok büyük. Peki burada şeye ne diyorsun? Ee, Veigar'la arasındaki konuşmaya. Hani No Veigar dediği kısım acaba Veigar gitmek istiyordu da yok yok gitmeyelim diye mi çevirdi? İlk başta yoksa o gitmek istedi Veigar ya dur kardeşim bir ortalık karışık mı çekti biraz orada? <laughs> o... o... Veigar bence Aegon'un pardon Aemon'un ee, altını sıçtığının kokusunu aldı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun orada lan? Lan diye. Koku ne Allah belanı Evet ilginç bir şekilde Eymond um, herhalde Veigar'ın tepesine bindiği günden ilk defa günden beri ilk defa korkmuş oldu. Evet. <laughs> Çünkü hani ejderha lafını duyduğu anda ya da görüyor ileride ejderhayı tam olarak ne olduğunu bilmiyordur herhalde artık Smoke mu Silver Wing mi yani neyse. Yani fark etmez atlayayım gideyim beyakayım diye düşünüyor çünkü en büyük ejderha bende ya Evet. hani temkinli davranmasını gerektirecek bir durum yok Dalar atlıyor evet. <laughs> Aynen. Oraya gidince anlıyor ki durum <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Bu arada um, şeyin Silver Wing'in Burada kesinlikle Alf'ın kahvedeki arkadaşlara ejderhayı göstereyim diye geldiğini zannetmiyorum ben. Silverwing kendi geliyordur diyorsun. Bence Silverwing kendi geliyor. Çok bir kontrol demiş gibi de gözükmüyor zaten. Evet Alf. evet. <gülüyor> <gülüyor> Adam bu konu daha iyiydi bu arada. Adam bak mesela hemen adapte oldu falan. Hani şey deyince de getirebileceğim getiririm ben de falan hani. Edim <laughs> daha kontrol ediyorum. <Getirin. gülüyor> e Siz zaten biliyor gömmeyi. Biliyor rahat. aynen. Denizi Biz de biliyor. Sen getirdin sen. Aynen şey. Her neyse işte burada bir şekilde planlı olduğuna zannetmiyorum çünkü bunu hani büyük ihtimal hani timeline olarak baktığında orada hülya falan uğraşırken şey. Raniere'a bir yandan böyle Silverwing'in e çıkıp eee diye gittiğini falan gördüler herhalde. <laughs> Ondan sonra Silverwing gitti. Çünkü hani böyle daha um, Alf'la falan hiç konuştuğunu zannetmiyorum Raniere'a. Hani bindiği gibi kontrolü kaybetti gitti, gitti Silverwing yani. um, Red Keep'e. Çünkü sen oradaydı yani. Tabii. Omur ilkten gitti muhtemelen olabilir. <laughs> Aynen. A şey yaptı. Eee um, aslında bak şöyle de mantıklı. Nasıl memori? Böyle evet kediler köpekler de hani bıraksan da evini bulur ya o kokuyla şeyle. Biraz o kafada gitmiş olabilir. <laughs> Pigeon'lar nerede öyledir işte. Aynen. Geçen sezon anlatmıştık. Pigeon nasıl yolunu buluyor diye. Evet bu arada. <laughs> yani. Çünkü şeye ne o? Stepstones'a pigeon yollayamayıp herifi yollamışlar diye adamı dövmüş. <laughs> ya <değil> mi? sonra. <laughs> <laughs> evet ya yazık oldu adama orada öldü mü kaldı evet. mı, ne oldu sakat mı kaldı Şimdiki de şimdiki Damon'u görsün adam çok değişti deyimi şimdi ha? <laughs> o zaman dayağı boşuna yedin ya sen. şimdi bu, vallahi Her neyse. boşa gitti Burada bir surprise factory bozmuş oldu Silver bu hareketi hani şimdi Aymond gördü evet. Renier'ın elini hani yarın komple 6-7 Dragon'la birden inseydi King's Landing'e belki şey. Hani bunlar gözükmeden. Sıçacak. Belki lazım. Farklı bir durum olabilirdi. Ama o yaptığı hareketle ileride bir sürpriz şeyi bozmuş oldu. Hatta fragmanda da bu yüzden Aemon hemen Helena'ya gidiyor. Dreamfire'da bilmeni istiyorum falan diye. Hemen zaten anlamış yani orada bok yediklerini. <laughs> evet. Yani Dreamfire'da pek para çek durumda değil yani. Evet. Hmm. Peki. Tabii ki e, e, şeyde de hani anında orada o anda saldırsaydı falan diye de düşünmüş olabilir insanlar. Hani bilmiyorum belki daha e, o yeni binicilerin savaşa hazır olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Ama de. kimin sürdüğünü, Ama sürdüğünü de, de bilmiyor demiyorum. ki. Yani Reyna mı diyorlar bilmiyorlar. Belki o da Reyna zannetti bir tanesini. Ee, dedi şeyde gitmedi haberde. O da şu an hani uzaktan gördü yani çok da bence şeyi anlamadı. Kime nasıl sürdürdüklerini. Hani belki bilseydi Yok. dediğin gibi istihbaratı olsaydı belki saldırırdı yani. Kim? Şey mi? Eymond Eymond ha. Hani ca cahil olduklarını Yok. bilseydi belki şey yapabilirdi. Ha ben zannetmiyorum. 5-6 ejderha birden gireceğini zannetmiyorum. Orada Jayce 2 yoktu. bahsediyorum. Renira. <laughs> Chase utanmış benimki çok küçük. <gülüyor> <kibariyle>. <gülüyor> Chase çıkmamış. <laughs> Adam F-35 getirdi bizde ses ne var? <laughs> evet. um, yok şey değil ben daha çok Renira. Ha. ha sen Renira üzerinden. Okey pardon. Ama şey diye düşünüyor olabilir. Daha bu adam kontrol edemiyor mu direkt Doğru. dalmayalım. Daha i̇şte, ilk günde düşürmesin hepsini diye Doğru. Adam olabilir. için de hemen eğitim alsın diye zaten komut vermişti o yüzden. Hani biraz eğitelim eğitelim evet, bunları. bunlara biraz hayvelerin evet. öğretin, iki komut öğretin falan diye. Doğru, doğru. yani, yani. yani burada de, şeyin de cult leader, işte religious, daha otokratik Rhaenyra'nın eline de güç geçti. Artık Buradan sonra um, daha bir an şey de düşünmedim da, değil ya bu son şey. sahnede. Ne? 3 tane işte Alf, um, Adam ve de Hugh <laughs> filan e ejderhalar. Dedim Reyna bravo tebrik ederiz. Nur topu gibi üç tane daha Damon'ın oldu. Aynen daha 3 tane daha kontrol edemeyeceğin erkek güçlü oldu, ejderhalı erkek. Evet. Hadi bakalım <laughs> kolay <ya>. gelsin. <laughs> Koş Jayce'i de sayarsan 5 tane daimon oldu için Evet adam. ya. Bir bey de var. Ee, koğuş gibi oldu ortalık. Gerçekten inanılmaz ya. <laughs> Askeri koğuş gibi yani. <laughs> Aynen. Hepsi böyle benim ejderham daha büyük. Senin ejderhan daha büyük. Benimki de 5 yapıyor. 500 yapıyor. Seninki kaç yapıyor. ya <laughs> yazıştırmalar bir sonraki bölüm. Bir de ben şey de düşündüm. Jayce sadece küçük diye değil, şeyden de e, tripli ya. Tripli olduğu için de çıkmamış olabilir dışarı. Evet ben bu Çıkmıyorum, lan. Bastard'larla yani yan yana durmayacağım size. aynen falan. Ben Aa, de Evet pis. yani. <laughs> Jayce'leri kadar çekecek bu şeyi evet çiziyoruz. Göreceğiz diyorsun. bakalım. Belli ki bir bir hareket yapacak böyle. Onu zaten çoktandır izlenimini alıyorduk da. Evet. Bir RC bir hareket yapacak belli. Şimdi ben bir son bir z raporu vereyim. Seyirci de daha ta kolay takip etsin. Şimdi siyahların elindeki ejderhalar. Vermitor. <laughs> hepsini bir sayacağım. Çetin. Aynen. Vermitor Huda, Silverwing Wing e, Alf'da. Cyrax Renira'nın zaten onu biliyoruz. Vermax Jason, e, Moon Dancer var Beyda'da. Karaksiz'de Dame yok. var pardon pardon pardon. O, o var, var. Aynen. Ha, da. Aynen. Damon'da. Hani Damon'ı sayıyorum şimdilik. Yani ellemedim. E, yedekler var. Yedekler Tyraxiz'de, Joffrey'de. Stormcloud Egonda Bunlar daha zaten hani küçük ejderhalar. Az bir yedek daha var ama o hiç yok. O yumurtada olduğu için onu hiç yazmadım. Ona girmiyorum şu anda. Boşta O zaten olmayacak büyük ihtimalle. Yani orada hiç. bir sıkıntı çıkacak evet. Boştakiler var şu anda Shipstealer. Ee, bu zaten Reyna'nın peşine düştüğü ejderha yüksek ihtimalle zaten iki sürücü ihtimali var şu anda. Biri Reyna, biri Alin. Yani net olarak. Alin de kullanmayacağını söyledi zaten bunu. Ama Corlys bilmiyorum bir gün zorlar mı? E, gitsen de <laughs> şey yaptı, iyice zorlayabilir. <laughs> e, belirsizler vardı. Bunlar dizide olmayacak zaten. Artık Grey Greyhost'la Cannibal yüksek ihtimalle olmayacaklar. Ama Cannibal'a bence bir gönderme yapacaklar. Ben Sunfire fikrimi orada koruyorum. <laughs> Okay. Onun Anladım. dışında yeşillerde de şu an Veigar var, Aemond sürüyor, Dreamfire var, Helena sürüyor, bir de Tesarion var, hiç görmediğimiz Deyrnus sürdü, sürdüğü. bir de Ölüm Döşeğindeki Sunfire var. Ee, onda hani başında birileri duruyor mu hala yoksa öldü ölecek mi? Ne durumda son halini bilmiyoruz. Ee, hani o bir tane daha var aslında Dragon Pit'te. Hangileri? Cehresin ölen küçük ceherisin Ejderhası Şirkos var. Aa bir doğru evet. O, o, hiç ortada. Cehera. Ya. O hiç konuşulmadı. Ceheras'ın ikisi Cehera'nın. Morgul var. Onlar da ufak. Onlar The Dragon Pit'te um, uh, ile beraber takılıyorlar şu anda. Ama hiç evet laf şeyi geçmedi. Onlar sıfır şu an. Hiç konuşulmadı ya. Bunların Shipstealer'ın da adı geçmedi ama göründü en azından. Ya yani şey iz bıraktı onu gördük. Diğer ikisi hiç konuşulmadı bile. Masaya bile gelmiyor şu anda. Muhtemelen çok küçüklerdi herhalde. Evet o en küçük ejderhalar savaşta bir um, rol oynamayacağı için herhalde onları kafası karışmasın diye seyircinin Aynen. dışarıda bırakıyorlar şimdilik. Oraya koymadılar. Evet var mı son ekleyeceğim bir şey? Ee, artık finale yapacağız haftaya. Finalde zaten toparlarız Okey. bütün sezonu da. Yok ya ne kadar olduk saat? Sa üç buçuk saat yine bu... <laughs> İstiyorsan bir yarım <laughs> saat doğrunun e, ilk savaşına gir. <laughs> Oradan daha. Yok gidiyor. her bölümü izliyorum böyle şeyde bu bölümde de izledim um, Bölümü bittikten sonra şöyle düşündüm. E bu bölümde çok aksiyon vardı bundan üç buçuk saat konuşma çıkmaz dedim. Yine çıktı. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> bu şekilde çıkıyor. Bunu en son demeyeceğim. Evet, ya analizin en rahat yaptığım bölüm buydu bu arada. Çok aksiyon dediğin gibi aksiyon sahnesi olduğu için normalde 3 saat falan sürüyor benim durdurarak izlemem. Bu da böyle 2 saatte falan bitti. Kısa sürdü yani. Evet. Ben de um, şeyde ne diyeyim Damon sahnesi hatta şey Laris ve Iron Rod sahnesi arasında daha çok kafa yormuşumdur. Laris <laughs> evet. <ile Iron gülüyor> Aynen. Mecralar işte. mecralar. Aynen. Onlar şey. Oralar rahat, rahat oldu. O zaman haftaya finalde görüşüyoruz. Final bölümünün adı belli olmadığı için bir şey diyemiyorum. 8. bölüm. Haftaya son. Sonra ben du duydum bu arada final bölümünün adını. Ha, spoilerlı mı? Evet. Ha, o zaman söyleme. Bakmayın. <laughs> <laughs> Böyle çok bariz bir spoiler değil ama spoilerlı. Bilen anlar yani muhtemelen bir spoiler olabilir o zaman. Okay. Evet. O zaman haftaya görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay. Haydi bay, bay.